Telefondan bir kontrol edeyim. Bakalım başlattı mı YouTube'da. Bismillah diyelim inşallah. Şuradan hemen bir teyidimizi yapalım. Bekleniyor diyor hala. Başlatmış olması lazım şu anda. Bir saniye. Şimdi canlı yayında diye bildirim geldi. Sanıyorum chat biraz gecikmede kaldı. Onu bir hemen kaldıralım. Şuradan. Efendim selamlar. Hoş geldiniz. Şu anda son ayarları yapıyoruz. Hem de paylaşımları yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmaması adına, herkese duyurmak adına. Şu an her şey yolundaysa bir de şu chat ayarlarından hızlandıracağım ki sizlerin mesajlarını daha çabuk görelim. Yorumlarınızı daha çabuk eş zamanlı olarak aktaralım diye son bir iki ufak ayar yapıyorum. Sizler de o sırada çaylarınızı doldurabilirsiniz. Hemen şöyle bir ayarı yapalım. Evet, özelleştirme dedik. Mesajlar arasındaki süre demiş. Direct. Canlı yayın ayarları hemen şuradan. Tamamdır. Şu an herhalde herhangi bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Görüntüde, seste bir problem var mı? Yoksa ufaktan hoş geldinlerimizi vererekten başlayalım. Mustafa Hocam, Mehmet Hocam hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk bulduklardan arkadaşlar. bir Demet. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Keyifler yerindedir. Ben yine bir kontrol edeyim. Şimdi biraz iki konuklu olduğumuz için ben de hata yapmamak adına tekrar tekrar kontrol ediyorum. Affınıza sığınıyorum. O yüzden bölersem en azından başta. Kusura bakmayınız. İyisiniz umarım. Keyifler yerinde mi? Bir sıkıntı yok, yaşıyoruz. Dert üstü, Murat üstü. Allah iyilik versin. Tekrardan şöyle son linkimizi de paylaşalım. Yavaştan toplanıyoruz. Evet şöyle. Şuradan bir Ben de bir YouTube'a. yandan konuşurken bir yandan kendi kanal şeyde sayfalarımda Ha, falan şeyleri her paylaşıyorum. taraftan paylaşalım. Çünkü bazen şey olabiliyor, bildirim gitmeyebiliyor. Bazen insanlar o an unutabiliyor. Mümkün olduğunca herkesin önüne düşürelim. Sonradan şeyi görmek tatsız oluyor çünkü. Ya yayın mı vardı, işte Aa, şuradaydım mı, kaçırdık denebiliyor, kaçırdık evet. falan. O çok tatsız bir şey. Hani böyle seni de üzüyor, karşındakini de üzüyor. O çok tatsız oluyor. O yüzden mümkün mertebe her taraftan saldıralım. Şöyle bir yayındayız Bir dedik de Twitter'a da. YouTube'un bir şeyini bozdular galiba. Bildirim gitmiyor bazen doğru dürüst. Canlı bildirim geç gidiyor. Bazı Evet, evet. yayıncılarda da çok dikkat etmeye başladım. Bu şeyde de var. Kick'te de aynı sorun var. Normalde canlı yayına girdiğiniz zaman yani normalde şeyini söyleyeyim. Twitch'te, Kick'te mail atar, mesaj gönderir, bildirim çalar, güvercin postalar, her şey yapar, bildirir sana. Şimdi katiyen insanlar görmüyor, daha sonra "Aa, yayın mı vardı hocam? Görmedik" falan diyorlar yani. Senin yayın maillerin geliyor abi bana ama ben anlık Ha, şeyleri geliyor mu? takip edemediğim için maile girdiğim zaman böyle Ha. sabahları giriyorum. Ben de öyle bir ihtiyar gazeteci şeyi var yani. Maillere böyle sabah bir eskiden gazeteyi karıştırırlardı ekleri falan. Onun gibi bakıyorum. Giriyorum orada Lexi Story is live falan diye bir mail geliyor. Maile onay verebilirim. Diğerleri ama şey Kick uygulamasını indirmedim. Ona bir şey diyemiyorum. Bu arada son olarak şeyi sorayım. Üçümüzün de sesinde bir sorun var mı? Dengeli mi? Dinleyici Evet. arkadaşlar, izleyici arkadaşlar teyit ederse. Hani atıyorum Mehmet hocamın sesi kısık ya da Mustafa hocamın sesi yüksek. Onları da son bir ayar yapalım. Ben de bir yandan şuraya chat kısmını bir açayım. Mesajları kontrol edeyim. Ben de diyorum bir şey eksik yaptım. Ne eksik yaptım? Şimdi aklıma geldi. Şey yok. Chat'i kenara açmadım. Şu anda fark ettim eksiğimi. Şöyle bir şimdi şuradan ses yankılanmasın diye hemen bir da son mute'a aldım. Evet, sohbet penceresini de açtık. Okey, tamam. Burada da sıkıntı kalmadı. Tamamdır. Şimdi mesajlara bir bakalım. Oo maşallah bayağı toplanmışız. Herkese tekrardan iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz efendim. Like'lar unutulmasın mesajı gördüm arada. Çok güzel olur. Yeni insanlarla tanışmamıza da vesile olursunuz. Şöyle hocalarımızla denk gelmeyen varsa veya benimle denk gelmeyen de olabilir. Belki hocalarımdan da kanalımıza gelenler olabilir. Üçümüz de müşterek bir şekilde aşağı yukarı aynı alanlarla veya yakın dönemlerle ilgilenen içerik üreticileri. Onlar aynı zamanda yazarlar ki alanlarında da ben çok başarılı buluyorum.
Mehmet Hocam'ın kitaplarını özellikle yakın zamanda okuyacağım. Dün onunla ilgili bir ufak eleştiri de aldım kendisinden. Sebebini de ilerleyen saatlerde inşallah açıklayacağım kendisine de. Henüz okuma şerefine nail olamadım. Yakında okuyacağız inşallah. Mustafa Hocam'ın Lex History adlı kanalı var. YouTube'da tarih içerikleri üretiyor. Mehmet Hocam da aynı şekilde YouTube'un yanında çok başka işler de yapıyor. Kendisi bahsetmek isterse bahsetmek istediği kadar. Ben şimdi çok fazla orada detaya girmeyeyim. Kendileri ikisi de çok Lazer her alanda içerik üreticileri. Yani Mustafa Bey'e denk geldik konuk bile ettik demiş. Muhabir Selçuk Hocam gelmiş. Hoş geldin evet. abi. Ya benim için iyi bir stüdyo deneyimi oldu bu Habbir kanalı. Yani güzel bir stüdyoları var. Hani Muhteşem birkaç gördüm. günde varılıyor ama güzel bir yer. Nerede? Stüdyo nerede ya? Birkaç günde. Valla yani öyle bir yerdeydik, şimdi nerede olduğunu bile unuttum yani. Bir şey Ama diyeceğim. zor gittiğimizi hatırlıyorum. Bizim Bollalar da orada mı diyeceğim Ha, o de. civarlarda. Edirne. Mehmet abiye daha yakın. Yani İstanbul'un merkezine uzak biraz. Ama güzel güzel bir stüdyoları var yani. Çok güzel görselleri, video görsellerini ben çok beğeniyorum. Muhabir kanalına da arkadaşlar davet etmiş olalım. Kendilerini de bence takip etmelisiniz. Muhtelif konularda yani kültür, sanat, toplum, tarih birçok alanda kendileri içerik üretiyorlar. Henüz daha çabalarının ve güzel emeklerinin bence karşılığını alamadılar. İnşallah Bence de. alacaklar diye inanıyorum. Ya bana çok garip geliyor mesela. Arada bir video düştüğü zaman izliyorum ya çok daha fazla aboneleri olması gerekiyor bence bu Ya noktada. bu YouTube'un cehennemi bir şeyi bu. Yani mesela bizim kanal 4. senesine girecek. 4 senedir abi bu kanal çok yakında çok büyük patlayacak. Yerimizi alalım şeklinde mesajlar alıyorum. Ya yani artık sinirimi bozmaya başladı. Patlamayacak. Bu kanal bu kadar. Yani Ya. öyle bir şey var. Ama muhabir hakikaten yani emeğinin karşılığını henüz alabilmiş değil. İnşallah İnşallah yakında alacak. alır diye de ümit ediyoruz. Yani en azından Ya bir şöyle bir de 30 binler 20 binleri görsün yani. inşallah ya, insanları da beklerken hazır toparlanıyorken ben şeyden paylaştım Twitter'dan YouTube'dan. Şimdi birkaç dakikaya daha gelenler olacaktır. Orada da bir şeyden bahsedeyim ya. Şimdi mesela dünyanın en iyi işini yaptık diyelim. Biz 3 içerik üreticisi veya 3 atıyorum sinemaya gönül vermiş birisi olarak gittik. Dünyanın en iyi içeriğini ürettik. Fakat YouTube veya platform kimsenin önüne düşürmüyorsa hiçbir şekilde bir karşılığı olmuyor. O çok bir sinir bozucu bir şey. Ya, inanılmaz emek verdim diyorsun, harika yaptım diyorsun. Kimsenin önüne düşmüyor mesela. Ne önemi kalıyor o zaman? Hiçbir şey kalmıyor karşılığı. Biraz... Zaten yani YouTube'da şöyle bir şey var. YouTube'da dışarıdan bir yerden beslemiyorsanız kanalı, yani Twitter'da duyurmuyorsanız veya başka bir duyurma alanınız yoksa kendi başına bir kanalın yükselmesine pek müsaade eden bir platform değil. Maalesef öyle. Ya bazen bakıyorsunuz bir videosu kanalın 5 milyon izlenmiş, konu denk gelmiş varsayıyorum. Evet. Ama o kanalın 100 abonesi olabiliyor. Yani herhangi bir bot falan kullanılmaksızın da. Yani video bazında bazı şeyler var, şanslar var. O dalgaları yakalarsanız bazen ona imkan tanıyor sadece. O dediğine çok fena tanık oldum abi. Bir tane kanala denk geldim böyle. 4 milyon izlenme falan diyor. Bakıyorum Allah Allah. 500 abone var. Videoların hepsi 50 izlenmiş, 60 izlenmiş. Aradım buldum. Bir tane video sadece şeyde Shorts'ta 4 milyon mu ne izlenmiş? Geri kalanı sıfır yani. Öyle bir algoritma da olabiliyor. Kanal isimlerini sormuşlar. Bilmeyenler için hatta şöyle bir linki ben hemen bir şeyden chat kısmından bir şey yapayım. Şuradan ayarlayayım. Hemen bir YouTube linklerinize diğer kanalların sizlerin kanallarını paylaşalım. Abone olmayan varsa bu fırsatı kaçırmasınlar. Gerçekten iki şahsına münhasır. Ben açıkçası ne yaptığınızı böyle çok anlatmak istemiyorum. Bunu anlatmaya da gerek yok. İçeri girdiğinizde nelerle karşılaşacağınızı, gayet güzel Ya içeriklerle cildir, hostahtır, karşılaşacağınızı eşkıyadır, kefil kabadayıdır. Zaten olabilirim. bizim buraya gelen insanlar, bizim şey takipçiler zaten her böyle. Anladın mı yani? Bizden iyi tanıyorlar da hatta. Tanıyorlardır da hatta bence. Aynen öyle. Ya Ya işi mesela Mehmet abi çok güzel bir tek cümleyle izah edebiliyor. Bizim kanalın öyle bir izahı da yok. Yani bizim kanalda evet. yemek tarifi de var. Sinema ile ilgili laklak da yapıyoruz. Dedikodu da yapıyoruz. Ne yaptığımız belli değil. Yani epilepsi krizi gibi bir kanal. Arkadaşlara Allah'tan yardım diliyorum şimdiden. Yani inşallah aradıkları içeriği bulabilirler bizim kanalda. Ya şey gibi bilmem ne anılarım ve Atatürk falan var yani böyle şey. Evet. Aynı orada işte gibi. Abi ama senin kanalın şeyini seviyorum. Renklerle çok güzel oynuyorsun. Yani epilepsi krizi deyince o geldi aklıma böyle. Videoya göre, formata göre bir anda renk değişimi böyle bir atmosfer değişimini çok güzel ayarlıyorsun ama. Bence çok güzel bir şey bu yani.
Ya böyle böyle Sinan Çetin gibi oldum. Benim ilk videolarda şey ne derler FETÖ tapesi gibi görünüyorum. Daha sonraki videolarda gitgide daha şey böyle uğraşı uğraşı artık şeye döndük yani. Abi bir yandan şu şeyde bir ufak kayma olmuş. Onu bir hemen düzelteyim OBS'de. Şöyle yapalım. Şunu bir tık daha uzatayım bir. Hazır burada kontrol ediyorken. Şey geldi aklıma sen böyle 2000'lerin başında bir format şey terörü vardı ya Türk televizyonlarının her yerde farklı dekorlu şeyler sahneli böyle film gibiler falanla başlayan böyle 2002'lerle 2003'lerle başlayan. Evet. Ufaktan ufağa herhalde toparlanmışızdır diye düşünüyorum. Bir 10 dakika civarı oldu. Herkes ufaktan safları sıklamıştır. Aramıza şeytan girmesin. Bugün ne konuşacağız? Öncelikle hani biraz böyle çok kısıtlamaktan ziyade illa şundan bahsedeceğiz, bundan bahsedeceğiz gibi izleyicilerden gelen sorularla yani sizlerden gelen sorularla biraz yönlenecek. Burada güzel sorular sorarsanız inşallah güzel cevaplar da gelecek. Bunun dışında şahsi niyetim ben hocalarıma şu arzuyla gittim, şu teklifle gittim. Ne zamandır böyle kopuk kopuk, bölük pörçük Twitter'da, YouTube'da çeşitli konular hakkında konuşuyoruz. İşte bu modernleşme süreci, sancılı modernleşme evreleri, efendime söyleyeyim padişahların girişimleri hep böyle parçalı bir şekilde konuştuk. Bugün biraz nereden nereye geldiğimizi yani 17, 18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyıl başlarına ve devamında günümüze sirayet eden bazı sıkıntılı süreçleri de hepsini birlikte bir konuşalım. Ortaya bir şey çıksın bir daha sonra oturup izleyenlerin bundan faydalanabileceği hep beraber bir şeyler öğrendiğimiz bir içerik oluşturmak istedim. Sağ olsunlar kendileri de beni kırmadılar geldiler tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Biz teşekkür ederiz Şuradan da bu davet için. Bu arada biz bu şeyle Berkay'la ta Edirne senelerinden tanışıyoruz Mustafa. öyle mi? Tabii Bizim bizim burada Sokakta Sanat Var diye bir şey vardı, ekip vardı Edirne'de. 2012 falan, 2010, 2013. 2010. Bir şey diyeceğim. Sen Sokakta Sanat Var'dan önce şeyde de vardı değil mi? Sahne Meydan'da. Sahne meydandaydım, evet sahne meydan. Tamam 2013'te da falan. o bir ya o bizim şey tarih bölümünden şey topluluğunda çocukları kurdu topluluk. Evet. Yanılıyor Bayağı muyum bir burada Berkay? bayağı bir teşhiki mesabemiz var yani Trakya Üniversitesi'nden de. Ha, yanılıyor muyum? Berkay Hoca'da bir macirlik var sanki. Var abi. Anne Evet. tarafından var. Bizim anne tarafı Tamam. şeyden Makedonya tarafından gelme. Baba Eyvallah. Erzincan. Bir oradan bir Ha. oradan. Edirne'de orta yolu Eyvallah. bulduk. Edirne'de okuduk. Edirne Her olunca tarafta. dedim öyle bir hani şey mi var? Evet, isabet ettim. De Şeye sigma da şey gelmişler anlıyor. zaten. Hayrabolu'ya, Tekirdağ taraflarına gelmişler onlar da. Trakya'nın her türlü suyunu içtik, her yerinde gezdik yani. Çok güzel memleket. Trakyalı arkadaşlara da selam olsun burada. Ufaktan ben sizi şey gibi oldum böyle. Sorularımla sizi terleteceğim falan diye. İddialı gibi oldu. Sorularımla bugün inşallah izleyenlere güzel bir deneyim yaşatma arzusundayım. Başlıktan da tepede headline olarak yazdık. Ayanlardan Tanzimat'a diye. Burada ilk önce biraz Mehmet hocamı, Yaltırık hocamı yorayım abi istersen. Seni biraz daha böyle 1800'lere saklıyorum Mustafa hocam. Hani oralarda biraz daha yoracağım seni. Hani biraz da 18. oralarda. yüzyılda it kopuk çok arkadaşlar. Değil mi? O yüzden Buraya biraz benim de da. ufak dokunuşlarım olacak. Ben o Tabii sırada tabii. iftarıma devam edeyim o zaman. Sizin Afiyet olsun. Mehmet Sen hocamla başlayın. tekme tokat dal abi hiç sıkıntı yok. Sadece şey hani seni biraz daha Tanzimat'ta yormak istedim. Hani o dönemlere yaklaştığımızda Eyvallah. yormak istedim. Mehmet Eyvallah. hocam birisi şey yazmış. Erzincanlı tipi var bu arada Berkay abi de yazmış. Teşekkür ederim bunu olumlu bir şey olarak alıyorum herhalde. Yani Erzincanlı bir stereotip var mı bilmiyorum. Ama inşallah güzel anlamda yazılmıştır. İlk sorumu o zaman Mehmet hocama yönelteyim. Yani birçoklarımızın aslında duyduğu, işittiği, az çok bildiği fakat menşeini, kökenini tam olarak isimlendiremediğimiz, tarihlendiremediğimiz bir husus bu ağayanlık mevzusu. Genelde en meşhurları Kavalalılar, efendime söyleyeyim Pazvantoğulları, işte Tepedelenli dönemleri birçok meşhur isim var. Fakat bu müessesenin yani bu oluşumun ilk başta gayri resmi sonra da biraz daha resmileşiyor. Bu sürecin doğuşu nerede başladı abi? Yani resmi olarak böyle bir süreç olarak baktığımızda İlk başta nereden doğuyor ve neden doğuyor? Bu soruları sana bir yönelteyim istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Şimdi gerek merkezde ve taşrada zor süreci. Çünkü bizim Türk modernleşmesi, Osmanlı modernleşmesi dediğimiz zaman büyük oranda bununla başlıyor. Gerekse modern bir devlet bürokrasisi oluşturma süreci.
Osmanlı'nın bambaşka bir çehreye bürünme, başka bir kalıba girme sancısı. Hani kurdu basmaya kurt gibi köpek gerek kavlice de epey kanlı bir süreçtir. Çok kişilik kellesi gitmiştir. Benim eski yayınlardan seyirciler, dinleyiciler hatırlayacaklardır ki zaten en sevdiğim konulardan, hatta bu ayarlar denemeleri. Zaten başlık mı olmasa zor gelirdim konuşmaya, onu da itiraf edeyim burada hani. Eyvallah. Seni doğru yerden yakalamışım. Şimdi Türk modernleşmesi ve Cumhuriyet'e uzanan yol bir açıdan 2. Mahmut Sari'nin kılıcıyla açılıyor. Geçenlerde Twitter'da bizim takipleştiğimiz arkadaşlardan Geist Arbeiter'ın şöyle bir tespiti var. Burada bahsi geçmişken okumak isterim Geist Arbeiter'ın tespitini. Hatta şuraya link de atarım şimdi chat'e. Şöyle. Kendisini de takip edebilirsiniz. Diyor Tavsiye ki, edelim. evet, kendisi diyor ki, Koçi Bey'in 1630'larda çöküyor diye şikayet ettiği düzenle, 1918'de çöken düzenle aile hanedanı başta olması dışında hiçbir, yani birbiriyle hiçbir benzerliği yoktur. Koçi Bey'in çökecek diye korktuğu düzen 18. yüzyılın sonları 19. yüzyılın başlarında çökmüştü. II. Mahmut ve Tanzimat Paşaları ordusundan bürokrasisine, kimlik siyasetinden idari teşkilatına kadar adeta sıfırdan başlayıp yeni bir devlet kurdular. Evet, bu devlet de çok uluslu bir imparatorluk olarak korunamadı ama kurumları ve ana iskeletiyle devam ediyor. Belediyesinden jandarmasına, posta telgrafından Kızılay'a kadar başınızı nereye çevirirseniz 1830'lardan 70'lere kadar yapılan şeyleri görürsünüz. Anadolu'ya çivi çakmadı, kapı kulları halka tepeden baktı denilen devlet 1820'lerden 30'lardan önceki devlettir. Daha önce de yazdığım gibi bunlar tarihi Osmanlı ve Türkiye diye ayırmaktan kaynaklanıyor. Doğru ayrım geleneksel ve modern Türkiye tarihi şeklinde yapılmalı. Birincisi Malazgirt'ten, ikincisi de II. Mahmut'tan başlatılmalıdır. Kurumları ve fikirleri tarihsel gelişimi ancak o zaman doğru şekilde izlenebilir. Cumhuriyet'in kurucusu olan Atatürk'ü 1283 diye numarasıyla alan okul hala faaliyette olduğuna göre herhalde bu okulun kurulduğu dönemle Süleymaniye Medresesi'nin kurulduğu dönem aynı değil. Ve hakikaten de öyle mi diyeceksiniz, öyle. Şimdi kız kardeşim üniversite sınavı için tarih çalışırken sürekli şikayet ediyordu Berkay, Mustafa. İşte Osmanlı tarihi neden bu kadar detaylı diye sıkılıyordu sürekli çalışırken. Ve ona da ayaküstü anlatıyordum. İşte Osmanlı 600 küsür yıl böyle yekpare, kristal top gibi hep ayrı devlet olarak kalmıyor. Yani Osman Gazi'nin aşiretiyle kurduğu yapı ile İznik'te medrese kuran, işte Yaya ve Müsellem Teşkilatı'yla hususi aşiretlere bağlı olmayan bir ordu tesis eden Sultan Orhan Gazi'nin oluşturduğu yapı bambaşka. İşte Fatih Sultan Mehmet Han'ın işte bin bir İskandar askeri atılımlara saray protokolüyle kurduğu yapı bambaşka. Hani Ankara Savaşı sonrasında Celali Gales'in zamanlarındaki toprak değişimleri, Rumeli akıcılarından Kırmatlarına devredilen o 3 Serhat konjonktürünü falan hiç hesaba katmıyorum. Nitekim 3. Selim'le başlayıp 2. Mahmut reformlarıyla sonuçlanan süreçte aslında karşımıza bir anlamda yeni bir devlet nizamı çıkıyor. Ama tabii kolay değil. Türkiye'nin modernleşmesi büyük oranda zorbaz takımının, mafyos odakların pasifize edilmesiyle başlatılabiliyor. Hani at bilenin, iş bilenin, kılıç kuşananın peki kim bu ayarlar? Bunlar kim? Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler romanında ve romana büyük oranda kaynaklık eden senaryosunu yazdığı Kurtuluş dizisinde bir köylünün çok güzel bir repliği vardı. Bir komutan sıtma geçiriyor, titriyor böyle. Köylü orada diyor ki yanında asker, Anadolu'da pehlivan çoktur komutanım ama baş pehlivan bu sıtmadır. Ondan sonra yoksulluk gelir. Sonra mütegallibe, galip gelirler. Sonra mültezim, sonra eşkıya. Ya, mükemmel bir özettir. Çünkü Anadolu'da ayan derebeyiyle eşkıya hep at başı gitmiştir. Ve birbirlerine karşı gibi göründükleri hallarda bile aslında birbirlerinin sırtını kaşımışlardır. Şimdi ayar ne demek? Kabaca ileri gelen eşraf diye çevirebiliriz ayanı. Bugün sokak argosunda buna yakın bir anlamda hala işitiliyor olması da epey ilginç. İşte ayanlar diyor, ayan ablalar diyor. İşte modern rap şarkılarında duymuşsunuzdur muhakkak ya Demek da. istemedim onu da, yani Feministlerle orada çok kullanılıyor. yaşıyorsanız duymuşsunuzdur yani. Birebir 1808'de Osmanlı Devleti ile ayanlar, derebeyleri arasında imzalanan meşhur senedi ittifak var. Orada geçen bir ifade vardır. Taşra memalik hanedanları. Devlet bunları defakto bir şekilde kabul ettiğini böyle gösterir hani. Taşra memalik hanedanları. Yani koca Ali Osman hanedanı bunu bir şekilde kabul eder bunların. Hani
mevcudiyetini ve güçleri varlıklarını o dönem için siyaseten. Yerel aileler demektir. Taşra ve Malik hanedanları. Yerel hanedanlara. Taşra hanedanları. Evet. Osmanlı Devleti varlığını sürdürebilmek için bir dönem bunlarla işbirliği yapmak. Sonrasında da vakti gelince pasifize etmek zorundaydı. Öyle de oldu nitekim. Merkezde ve Taşra'daki bu mafyos yani yerel otoritelerle ki burada Murat Çulcu'ya selam olsun onun tabiri. Bu mahalli güçlerle, mafyos otoritelerle hesaplaşıldıktan sonra Osmanlı bir anlamda küllerinden doğmuştur denebilir. Ayan Osmanlı Taşra Teşkilatı'nda şehir ve kasabalarda devletle halk arasındaki ilişkileri düzenleyen kimseler aslında en başta. Yani ileri gelenler, oranın temsilcileri demek. 1700'lerin başına kadar bildiğimiz düz eşraf bunlar yani. Düz anlamı bu. Sonradan sonraya merkezi otoritenin karşısına dikilen örfi, mafyos otoriteler haline geliyorlar. Derebi oluyorlar ve yerel hanedanlar haline ortaya çıkıyor. Biraz önce de kullandım bu mafyos tabirini. Belki yeni izleyen arkadaşlar bunu hani şaşırabilirler mafyos, mafya tabirini kullanmamı. Ben bunu Murat Çulcu'ya atıfla kullanıyorum. Sıklıkla bahsettiğim ama maalesef yeni baskıları ısrarla yapılmayan herhalde 6 ciltlik Türkiye'de mafyalaşmanın tarihi serisinde başlarken anlatıyor Murat Çulcu. O da Alman kriminolog ve sosyolog Hendler Hess'in 1986 tarihli Mafya, Zentrale Herrschaft und Lokal Gegenmacht. Mafya, Merkezi Otorite ve Yerel Karşı Güç adlı eserine dayanarak bu teoriyi ortaya koyuyor. Diyor ki, mafya hukuki ve kriminal anlamda merkezi otoriteye karşı yerel güç odaklarının direnişi, çifte ahlak ve çifte hukuklu bir dualite, bir çiftelik durumu. Bu şekilde tanımlıyor. O yüzden sıklıkla mafyos diyebilirim. Şimdiden bir nevi uyarayım bunu. Peki ayanların böyle palazlanmalarının sebebi ne? Bunlar nasıl eşrafken yerel hanedana dönüştü? Birincisi 18. yüzyılda bizde de diğer memleketlerde de sarrafların, bankerlerin siyasette etkileri görülmeye başlıyor. Bankerlerin ve sarrafların siyasette bu dönem oynadıkları rol çok bariz. Daha geçen gün Berkay senin attığın bir tweette bu Papa 11. Innocent'ın bahsi geçiyordu ya. Ben Stajyer Abdülaziz Paşa yazarken Viyana kuşatmasında çalıştığım dönem devrin çeşitli simalarını biyografilerle göz gezdirmiştim. Ha, şey böyle hani genel geçer bakıyordum. Çok öyle üstlük körü bir araştırma ya yani üstlük körü bir araştırmaydı. Tekrar bahsi geçince işte ayarlarda konuşacağız ya notlarıma falan bakarken bunu bir tekrar göz atma ihtiyacı duydum. Bu 11. Innocent'ın hayatına. Zamanında bu daha papa falan değilken gençken amcaları Cenova'da bir banka kurmuşlar. Papa Innocent'ın. İşte Milano'dan Roma'ya, Nürnberg'den Krakow'a faaliyet gösteren bir bankaymış bu. Burada daha gençken bu papa olmadan önce orada çalışmadan önce burada çalışmaya başlamış. Yıllar sonra Roma'da papalıkta bulunduğu dönemde de önce noterlik yapmış. Sonra papalığın ticaret odası başkanlığını yapmış. Tedarik dairesinin başında bulunmuş. İşte bunu okudum böyle çok üstün körü ve aklıma hemen bu Papa Innocent'ın maliye ile ilişkisini okurken maliye kökenini gördüğümde aklıma şey geldi. Samuel Oppenheimer geldi. O Viyana kuşatması, Büyük Türk Savaşı döneminde Kutsal Roma İmparatoru Leopold'un finans işlerinden sorumlu olan meşhur bir Yahudi banker. Hani akçeli işlerin ve kimselerin siyasette doğrudan etkisini görmeye başlayacağımız bir devrin habercisi adeta bu isimler. 1600'lerde. Nitekim biz 1700'lere 18. yüzyıla geldiğimiz zaman sarrafların ve bankerlerin çok bariz siyasette rol oynadıklarını görüyoruz. İşte bunun hakkında yeni çalışmalar var. Ali Yaycıoğlu Hoca'nın 2016'da Stanford Üniversitesi yayınlarından çıkan Crisis of the Ottoman Order in the Age of Revolutions adlı eseri var. Bu İngilizce ve bildiğim kadarıyla Türkçe'ye çevrilmedi. İşte imparatorluğun ortakları devrim çağında Osmanlı üzerine kriz diye çevrilebilir kabaca. Aysel Yıldız'ın Kenan Adamları ve Bendeleri var. Tirsinlikli İsmail Ağa ve Alemdar Mustafa Paşa'nın adamları. Maruk Mirza'ya ve Küs Ahmet Efendi. Bunlar o dönemin ünlü sarrafları. Arkadaşlar bankerleri. Kitap yayınevinden çıktı bu. Bir de yine Tibaş'tan çıkan Ertan Ünlü'nün 18. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı'da sarraflar ve ilişki ağları diye bir eser var. Şimdi artık siyasi tarihin arka planları ekonomik ve sosyal boyutu daha çok deşelemeye başladı. Yani millet artık biraz bu tarafına da arka plana da bakmaya başlıyor.
Yine işte Aysel Yıldız'ın editörleri arasında olduğu bu kitap yayınlarından çıkan Payitaht Yeniçerileri diye bir kitap var. Padişah Asi Kulları 1700-1826 alt başlığıyla. O da Yeniçerilerin mafyalaşmasını esnaflaşmaları ve localaşmaları açısından daha derinlikte ele alıyor. Niye mafyalaştığını cevaplarını buluyoruz biz burada. Şimdi sarraflar etkisi dedik. Bu sarraf etkisi de ayarların ortaya çıkışında bir sarrafların oynadığı büyük bir rol var. Ali Yaycıoğlu Hoca birkaç yıl önce katıldığı Kültür ve Tarih Sohbetleri programında bu Cengiz abileri yayınında anlatmıştı. 18. yüzyılda dünyada ekonominin büyük oranda borçlanma ekonomilerine dönmesi söz konusu. Yani sarraf dediğimiz varlıklı kimseler ön plana çıkmaya başlayıp siyasi iktisadi ilişkilerde etkili olmaya başlaması söz konusu. Bu dönüşümün de Osmanlı'daki tezahürü sonucu klasik imparatorluk işleyişi iyiden iyiye değişiyor artık. Ertan Ünlü de demin bahsettiğim çalışmasında diyor ki Osmanlı'da sarrafların, bankasız bankerlerin modern bankacılığın gelişmesi öncesinde finans sahaları kurarak Avrupa ile imparatorluk arasında köprü görevi görmeleri söz konusu maliye alanında. Şimdi imparatorlukta 16. yüzyılın ortalarından itibaren imparatorluğun nakit ihtiyacı giderek artıyor ve iltizam sistemi yaygınlaşıyor. Dolayısıyla burada da para, nakit para sıkıntısı ortaya çıkınca sarrafları yükselmesi kaçınılmaz oluyor. Ve 17. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar bunlar önemli rol oynuyorlar. Kişisel bağlantılar, şebekeler siyasette belirleyici oluyor. Hangi ayara, hangi ricayla baksak arkasından bir ilişkiler ağı, hatta ilişkiler yuvağı dökülüveriyor. Hani dinleyenler hep şikayet ediyor ya benim Kabadayılar Eşkıyalar tarihi yayınlarda olsun ya da işte Erlik'in mafya tarihi anlattığı videolarda olsun. Ya çok fazla isim giriyor, çok fazla ilişki ağı var diye. Ya Her şimdi şey ilişki aslında. eşyanın tabiatı gereği ister istemez böyle ya. Bugün bile Mustafa, şimdi fazla detay vermeyeceğim ama sen anlayacaksın. Bugün bile birine mail WhatsApp'tan mesaj atıyoruz değil mi? Mail attım diye yetmiyor arıyoruz. Ya bir iş yaptırmak için dört aracı kişiyle görüşmeniz gerekiyor. Ancak yarısını halledebiliyorsun işin. Mustafa detay vermiş sen anladın. Ya işte 100 yıl önce, 200 yıl önceki vaziyeti de varı siz düşünün hayal edin. E bu 16. yüzyılda ne oluyor da nakit ihtiyacı hasıl oluyor? Toprak sistemi değişiyor. İltizam ön plana geçiyor. İşte burada ayarların ortaya çıkışındaki biz ikinci sebebe geliyoruz. Ne bu sebep? Celal isyanları ve Taşya'da eşkıyaların kronikleşmesiyle şehirlerde zorba kabadayı dediğimiz illegal çıkar gruplarının zuhur etmesi. Bunlar da aynı sebebe dayanıyor. Akdeniz Havzası'nda 1500'ler sonundan 1700'ler başına dek yaşanan küçük buzul çağı kaynaklı kuraklık ve buna bağlı olarak eşkıyalık vakalarının artışı. Benim eski yayınlardan hatırlanacaktır. Eşkıyalık bazı bölgelerde kültürle iç içe geçiyor ve eşkıyalık coğrafyadan kaynaklı sebeplerle işte geçimin sınırlı ve belli sayıda nüfusu besleyemeyeceği yerlerde önce olağan bir geçim kaynağına sosyal bir yaşam biçimine dönüşüyor. Ardından zamanla folklorik ve kültürel bir arka plan kazanıp bölgeleriyle müsebbâ hale geliyor. Akdeniz coğrafyasının çalkantılı ekonomik ve iklimsel yapısı devreye girdiğinden kimi bölgelerdeki eşkıyalık folkloru ve günümüze dek uzanan mafyos oluşu o yüzden normal. Bir yerde folklor söz konusuysa aşırı çatışmaları da dolayısıyla mafyos bağlantılar ve çatışmalar da kaçılmaz oluyor zaten. O ayrı konu. E peki şimdi Anadolu'da ne oluyor? Bu buzul çağı oldu diye Celal isyanları çıktı diye. Şimdi Osmanlı'da klasik toprak sistemi ve iskan yani bu da tımar sistemi diyoruz. Bunlar darbe alıyor Celal-i Galis'te. Celal isyanları çıktığı zaman. Nedir Celal isyanları? Anadolu'da büyük eşkıya avluları, sonra daha ufak gruplar, çeteler şehirleri, kasabaları, köyleri yağmalıyorlar. Talanın biri bir para. Reşat Ekrem Koçu'nun işte Dağ Padişahları diye bir kitabı var. Film sahnesi gibi tek tek anlatıyor hepsini. Diyor ki her vilayette dağ mesken tutmuş 3-5 harabi hariç Anadolu kasaba ve köyleri işte Celal'in ortadan kalkmasıyla huzura kavuştu ama diyor küçük eşkıyalık ve harabilik vakaları diyor. Cumhuriyetin ilanına kadar diyor doğal hallerden sayılacak diyor. Anadolu tarafı. Yani Rumeli'de de 1683 Viyana bozgunu sonrası yaşanan kale alıp vermeli savaş çalkantısında şimdi koca Budin eyaleti elden çıkıyor. Belgrad Semender eyaleti bir iki kere el değiştiriyor. İşte Demçeliler Kaçarık Boğazı'na kadar dayanıyor. Bu hengamede topraklar sahipsiz kalıyor ve vergi kontrolü için araziler iltizama verilmeye başlıyor. Anadolu'da da Rumeli'de de. İltizam ne demek? Devlet gelirlerinin bir bölümünün belirlenmiş bir bedel karşılığında yine devlet tarafından kişilere devredilerek toplanması. Yani diyor ki adam ben Edirne'den vergi toplamıyorum. Mehmet Berk Yaltırık sen git benim adıma bu vergiyi topla.
Ama bana şu kadar nakit karşılığında. Ben devletten bu vergi toplama hakkını satın alıyorum bir anda. Kiralıyorum belli bir süreliğine. Açık arttırma mantığı gibi İşte mi biraz daha? evet. Bir yandan Rumeli de bozgun. Anadolu'da büyük Celali Eşkıya patırtısı akabinde. Başıboş bir sürü levent sayısı yani bekar ve silahlı çeteler artıyor. Bunlar geçinebilmek için kapılanacak yer arıyorlar. Bu korkunç bir insan kaynağı. Bunlar daha 1500'den ikinci yarısına doğru geçinebilmek için suhte olup medreselere yazılıyorlar. İşte çeteleşip celaller derece eşkıyalık faaliyetine girişiyorlar. Şehirlere göç ediyorlar. Orada da ister istemez bekar odalarda iskele hallere sonrasında Yeniçeri zorbalarının kolu kanadı altında toplanıp çeteleşiyorlar. Yani 1600'lerde özellikle 1700'lerde kronikleşen Yeniçeri isyanları, şehir yağmaları, yangına kızıl bayram deyip çapul vesilesi görmeleri hep bu dönemde. Eski İstanbul ailesi için bekar bela demektir. Arsalara da gece vakti toplanmış 10 delikanlı neyse eski İstanbullular için de bir araya gelmiş bir avuç bekar dehşet sebebi. Ve bu dönemde ciddi bir bekar problemi var. Külhan Bey adı altında bunları devlet bir araya örgütlemeye çalışıyor. Bu Orta Çağ devlet, İslam devletlerindeki ayyarlar, ahtaslar gibi bir tür bilis gibi örgütlemeye çalışıyor. Ya da bir tür Hürmet örgütü gibi. hademe gibi. Evet. Şehir hademesi gibi. Ama nasıl o dönemler onlar zapt edilememişlerse bunlar da yine zapt edilemiyor. Ve kapılandıkları yer olsa bile asayiş problemi teşkil ediyorlar. Dışında işte Cezayir ve Garp ocaklarına Levent yazılmak ya da tüfekli sekman yazılmak gibi belli alanlar açıyor ama bu yine sorunu halletmiyor. Bizim Ali Özçelik Hoca'nın Kitap Evine'den çıkan bir araştırması var. Ortak araştırma yazdıkları. Atçalı Kel Mehmet Efe. Batı Anadolu'da Eşkıyalık ve Zeybek. Çok güzel bir kitaptır. Tavsiye ederim. Orada çok güzel anlatılmış. Ali Hoca çok güzel anlatmış o kısmı. Şimdi bekar uşakları Ege dağlarından inerek Levent yazılıp Cezayir'de korsanlık yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat Cezayir elden çıkıp Leventlik tarih olunca bu sefer de Zeybek Efe olup Şekavet'e eşkıyalığa başlıyorlar. Yani Fransa'nın Cezayir ve Tunus'ta korsanlığı bitirmesiyle Atçalı Kelbebe'de vesaire onların ilk efeleri Zeybeklerin görüldüğü tarih çok birbirine paralel aynı tarih. Ya yani bu tesadüf değil. İstanbul'da Yeniçerilerin tetikçileri yaptıkları gibi Taşra'da da çeteleşmeler oluyor tabii bu bekarların. İşte birinci Baş, Sırp Ayaklı şey gibi ha. başıboş genç erkek sorunu yani Evet. Osmanlı. Evet ya bekar. Bugün de işte şey diyoruz yani. Ya bekar sorunu o zaman da var. O Günümüzde de zamankiler devam daha eden bir şey. tehlikeli yani. Klavyeden yapmıyor adam bunu sadece. Bu birinci Sırp ayaklanması var ya tarihte meşhur şey. Pırvi Sırp tutarak diyor Sırplar. Şimdi Sırp şeylerinden okuyorsun bunu tarihte. Bizim Osmanlı kaynakları da yazıyor. Bu Karacaorji domuz tüccarı normalde. Çobanlık yapıyor ailesinin sürülerin başında. Yeniçeriler o dönem köylerde hallar kurup Semendire sancağını bayağı köylere varıncaya kadar haraca kesmişler. Bu da bunlardan bir tanesini vurup dağa çıkıyor. Dağda Sırp haydutlara, eşkıyalara sığınıyor. Ve bunlarla isyan bayrağı açıyor. Sırp asiler bir köyü ele geçirdiklerinde, kasabayı ele geçirdiklerinde Yeniçeriler öyle nefret duyuyorlar ki ilk bunları yaptırdığı halları yakıp yıkıyorlar. Zulmün sembolü olarak görüyorlar. Şimdi Rumeli'de bir de hayduk ve dağlı realitelerini görüyoruz biz Ayan'la birlikte. Şimdi kim bu? Dağlılar kim mesela? Bunlar Kırcalı. Aslında 1780'lere doğru anılan ve 1820'lere kadar kullanılan bir tabir. Dağlılar da diyorlar. Kırcalı askeri, Kırcalliler, Kırcalli askeri, dağlı eşkıyası da deniyor. Bunlar 1766-74 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında alelacele silah altına alınan, savaştan sonra da başıboş kalan çeteler. Bunların içinde hatırı sayılı miktarda paralı askerlik yapan silahşörler da var. Ama büyük bir kısmı Kırcalli tarafında veya Tuna yanısına doğru deli ormanda. Ya Osmanlı'dan başına buyruk hareket eden ayanların ormanlara katılıyorlar. Yahut eşkıya grupları halde bu celaller dönemindeki sekmanlar, sarıcalar gibi köyleri hatta şehirleri vuruyorlar. Ya demek ki biz burada neyi görüyoruz? Ayanların emrinde bir güç toplanmaya başlamış. Ve bunlara kapı açmışlar. Gelin ben size arka çıkarım. Devletli bir şey olarak, paşanız olarak arka çıkarım derince bunlar arasında işte gruplaşma, çeteleşme ve paşalar, paşalıklar, ayanlar, ayanlıklar arasında bölgesel mücadele de kaçınılmaz oluyor. Bulgarların Kırcalisko Vreme dedikleri bir şey var. Zaman var. Kırcalılar zamanı. Bunlar bayağı köyleri, kasabaları vuruyorlar. Şehirleri vuruyorlar. İşte bu haydut da diyoruz. O da şey Balkan eşkıyası. Yani bugün hala Balkanlarda taraftar gruplarının şeylere bakıyorsun. Taraftar holigan isimleri de şey Yaniçar var. Bos şeyde Sırpların. Deliye diye taraftar grubu var. Hayduklar var mesela. Delice, evet. Bunlar hep şeyden yani o pejoratif anlamda kullanıyorlar. Vurucu kırıcı kimseler ya o
Karşı tarafta tehdit uyandırmak için bu isimleri kullanıyorlar bu Şey de insanlar. oradan geliyordu galiba. Bu Hırvatların bir takım var. Hayduk Split diye. Onun ismi de galiba o. Evet. Hayduk da oradan geliyordu. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya Sırp literatüründe falan neler neler var. Haydut dışında şey, Seymen, Serdar, Bayraktar, Harabibaşı, bir sürü şey. Harambaşı çete başını bozması muhtemelen. Akıncılık teşkilatından geçme olan literatürde. Şimdi büyük resim burada yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Bunca asayiş boşluğunun arasında bu boşluğu yani merkezi otorite yerine kim dolduruyor? Mültezimler yani ayanlar. Şimdi bunlar mültezimlik yoluyla hakim olan ayanlar toprağı o bölgeye. Toprağını terk eden çiftçileri ve leventleri yani bekar, ailesiz ama 10-20 kişilik işte silahlı gruplar halinde dolaşmaya başlayınca eşkıya çetesinden farklı olan bu gruplar bunları emir altında toplamaya başlıyorlar. Bunlar bir güç kazanıyorlar. Ve yerel otorite haline geliyorlar. Ve malikane usulünün de iyice ailelerin güç servet biriktirebilmesine olanak sağlaması. Malikane ne diyeceksiniz? Hani ben mültezim oldum ya devlet diyor ki Kaydı hayat. sen görevi çok iyi yapıyorsun. Çok güzel. Senin oğlun da bu başarıyla bunu sürdürebilir diyor. Soya bağlanıyor iş. Bizim Islahcan Abdülharis Paşa'nın şey paşalı gibi spoiler olacak biraz ama o da öyle bağlıyor işi. Dolayısıyla biz 1700'lere doğru mahalli hanedanları görüyoruz. Bunlara diyorlar ki işte 1730'lardan sonra ortaya çıktılar falan diyorlar ama bazı yeni belgeler var. 1710'larda 1700'lerde de ilk örnekleri görmeye başladığını fark ediyoruz. Kim bu aileler? Tek tek sayalım. İşte Rize'de Tuzcuoğulları, Samsun ve çevresinde Canikli Hacı Ali Paşa ve oğulları, Yozgat yöresinde Çapanoğulları ki bunlar sonradan Anadolu'da çok Yani. ciddi bir güç hale gelecek. Cumhuriyet dönemine kadar gelecek onların şeyleri. Tabii. Şeyde bile rol oynuyorlar. En son bu Yozgat ayaktan basar bile mücadele. Orada da rol oynuyorlar. Zennecizadeler var Kayseri'de. Müderriszadeler var Ankara'da. Kalyoncuoğulları Bilecik'te. Kallızadeler Balıkesir'de. Karaosmanoğulları Manisa'da. Katipoğulları İzmir'de. Yılanlıoğulları Isparta'da. Tekelioğulları Antalya'da. Menemenceoğulları ile Kozanoğulları Çukurova'da. Azimizadeler var Suriye'de. Babazadeler var Kuzey Irak'ta. İşte Tirsinlikli oğluyla alımlar Mustafa Paşa Rusçuklu olaylarında Turan Ehli'nin güneyinde. Yine Vidin tarafında Pazlandoğlu var. Yanya tarafında Tepedeler Lali Paşa ile oğulları var. Yanya, Yunanistan tarafına kadar yani o Arnavutluk güneyine de sarkıyor onlar. Yani bunlar bir de en büyükleri. Karadeniz'de detaya girince en küçük mahalli bölgenin bile ayanlar tarafından kapıldığını görüyoruz. Ayanlar arası Şatıroğlu. mücadeleler var. Daha evet şey Ferhat şey büyük dedi Şatıroğlu soyadı taşıyor mesela. Muhtemelen öyle bir ayarlık durumu var onun ailesinde eski dönemden. Yani bunlar Hemen ileri gelen bölgenin zengin nüfuzlu aileleri haline geliyorlar. tatlı bir Ve yorum gelmiş. Oraya bir ek yapayım. Bir nevi beylikler dönemi gibi her yerde ayan var demiş hakikaten. zaten hocam bunu bir şey söyleyeyim Berkay. Ben bunu hep söylüyorum. Anadolu'da aslında beylikler dönemi 4 tane. Biz ikisini Bitmedi yani. biliyoruz. Aynen. Anadolu 1700'lerde defakto olarak 3. bir beylikler dönemine giriyor. Anadolu 4. olarak en son ne zaman beylikler dönemine giriyor biliyor musunuz? Milli Milli mücadele mi? mücadele zamanı. Hı. Doğru. Çünkü bu tabir yeri yeri tartışılıyor. Türk İç Savaşı. Ya da Türkiye İç Savaşı. Evet. Çünkü bayağı o milli mücadele döneminde çok farklı unsurlar birbirine elimine etmeye çalışıyor. O Yani otoriteyi kendileri bir ötesi etmeye çalışıyorlar. o kavram aslında bence çok elverişli ve çok Evet. üzerinde çok güzel tartışmaların yapılabileceği bir kavram. Türk İç Evet, Savaşı evet. Evet. tabiri ama siyasal gerekçelerle sakıncalı bir kavram. Yani Ya tabii canım. o konuşturmazlar ama aslında böyle bir şekilde konuşulması lazım akademik bağlamda. Evet. Ya böyle bir süreç de yaşandı çünkü. Biz çok temel şeylerde kavga ediyoruz. Bunu anlatana kadar bir asır daha Aynen. geçer herhalde Göbeğimiz yani. çatlar bunu. Şimdi burada konuyu ben biraz şeye bağlayacağım. Ayanlar çıktı ortaya dedik. İşte devlet bunlarla hani mücadele ediyor falan ama 1808'de yani o meşhur senedi ittifak imzalanıyor ya 2. Mahmut tahta çıktığı zaman. Şeyle tepedelerle şey pardon Alemdar Mustafa Paşa'nın ön ayak olmasıyla işte onun davetiyle ayanlar derebeyleri İstanbul'a çağrılıyor. Ve bazı uzak ayanlarla tepedelerle Lale Paşa hariç birçoğu buna iştirak ediyorlar. Askerleriyle birlikte geliyorlar İstanbul'a. Ve Sultan Mahmut şartlarını ağır bulmakla birlikte bu senedi ittifakı onaylıyor ve güçlerini bunların mahalli hanedan oldukları kabul ediyor. O yüzden hatta şey Magna Carta'ya benzetenler var ya şeyi senedi ittifakı. Nitekim önce ama şöyle bir şey var. İkinci Mahmut çok kurnaz ve azimli bir padişah ve
Resmen Kurtlar Vadisi'nin birinci bölümü gibi böyle. Aslan Akbar'la herkesi görüyor, hedefleri belirliyor ya. Tam bu dönem öyle bir dönem işte. Önce 2. Mahmut İstanbul'da belli kentsel dönüşümler yapıyor. Tamam mı? Böyle yani vebayı falan bahane edip. Şeyler, İmamoğlu Yeniçeri canlandı zorbaların gözümde öyle toplandığı söyleyince. mahalleleri yıkıyor. Tabii. Taşra'da da asayiş sefer tekkil ve tedip. Yani bunları yola getirme maksadıyla. Ve merkezde otoriteyi yeniden kurmaya çalışıyor ufaktan ufağa 2. Mahmut. Çünkü 3. Selim döneminde hayata tam geçemeyen yenilikleri daha köklü bir şekilde yaşatmak için görüyor ki belhantallaşan ve etkisizleşen eski sistemi, eski devleti, ansiyan rejimi ortadan kaldırmalıyım. Yeni bir düzen tesis Evet. etmeliyim. Dolayısıyla bunu yaparken de hani buna engel olabilecek. Bu eski rejimden nem alan bütün mafyosu sınırları da ortadan kaldırmalıyım. Devleti yeniden diriltmek için yapması gereken bu. Defter Bu tuttuğunu değişimin hatırlıyorum sanki. Öyle bir şey var mıydı? Bir de hani isim şey gibi böyle Arya ya bir Stark liste gibi. tutmuştur. Kan defteri tutuyor Not. Yeniçeriler. O da tutmuştur bence. Kan defteri şey kimin kellesini alacakları, kimi soyacakları defteri Bir tutarlarmış kaynakta Yeniçeriler. okumuştum seni Zorbalar. hatırlamıyorum da sanki böyle bir küçük şeyden tahta cülusundan itibaren bir defteri vardı diye biliyorum. Kimde okudum ya? Cevdet Yani Paşa'da değil de. hakikaten ama yani o defter yoksa bile çok kindar biri çünkü bak adım adım gidiyor. Yani şöyle bir durum var. İşte 2. Mahmut boşuna gidip sadece 3. Selim'in intikamını almak için kan dökmedi. Şöyle bir örnek vereceğim. Biraz alakası olacak ama şimdi kitap ödünç alıp okuma, okuduğunu geri bırakma alışkanlığı olmayan bir toplumda sen Avrupa'daki gibi otobüs duraklarına ödünç kitap dolabı koyarsan ne olur? Oraya millet test kitaplarını yer. Orada kağıt atık toplayıcıları kazanca dönüştürür. Çünkü bir mefhumu müessesi olarak yaşatabilmen lazım. Yaşatamıyorsan bu yaşamaz. Merkezi otoriteyi yeniden sağlamadığında dağılan Osmanlı'da yeniden küllerinden dirilmesinin de yolunun önünde bir dizi engel var. İşte eski sistemle sırt sırta yeniliklerin önünü kesen Yeniçeriler. Belli orada çıkarları kesilen Yeniçeriler. Ve taşra zorbaları işte Bosna Sancağı'nın Yeniçeri veya Sipahi kökenli beyleri var. Kudretli Rumeli ve Anadolu Paşaları beyleri var. Bakıyor Sultan Mahmut önünde bunlar var. Hayatta kalmak için yapması gerekenleri yaparsa amcası 3. Selim'le benzer akıbeti paylaşacak. Önce amcasından daha ziyade kılıca sarılıyor. Kaleme daha sonra sarılıyor. 3. Selim de çok gazaplı bir padişah. Ama Halik Selim kalıyor bir yerden sonra Bir ve bu yandan şeyi da bastıramıyor yani. şey merhametli işte bazen fazla merhamet sıkıntı Tabii. çıkartabiliyor. 1826'da biz Vakai Hayriye işte bu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla şeyi görüyoruz. Yani şehirlerdeki zorbazların yerel otoritenin etkisini kuruyor Sultan Mahmut. İlk önce bir başkenti bir güvenceye alıyor. Akabinde Taşlı'daki güç odaklarının üzerine yönelmeye başlıyor. Ve onun devlet anlayışı yani uzun vadede biliyorsunuz günümüz Türkiye'sinde de etkili işte bu devlet baba motifinin yerleşmesi. Bizim 2. Mahmut döneminde yapılan reformlara kadar dayanıyor. Ben İsyan ve İtaat yayınında anlatmıştım bunu. Yazısında da yazmıştım. Tabii şimdi İstanbul'da yıkılan Yeniçeri kahvehaneleri üzerinden yeniden kahveler ve meyhaneler türüyor ve kabadayılık mefhumu falan çıkıyor. Bu ayrı konu. Hani zaten 1500'ler sonra sipahi zorbalarından o Cumhuriyet devri kabadayılara kadar uzanan süreç başlı başına bir mevzu. Dizisi çekilse birkaç sezon Osmanlı'nın Kurtlar Vadisi olur ama oraya girmeyelim. Bu ayarlar enteresan insanlar. Yani eşraf dediğimiz o yerin varlıklı esnafı. Belli isimleri tanıyan, insan ağları geniş, network'ü geniş kimseler eyvallah ama fakat bu asıl ayanlar yani derebeyle dönüşenlerin tespit edebildiği bir ortak özelliği var. Ben bunu çok az istisnası gördüm Berkay, Mustafa. Genelde zorbazlar. Yani bileğini bıçağının hakkını yiyen insanlar. Halil Dural'ın Çakıcılığı'yı anlattığı kitabında kullandığı tabir. Zeybekler diyor, Efeler diyor. Bileğini bıçağının hakkını yiyen insanlardır diyor. Düz Anadolu adam insanı çok değiller güzel yani. tanımlıyor. Evet. Ya çok az istisnasını gördüm. İyi adam olduğu için, baba yiğit olduğu için başa geçmiş yani. Bir vurucu kırıcı. Ya genelde zorbaz. Yani geçmişlerde ya bir eşkıyalık ya başka bir ayan mütegallibinin kapısında silahla bekleyen olma kariyerleri var. Hani hiçbir şey değilse ailesiyle, aşiretiyle pür silah dolaşmaya alışık kimseler. Sonra zaten o duvardaki Çehov gibi, Çehov'un duvardaki tüfeği gibi o da patlayıveriyor bir yerde. Yani burada bu modernleşmede Osmanlı modernleşmesi, Türk modernleşmesinde bunu görmek lazım. Bunlara rağmen Osmanlı yepyeni bir yapıya kavuştu ve Türkiye'nin modernleşmesine de bir start verildi. Şöyle bir o zaman kısa bir tanımlama yapayım ayanlıkla ilgili. Hem biraz sen de bir soluklan, bir nefeslen abi. Evet Şöyle ya bir girişi yaptım. Girişi yaptım biraz hani ne ağzına olduğunu sağlık, anlayalım. muhteşem. Ayarlar kimdi?
Şimdi Yani top sizde. kısaca şöyle tanımlayabilir miyiz? Yani aslında 18. yüzyılın başlarından itibaren devletle halkın arasındaki oluşan bir boşluk var. Bir otorite boşluğu var. Birçok dönemde olduğu gibi o iletişimsizlik, kopukluk mali anlamda, sosyal anlamda yaşanan o aranın açılmasının sonucunda bu durumu değerlendiren, ki bundan her dönemde vardır aslında, yani sadece 18. yüzyılda söyleyemeyiz bunu. Bu aradaki boşluğu biraz mali gücüyle dolduran bir takım halkın halk liderlerinden, önde gelenlerinden kimseler oluyorlar. Daha sonra işin biraz iletişimle, siyasi ve askeri anlamda ilişkiler ağıyla birlikte giderek büyüyerek devlette bile devlet kadar bazen devletten daha güçlü. Ben öyle bir başlık atmıştım. Kızmışlardı bana şey diye. Yani devletten büyük vali mi olur? Kütahya'da Ruslar durduruyor yani bir tanesini. Şimdi onu da konuşuruz da. Yani Fethullah Paşa'nın hayatını okusunlar ya. işte Yanya Sultanı dedi diyorlar. Yakıştırmasında bulunuyor kendisine. Tepedelenli için değil mi? Duyamadım. Tabii. Tepedelenli Yanya için. Sultan. Yanya Sultanı diyorlar. Evet. Onun durumunu zaten özellikle soracağım sana. Şimdi bir sualde bulunacağım. Chat'ten de bayağı bir ara Selçuk Hocam yine bir yorum yapmıştı. Papara'nın kurucusu bu şey diye, Papa için bu. Tüccar Papa için öyle bir yorum gelmişti arada. Sorusu olan varsa da bu arada alta ekleyebilir. Mesela bir tane soru gelmiş. Efelik legal bir oluşum mu diye. Buna yani herhalde bir resmiyeti var Yok mıdır? yok yok. Resmiyet Efe'nin kazanmadı. resmiyetle şeyle alakası yok. Tövbeli Efe, Zeybek, kır serdarı olabilir. Devlet onu bir derbende atar, orada bir kahvehane açıp gelenden geçenden hani yüksek miktarda çay kahve parası alarak yollara bakabilir, ama Sanırsam Efe'lik Zeybek'lik o kadar legal değil yani. Levetler bir de bize işte Levet yazılmak falan var, ama Efe ile Zeybek'in şeyi ya, bunu dönüşmüş hala ama birebir aynı değiller yani. Çok farklılar. bir Ya tabii sorum da pardon, şu soruyu orada şey sormadan devam edelim abi. ayanlar daha resmi. Yani ayanlar aslında 1726'dan sonra, özellikle 26 nizamnamesinden sonra baya baya resmi bir kuruma dönüşüyor. Bunların bir ayan reisi vesaire meseleleri de devreye giriyor, ama Efeler hiçbir zaman öyle bir şey kazanmadılar. Şöyle bir sorum olacak. Aslında biraz girdin abi oraya ama yani ikinize de sorayım, cevaplamak isteyen hanginiz cevaplamak isterse. Bu ayanlığın ortaya çıkışında, büyümesinde, devletin otoritesinin biraz bunlara kaymasında sanıyorum aslında ticaretin biraz keşe dönüşme sürecinde etkisi var. Yani öncesinde biraz da işler ayni veya hizmet yoluyla ilerliyor ya, ayni veya nakdi şeklinde veya işte birinin emrinde çalışarak ilerliyorken 17. yüzyıldan itibaren dünya biraz daha Para şeye dönüyor. ekonomisine geçiyor. Yani para ekonomisine geçiyor. Bunun sonucunda da işte sermaye biriktirenler olsun, işte bankerler, tüccarlar vesaire, çeşitli unsurlar. Hani bunların büyümesiyle beraber aslında bu ayan dediğimiz kurumun, çünkü bizim devletimizin sistemi de biraz şeydir ya, kimse de çok para olmasın üzerine kurulu bir sistem ya biraz o dönemler. Hani kimse aşırı zengin olup da herhangi bir şekilde bir rakip, herhangi bir şekilde bir karşılık devlete rakip olmaması adına. Bununla ilgili olabilir mi? Bu parasallaşmanın bir sonucu da diyebilir miyiz bir nebze? Yani ben şöyle düşünüyorum. Ben yani doğrudan parasallaşmayla değil ama mülk ilişkilerinin değişmesiyle alakası var. Yani Osmanlı'nın mülk sistemi, tapu sistemi daha ziyade intifa hakkına dayanan bir sistem. Yani siz aslında mal sahibi değilsiniz hiçbir zaman. Devlet Tabii. malın sahibi ve siz onda ancak kullanma hakkına sahipsiniz. Toprak ekenin malı. Yani o dönem için ama geçerli bir şey. Mehmet abim de söylediği gibi bu malikane usulünün yerleşmesiyle, yani miras bırakılan arazilerin büyümesiyle ve köy ölçeğinde arazilerin belirli aileler içerisinde devretmeye başlamasıyla aslında iş değişiyor. Yani para ekonomisinden ziyade mülkün vasfı niteliği konusundaki dönüşüm çok etkili oluyor ayanlık meselesinde. Yani Aslında onu öyle değerlendirmek lazım. şimdi malikanenin çıkışında da aslında yine biraz para ticaretinin de etkisi oluyor. Çünkü yani nakit ihtiyacının şeyiyle alakalı Ha, biraz da tabii o. Orada o da ya temelinde. zaten şey var, yani Şevket Pamuk Hoca da onu çok güzel inceledi, bu hususu. Osmanlı yükseliş döneminde bile emsallerinden hep daha az vergi toplayabilen bir devlet. Yani Evet. Osmanlı vergi toplayamıyor. Bu çok kronik bir sorun. O yüzden tıbarı şey tıbar imdadı tıbar sistemini geliştiriyor ya zaten. Hani Evet. sen bana para gönderme, ama onun yerine asker yetiştir. Gönder diyor. Ona da güvenliğini sağla. Çağırdığım zaman da savaşa gel diyor. Şey de Rumeli'deki akıncı sistemi falan da yani bir yerde hani Evet. askeri amaçla hani hep
şellendirme amacı gidiyor. Mantığı gidiyor. Oraya yatırım yapmaya hani çalışıyor. Orada tutmaya çalışıyor. Çünkü parayı toplamak ve başkente getirip sarf etmek çok masraflı. Evet, Kabaca. onu diyecektim. Yani çok masraflı bir iş o. Yani bir ortaçağ imparatorluğunun kolay kolay yapabileceği ve o genişlikte bir imparatorluğun yapabileceği bir iş değil. Yani hakikaten devlet otoritesi merkezde çok güçlü olmadığı anlarda hemen çözülüyor. Yani burada ben şeyi dikkatimi çeker benim. Mesela Fatih'in farkı nedir? Fatih'in yapmaya çalıştığı şey nedir aslında? Daha önce aşiretler yine benzer tarzda, tamamen aynı olmamakla birlikte, çünkü onlar biraz daha silahlı, daha fazla askeri yapılardı. Ama bu boylar, Türk boyları, Türkmen boylarını egale etmek, ekarte etmek meselesiydi Fatih'in meselesi. Yani Fatih bir imparatorluk inşa ederken şunun farkında, şimdi çok eleştiriliyor devşirme sistemi vesaire, hani Osmanlı'nın uyguladığı bu sistemler çok eleştiriliyor, ama bunu yapmadan ne yapacaksınız? Çünkü bir örneği var elimizde, o da Safevi devleti. Yani Safevi hanedanı bir şekilde devleti kuruyor ve diğer boylarla beraber yönetmeye çalışıyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz, bizim Evet. Bozok'tan, Yozgat'tan gitme kaçarlar. Sen çekil bakalım, ben geçeyim diyor. Ve bütün Türk devletlerinin aslında kaderi bu yani. 150 Evet. senelik periyotlarda hep aynı şeyi yaşamışlar. Osmanlı ilk merkezileşme hamlesini atlatarak aslında ömrünü Evet. uzatıyor, 1700'lere kadar getiriyor. Yani oradaki o güç dengelerini bozup tamamen devlete bağlı, hatta yani kimliksiz, böyle şey Ansolit miydi, şey vardı ya bu son Game of Thrones dizisinde, tamamen Hatırladım. hadım edilmiş askerler vardı. Onlar gibi aslında, yani ben ona çok benzetiyorum bizim devşirmeler. Ya bunlar Aynen öyle, kimliksiz aslında benziyor. insanlar. Evet, ve kimlikleri devlet. Dolayısıyla ona da bir bağlılık hissiyle hareket ediyorlar. Ya böyle bir sınıf oluşturuyor. Dolayısıyla buradaki mesele işte bu merkezileşmenin tekrardan özellikle harplerdeki mağlubiyetlerden sonra çözülmesiyle alakalı bir mesele. Ki ikinci mesele de sen de söyledin, yani aslında ekonomik düzenin bozulması, para ihtiyacının Evet. artması ve bir şekilde ya birileri benim vergimi toplasın da nasıl olursa olsun noktasına gelmesi Osmanlı'nın. Ve bu aslında şey de değil yani, ailelerin de birbirle yarıştığı bir durum var burada. Mesela Konya'da Gaffarzadelerle Mührzadeler. İşte Ankara'da Nakkaşzadelerle Müderriszadeler. Ki Evet hangi... evet yani şehre erince, taşra erince detayları daha da artıyor Mustafa. Tabii. Yani bir de hangimiz müteselli olacağız, hangimiz mültezim olacağız diye aralarında da bir çekişme var bunların. Evet. İkinci bir olay yine 1726 ile gelen bir şey bu. Bu ayan meselesini daha ciddi hale getiren valilik meselesi. Yani bence daha da önemli bir olay. Ya tamam, vergiyi siz adama toplatıyor olabilirsiniz. Orada da istismarlar oluyor. Vergiyi çok yüksek almaya çalışıyor. Neticede adam bir ticaret yapıyor. Yani diyor ki tamam, sen bu vergileri toplayamayacaksın, ben senin yerine uğraşayım toplayayım, ama benim hissem ne olacak? Dolayısıyla Ben de o hisse ekmeğimi payını okarım arttırmak yani. için, tabii o hisse payını arttırmak için zaman zaman istismarlar olmuş bu sistemde de. Ama asıl problem valilik meselesi. Çünkü valiliğin merkezden ataması durduruluyor 1726'dan sonra. Ve taşra ileri gelenlerinden valiler seçilmeye başlanıyor. Ya bu da aslında büyük bir zaaf. Böyle kim olacak peki bu durumda? İltizam sahipleri, bir bakıyorsunuz bir kuşak sonra veya o kuşak içerisinde vali olmaya başlıyorlar. Ve klasik anlamda devletin valisi nedir? Bugün Konya'dadır, yarın Rumeli'dedir, Filibe'dedir, öbürsü gün Suriye'dedir. Ama bunlar öyle değil. Mesela Çeteci Abdullah Paşa vardır. Hep Çermik bölgesinde hayatını geçirmiş. Biz çok kısa Suriye, Erzurum valilikleri var. Ama hep böyle Kuzey Irak, Rakka, Diyarbakır, o Evet. dolaylarda yaşamış. Yani orada yaşıyor olmak da bir şey getiriyor. Yani bunlar hakikaten neredeyse lokal bir bey veyahut kral pozisyonuna gelmelerinin sebebi de bu. Yani ve bunu sadece şey açısından kötü düşünmemek lazım. Yani yerel halk açısından her zaman kötü düşünmemek lazım. Yani Erik Hobsbawm'ın şeyinde, İlkel Asilerinde de vardı ya. Yani o eşkıya takımı da dahil olmak üzere merkezi otoriteye karşı aralığa giren diğer otorite odakları bazen yerel halkın yaşantısını da iyileştirebiliyor. Yani doğrudan merkezin baskısı altında ezileceğinizi araya birilerini koymuş oluyorsunuz. Hatta öyle de bir tez var biliyorsunuz. Yani demokrasinin aslında Türkiye'de ve benzeri ülkelerde sonradan gelişmesi, zor gelişmesinin aslında feodal sınıfların olmaması ile ilgili bir durum Evet evet olduğuna dayan. evet. Twitter'da onunla ilgili bayağı bir tartışma dönmüştü Tabii. geçen yıllarda. Yani arada bir stop şeyi yok.
Bir istep ne yok yani. Doğrudan merkezle karşılaşıyorsunuz. Ama işte Osmanlı'nın 18. yüzyılda bu isteplerin geri döndüğünü görüyorsunuz bir şekilde. Ya yani bu adamlar bazen yerel halkın lehine veya yerel halkın dengelerini gözetebilmek adına idareyle de çatışabilen adamlar. Yani biz tabii hep merkez açısından bakarak bunları değerlendiriyoruz. Ama her zaman öyle olmayabilir. Mesela şey özellikle Kuzey Irak ve bizim Güneydoğu bölgesinde emirler artık bunlar çok daha eskiden beri var olan tipler. Yurtlu kucaklık sistemi var Güneydoğu ve Doğu Evet. Anadolu'da. Hükümet deniyor mesela. Evet. Bizim bir arkadaş bir kemer tokası bulmuştu. Üstünde Cizre hükümeti yazıyor. Dedi Evet. ki bu ne demek Cizre hükümeti? Nasıl yani dedi. Ya dedim bak yurtlu kucaklık sistemi var ya dedim. İşte o son yüzyıllara kadar o devam ediyor dedi ve kendi içlerinde böyle bir şey gibi bir nevi bir beylik gibi takılıyor onlar dedim. Bizim Evet. Akıcı beylikleri gibi. Ya devletle aralarında öyle bir şey var. Konsensüs var. Şey var. Ya bir adı olmamış bir şey var, anlaşma var. Yani şey bir de bunlar bir sınırları falan da bayağı belli. Yani Tabii. işte filanca mir diyor. Atıyorum Botan emiri işte Baban emirinin sınırına giriyor bir yerde falan. Hani Evet. sınır çatışmaları yaşıyor. Yani bayağı bayağı artık kopmuş orada iş. Ve hatta mesela daha sonraki tabii dönem 1800'lere isabet ediyor ama Bedirhan Bey çok ilginç bir tiptir mesela bu bağlamda. Ayan Oo. aynı zamanda Mir, Bedirhan Zadelerin zaten atası. Ya bu adam Evet. bayağı Van Gölü civarında böyle vapur ilk defa yüzdüren, işte Avrupa'dan mütehassıs getiren, 4-5 tane kendi mahallesindeki çocuğu alıp Avrupa'ya eğitime gönderen falan. Yani Kavalalı'da da gördüğümüz bir örnek bu. Yani bazen bakıyorsunuz o yerel halkla bütünleşmiş yapıları bu adamların en azından kendi mahallelerinde daha faydalı işler yapabilmelerine de imkan tanıyor. Yani bunu dolayısıyla çok Evet ya taraflı bütünün değerlendirmek lazım. yeniliğe karşı değiller. Değiller. Mesela Alemdar Mustafa Paşa şeylere kucak açıyor. Çocukluk arkadaşı bir tanesi bu şeylerden birisi bunu çocukluk arkadaşıymış bu Rusçuk yaradan birisi. Onun tarihiyle öğrendirmesiyle muhtemelen şey daha sıcak bakıyor mesela bu. Şey aydınlanma ya da işte Rusçuk yaradan yanında toplanmasına bu daha sıcak bakıyor yani. İllaki yani Osmanlı'da sistemin değişmesi önünde ayak diretiyorlar diye. Kafadan böyle bir şey İlerice gelici retoriğiyle bakmamak lazım. Ya 3. Selim döneminde bile şey deniyor ya. 3. Selim'i gericiler öldürttü. O yani 3. Selim döneminde baktığı zaman başka bir tarikat İradi Cedid'i şey desteklerken, yani Nizam-ı Cedid'i desteklerken başka bir tarikat da İradi Cedid'den istifade edemiyor. Şey direkt Nemalanı ya. karşı kampta buluyor kendini. Tabii canım yani bu tarihi olaylarda muhakkak iş dinamiklere bakmak lazım. Tabii. O zamanki Ya şey şartlara bakmak lazım. Biz ya 20. 21. yüzyılın retoriğiyle bakıp okumak istiyoruz evet. çoğu zaman. Şimdi Galatasaray buradan yani burada şeye bağlayalım mı buradan? Karahanlı'nın sözüydü galiba. Devletlerin dostu yoktur, kılıç çıkarları vardır diye. Burada herkes çıkarına göre Evet. hareket ediyor. Hani Yeniçeriliğin işte 2 asır boyunca irin gibi devletin içinde kalmasının sebebi de Evet. aslında biz kırmızı renkli askerlerimizi çok seviyoruz veya böyle Yeniçerilerin aslısıyız değil. İstanbul Evet. ulemasının, İstanbul halkının, tebaasının burada bir sistemi var aslında. Onu da konuşacağız. Bir Yeniçeri borsası var orada. Tabii, Yani tabii, tabii. ikinci Mahmut'un çözdüğü şey de biraz bu ya. O millete şeyi onaylıyor. Yani diyor ki siz bundan zarar görmeyeceksiniz. O şey tayfaların işte bu senet sepet işlerinde bulunan o borsanın içerisinde bulunan kitleye bunun onayını verip aslında biraz da Yeniçerilerin ipini çekebiliyor yani kendisi. Ve Ya bu doğuda iç dinamikler o kadar önemli ki, böldüm ama bu iç dinamikler o estağfurullah. kadar önemli ki Osmanlı'nın merkezi idaresi de bunları gözeterek bölgeleri yönetmeye çalışıyor. Yani mesela Tuzcuoğlu isyana çıktığı zaman akla gelen isimler yani gideyim ben ordumla onu bastırayım diye bir şey düşünmüyor. Ne yapabilirim diyor. Şatıroğullarını kullanıyor. Hacı Salihoğullarını kullanıyor. Ketüdağoğullarını kullanıyor. Ki bu aileler halen daha bilinen aileler. Şey gibi Yani Çakır'ın arkasındaki gücü anlayamıyorum. Ne yapacak? Hadi Necip söyle git şeyi öldürsün. heh. Cenab-Paşalı gidip Çakır'ı aradan çeksin diyor Yani mesela. şey bu. Yani mesela Hacı Salihoğlu'nun bizim şu anda benim bulunduğum semtte 3-4 tane apartmanı var mesela yaptı. Hala müteahhitlikle uğraşan bir aile. Yani hani ayanlık ne oldu falan diye soruyorlar. Hani bir önceki Burada borçlara devam müteahhit etti oldu. de. Ya Müteahhit burada ailelerine müteahhit yani dönüştüler ayan. arkadaşlar. Yani galerici ve müteahhit şu anda ayanla. Yani böyle de bir şey var. Osmanlı mecbur kalıyor bir yerden sonra. Hani siz şimdi mesela Hakkari'ye ordu gönderemezsiniz kolay kolay. Yani az buz Tabii. bir sefer değil bu. Onun yerine ne yapacaksınız? Ya Botan emiri mi isyan etmiş? Baban emirini onun üstüne sevk edeceksiniz. Nasturiler mi isyan etmiş? Bedirhani'yi çağırın o Nasturileri vursun.
İşte Yezidilerden Asurileri keserse iyi olur. Yani aslında insanı da birbirine düşürerek mecburen çözmeniz lazım. Muhteşem bir Game of Thrones şeyi ya, öyle yani sahnesi. Yani, evet. Ama aslında bizim bugünkü idrakımızda yaşanan sorun şundan dolayı olabilir mi hocam? Şimdi böyle konuşurken aklıma geldi de. Yani biz hep bir harita meftunluğu var ya, böyle haritaya bakarız ve 3 kıta 7 iklim, devasa bir Osmanlı İmparatorluğu vardır. Şimdi böyle bakınca sanki İstanbul'da oturan bir adam var, bir padişah var, böyle alemlerin üstünde falan, çok başka bir yerde ve bütün herkes onun ağzının içine bakıyor gibi bir imaj oluşuyor haritaya baktığında. Ama özünde aslında çok lokal, çok yerel, aslında bir nevi merkeze uzaklaştıkça özelleşen de bir yapı var yani. Hani Doğu Anadolu'da, Orta Doğu'da özellikle. Ya bu şeyden kaynaklanıyor bence. Monarşiyi ve insan ilişkilerini pek bilmemekten kaynaklanan bir önyargı o monarşiye dair. Yani bir tane adam deli olsun, kör olsun, sakat olsun fark etmez. Hiç fark tahtına etmez. Oturduğu zaman ha, onun her söylediği kabul edilir. Böyle bir şey yok. Yani mesela Kutsal Roma İmparatorları her zaman bir elektör meclisten çıkarlar. Yani orada o dengeleri gözetmek zorunda adam. Habsburgların başka dengeleri vardır. İşte İngiliz hanedanı, işte belki konuşuruz Sened İttifak bağlamında, başka dengeleri vardır. Yani burada mutlak bir monarşi, evet absolut kullanılıyor kelime olarak ama bu çok istisna ve çok nadir bir şeydir. Hatta şunu söyleyeyim, modern bir şeydir. Yani Güneş Krallığı falan dediğimiz zaman biz aslında Fransa'nın modernleşme sürecinden bahsediyoruz. Adamlar yani bir aşama kat ediyorlar, bir merkezileşme çabasının ürünü o absolut monarşi. Daha önceden de hiçbir öyle bir şey yok yani. Bu şeyin aslında değişmesi lazım. Hani bu vesile de iyi oldu yani dinleyenlerin de tarih okumalarında bu önyargıyı aşarak okumaları algıyı lazım. Algıyı kırmamız gerekiyor. Yani evet, böyle bir şey yok yani. Hiçbir monark mutlak olamaz. Velev ki Sasani imparatoru olsun. Yani onun bile gözetmesi gereken dengeler, hiç değilse saray içi dengeler vardır. Yani bir tane hadım gelir boğazınıza bıçağı saplar, biter hayatınız yani. Bu şey yani. Bu işin şakası yok. Bir de çok güzel bir yorum gelmiş. Bora Bozdemir, niye aristokrat demiyoruz bu ayanlara demiş. Bir şey chatte bir yandan gözüme takıldı. Çok hoş bir anekdot var, onu söyleyeyim. Bu ayanlık ve mafyoz ilişkilerle ilgili. Gentleman diye bir dizi izledim geçtiğimiz günlerde. İşte YouTube'da diyorum, Netflix'te. Hikaye şu. Bir aristokrat, bir lord, hatta dük yanlış hatırlamıyorsam, maddi olarak sıkıntıya giriyor. Babası ölüyor. İşte bu tekrardan ailesinin şatosuna geri dönüyor. Ve aslında ikinci çocuk olmasına rağmen primogenitür yasası vasiyetle bozuluyor ve bu işleri üstlenmek zorunda kalıyor. Ve tuhaf bir şekilde şunu fark ediyor. Çok borçların içerisinde falan aile. Şatonun altında, ahırın altında bir uyuşturucu çiftliği var. Hani marihuana üretilen bir çiftlik var ve mafyanın eline düşüyor. Bunlarla bir şekilde pazarlık var. Orada bir mafya babasının söylediği çok güzel bir şey var. Diyor ki, siz aristokratlara çok büyük saygı duyuyorum diyor. Neden diyor? Bizim bugün yaptığımız şeyi diyor, siz 600 yıl önce yaptınız ve sistemleştirmeyi başardınız diyor. Yani Fatih William'dan beri İngiltere'yi diyor aynı mafya aileleri yönetiyor diyor. Yani şimdi aristokratlıkla mafyanın arasında ince bir çizgi var. Hakeza sultanlıkla da mafyalığın, eşkıyalığın arasında çok ince bir çizgi var. Yani biz Pazvantoğlu kazansaydı bu mücadele, ya da Tepedelenli Ali Paşa kazansaydı Tepedelenli hanedanından bahsedecektik. Ki evet. Öyle ki yani bugün Kavalalı hanedanından bahsettiğimiz gibi. Yani dolayısıyla o tarihin dinamikleri içerisinde bu şeyler çok değişir. Hani bu tanımlamaları biz tasnif olsun diye kullanıyoruz ama yani esas itibariyle burada yani güç birikmesiyle ilgili bir durum var. Aristokrat niye demiyoruz? Şundan dolayı demiyoruz biz. Hani bir temkinlik kullanıyoruz bu tabiri. Çünkü aristokrasi biraz daha Avrupa'nın derebeylik yapısını ifade etmek evet. için kullanılan bir şey. Yani biz onu getirip Osmanlı'ya kullanırsak tam ifade etmeyebiliriz. Şef diyoruz, şef diyoruz, vassal süzeren ilişkisi diyoruz. Hani adamlara özgü. Ya biz de ya, bak büyük padişah hani tamam. Ayak toprağı ele geçiriyor eyvallah da yani. Büyük padişahın ha. Yani çoğu zaman sen vakıf olarak bile güvende olmayabilirsin yani. Senin müsaadene evet. diye bir şey var. İkinci Mahmut kaldırana kadar müsaadene diye bir şey var arkadaşlar. Bal ya da büyük ne kadar üzerinizde olursa olsun pat diye gidebilir elinizden. Onun için çok mesela vakıf vardır. Şimdi böyle bugün çok romantize ediyoruz. Osmanlı'nın vakıfları tamam çok güzel. Ama bunun bir kısmından bal gitmesin diye yapıldı. Ama niye işte ah yani. Ya benim vakıf bir arkadaşım
Benim bir arkadaşım Zaloğlu Rüstem Paşa'nın bilmem kaçıncı kuşaktan torunu çıktı mesela. Vakfiyeden bir şey alacaklar, pay alacaklar. Hani dadasının dadasının dadası bir pay ama alacak. Adam mesela hamamı vakıf olarak kaydetmiş. Zaloğlu Rüstem'in var. Neye yarıyor bu vakıf? O aile vakfı. Yani bugün mesela aile vakıfları geri dönüyor şu anda ailelere. Evet. Vakıflar müdürlüğü çalışıyor mesela. Görüyorsunuz yani. Atıyorum Beşiktaş'ın yarısı vakıf diyelim. Bir ailenin o ve ailenin büyükleri vakıfın mütevelli heyeti. Diğer mensuplarına da pay dağıtıyorlar. Yani hangi hayır hizmetine istinaden bu vakıf devam ediyor? Hiç öyle bir şey yok. Yani Şimdi dolayısıyla mülkiyet vakfın ilişkileriyle alakalı bir şey. Yani Mehmet abim dediği gibi. evet. Vakıfı bile koruyamıyorsun ki. Bir şey yapman lazım yani. Ya bir dizi Vakfın vardı. 2-3 ay önce hatırlıyor musunuz? Şey, bu bir tane kadın, zengin bir kadın işte, bu fakir bir kızı aşağılıyor. Bizim dedelerimiz şöyle hariciydi vesaire. Sen bu servete. Oğlum Osmanlı'da hepimiz o durumdaydık lan. Hepimiz kara çalıklı reayaydık ya. Yani Kırım Geray ailesinden falan gelmiyorsan, bak Balkoçoğlu gibi, Çandarlar gibi büyük aileler bile bir yerden sonra gözden ırak hale geliyorlar. Çekiliyorlar yani varlıkları sürdürseler de yani. Osmanlı'da şeyden hani hanedandan öte şey yoktu. 1700'lerde defakto olarak bu ayanlar denemeleri çıkana kadar ki orada bile şey yani devlet zorlamayla bile olsa işte sana işte attan eşekten yediğimmiş adam dur bunu aristokrasi atfedeyim diyemiyor zaten. Sadece beyliğini paşalığını onaylıyor. O da servetini ailesine falan aktarabilirse aktarıyor. Öyle bir aile yapısı ve sonrasında zaten bir entelektüel birikim vesaire oluşursa oluşuyor ama kökü de bizde Avrupa'daki gibi 500-600 yıllık, 700 yıllık, 800 yıllık böyle bir soylu aileler, oradaki o toprak yapımı yani Avrupa'da bir kral gidip birinin arazisine çökemez arkadaşlar mesela. Tabii. Yani şey mümkün değil. Evliliklerle çok kuvvetli bir bağ kurabilirsin en fazla. Habsburg Kore'deki gibi. Ama şey değil. Osmanlı da öyle değil. Ya yani Osmanlı da bir padişah. Tabii. Bir de Ama zaten istediğini şey müsaade var. eder. Yani bu Avrupa'daki düzen ta kavimler göçünden o Germen kabilelerinin dizilişinden falan gelen bir düzen yani. Bir de öyle bir Evet. köklü tarafı var. Bizde dediğim gibi abi yani şu adam paşadır. İki kuşak sonra esamesi okumaz ailesin. Hatta bir kuşak Onu sonra. ekleyecektim Yani ben de. benim mesela bu Zaloğlu Rüstem'in şey torunu dediğim arkadaşım Balat'ta oturuyor mesela. Yani böyle bir şey biraz harap bir evde oturuyordu mesela. Zaloğlu Rüstem mi yoksa Zaloğlu şey Aman Zaloğlu Paşa mı? Zal Mahmut. Nereden çıktı Zaloğlu Rüstem ya? Zaloğlu Rüstem deyince hocam da biraz Zaloğlu eski. Rüstem. Ha şey efsane şey. Oğlum şey kadar gittik Sasaniye'ne kadar Daha önce falan de bir şeydi ya. öyle mi dedim bilmiyorum. Zal Ya Mahmut Paşa. Zaloğlu Rüstem çıkınca falan bir şey Ha. oldum. Şey yani dolayısıyla o şeyler gider. Yani o ilişkiler çok kolay çözülür. Hani Evrenosadeler mesela biraz eskice bir ailedir bizde. O Evet. bilinir. O da yani ne kadar hani şu Evrenosadelerden kimleri tanıyoruz. Çok Sami farklı kola Paşazadeler. bölünmüşler ya. Çok farklı Değil mi? kola bölünmüşler. Ve Mesela aile soyadını taşımıyorlar Mustafa. Benim tabii. Edirne'de bir arkadaşım vardı, sınıf arkadaşım, ortaokuldan. O mesela şeydi, Evrenoslardandı. Evet. Ama soyadı başkaydı ailenin. Mesela İsfendiyaroğulları, Ramazanoğulları onlar biraz bilinir, yaşamış. Evet. Mesela Hamdullah Supi'nin eşi Ayşe Saide Hanım onlardandır mesela. Ahmet Muhtar İsfendiyar vardır. Galatasaray Lisesi'nin bir zamanki en kıdemli mezunu falan diye şey gazetelere falan çok çıktı. Onlar vardır. Bir de bunlardan müstesna son dönemi Sami Paşazadeler vardır. Hamdullah Supi Tanrıöver'in falan mensubu olduğu Moralı ailesi. Seniha Evet. Sami Morallılar, Supi Ziya Özbekkan, Abdülhatif Supi Paşa, Sami Paşa Zade Sezai. Hani böyle önemli isimleri falan bunlar. 3-4 tanedir. En eskiye giden Türkiye'de yaşayan en eski aile Mevlana ailesidir. Çelebiler'dir. Yani onlar işte 1200'lerin Evet. sonuna itibaren bilinen bir aile. Onun haricinde yani yok yani böyle bir şey de yok. O yüzden de aristokrasi diyemiyoruz. Yani o ilişkiler ağı yerleşik bir ilişkiler ağı değil. Yani Pazvantoğlu'nun iki kuşak öncesi babası Hristiyan olmuş derler. Pazvan adında bir boşnaktır diye bir rivayet var malum. Hani şey yapmış, din Ha evet. değiştirmiş her şeyi Arnavut diye bilmem. de var. Arnavut diyen de var. Yani bilinmiyor da bu adamlar hani no name arkadaşlar. Tabii Ya bir anda şey çıkıyorlar ortaya. durumundan Edirne bahsedebilir miyiz? işte. Ali, pardon. Pasvantoğlu'nda değil de Alemdar Mustafa Paşa. Babası Arnavut Yeniçeriymiş. Ha. Arnavut da olabilir diyorlar mesela. Yani evet. Şey Dolayısıyla ya hani şöyle şey değil yani. şöyle söyleyelim kısaca yani aristokrasi dediğimiz şey çok kökene ve
aslında soya dayanan bir şey yani. Biraz işin şeyi durum var. Soyluluk hakikaten yani onlardaki bayağı. Ve nesil takip ediyor. Hatta ya Avrupa'da ya en ufak bir sporu bile takip etseniz, en ufak bir alanı bile takip etseniz şey oluyor mesela. Ekrana biri çıkıyor. Filanca Charles ailesinin işte 1652'deki kralın torunu. Zart diye bir anda herkes tanıyabiliyor onu. Biz de bak bir elle gösteriyoruz mesela işte Mevlana ailesi var, şeyler, Çelebiler var diye. 3-5 tane parmakla gösterebiliyorsun. Adamlarda felaket bir gelenek var. Belki 1000 seneye falan dayanan çok fazla sayıda aileleri var yani. Drakula Kral Charles ve şeyle akraba ya, George Bush'la. Kanlı Tabii ki. Voyvoda. Eflak Voyvoda'sı olan. Yani Ya zaten bir de bizim şu o var. ayağının çok Aristokrasinin kolay gidici. Tabii, bir de aristokrasinin olması için hukukla korunan ilişkiler ağı olması lazım. Değil mi? Mehmet Emin dedi işte vassal süzeren. Yani o münasebetler bir nasıl diyeyim bir üst kademeyle bir alt kademe arasındaki hiyerarşik ilişkilerin hukuki olarak da korunuyor olması lazım. Evet. Yani o adam fukaralığa da düşse, şatosunda işte peynire kafa atsa da, ne bileyim yorganları kemirse de o adam düktür yani, o değişmez. Buna bir tane örnek vereyim mesela. Şey böyleymiş. Küçük Prens'in yazarı Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. O 2. Dünya Savaşı'nda mesela şey oluyor, vefat ediyor bu Alman saldırılarında. Uçak pilotu oluyor sonradan. Ve şey, o da Bordo'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Fransa'nın aristokrat ailelerinden geliyor. Babasını erken yaşta kaybediyor. Tam dediğim manzara abi. Şato var ama dolapta şey var. Kuru ekmek var ya. Öyle bir manzara ama şato var yani. İşte biraz aristokrasi böyle oluyor. Yani bizdeki çok gidici bir şey. Ya yani ayağınlık, atıyorum birine ters düştün. Yanlış birinin ayağına bastığın anda esamen okunmayabiliyor yani bir anda. Onlar da öyle değil. Ya bir keskin nişancıya bakıyor. Şey kirsilikte olduğunu katili buluyor. Şey Rubel'in şey Ege'de bir köyde eğleniyormuş adam. Eğleniyormuş. Öldür diye 2-3 adamını gönderiyor. Adam bağda rakı içerken muhtemelen gene orada şey ben tirsilikli şöyle hakladım böyle hakladım diye övünürken pat bir kurşun yiyor alnı çatına. Bağdan bitti gitti. Geçmiş olsun. Bütün miras, bütün legacy yok oldu. Diğeri. Şimdi o Sedat zaman Erdoğan şöyle. diyor. Ben racon kesmiyorum. Ayağım kesiyorum deyip çak adam vuruyor yani şeyi şimdi. Abi istersen şeye geçelim ufaktan. Bu biraz daha bizim sistemli bir şekilde hani şimdi ayanlık makamı ortaya çıkıyor. Bununla beraber bir sistemli modernleşmeler dönemi de başlayacak aslında. Evet. Buna bir cevap olarak Nizam-ı Cedid'le devam edebiliriz. Sıradaki konumuz bu olsun. Hani Nizam-ı Cedid'de aslında neler değiştirilmeye çalışıldı, hangileri başarılı olabildi, 3. Selim neden bu kadar ferman yazdı veya günümüze nasıl bu kadar ulaştı? Her şeyini okuyabiliyoruz. Ya yani çok güzel bir olay. Yani bir padişahın bu kadar detaylı bir şekilde bütün hayatına Sosyal yaşantıya dokunabilmek dair de çok fazla veriye ulaşabiliyoruz o dönemde. gerçekten çok güzel yani. Benim de açıkçası hem ilgi alanım, çok sevdiğim bir alan. Sizlerden de bununla ilgili hani süreci şöyle anlatabiliriz. 1790'ların başında 1789'da tahta cülus eden bir padişahımız var. Birçokları tanır kendilerini. Selim-i Salis ya da 3. Selim namıyla bilinen. Çok da ikonik bir tarihte geliyor aslında. Yani tahta çıkışından 2 ay kadar sonra bir şey oluyor. Fransız ihtilali oluyor. Çok yakın bir dönemde gerçekleşiyor Fransız ihtilalde ve onun giriştiği aslında geçmişte gördüğü biraz ezelde gördüğü sıkıntılı durumları çözmek adına Nizam-ı Cedid dediğimiz aslında yeni düzen adı verilen bir program başlatacak. Bir çabanın içerisine girecek. Bir aslında köklü Avrupalılaşmanın temeli diyebilir miyiz buna? Yani bizde ciddi anlamda bir Avrupa'yı net bir şekilde örnek almanın ilk adımı herhalde. Önceden bir parçalar var ama biraz daha böyle şey gibi. Mesela bir dönem önce Baron de Tott geliyor bu 1768-74 savaşında. İşte Humbaracı Ahmet Paşa var, o da tesadüfi geliyor biraz. Hani adam kaçıp geliyor falan. Hani böyle bir hususi girişimler vardı. Ama bir program olarak, bir sistematik olarak herhalde 3. Selim'le beraber başlıyoruz bu işe. Ya ben burada şuna bir şey kıllık yaparak başlayayım. Mesela Türk modernleşmesi olarak değerlendireceksek bu süreci, esas itibariyle Osmanlı'nın neredeyse ya 1800'lerin ilk yarısı, hatta 3. Selim diyelim, biraz daha geri alalım. 3. Selim daha tabii güzel bir milat olur. O tarihe kadar böyle bir gündemi yok. Yani Osmanlı'nın genel yaklaşımı şu: biz dünyanın merkezindeyiz zaten. Yani şehinşah biziz. Herkes tacını bizim elimizden giyiyor. Hani bu bir imparatorluk kompleksi. Ve dolayısıyla bir ölçüde kendisinin geride kalış sebebini
sadece şeye bağlı. Yani teknik mesele. İşte fonun boyutu vesaire gelişinde. Yani bir teknik bir sorun, teknik bir aksaklık oldu. Yani sorun var ama ne yani? Hallederiz ya, hani, sıkıntı yok. Hallederiz. Şey yaklaşım var. Şey yani hani, layihan falan hazırlanıyor. Evet. İşte ıslahat yani şey. Ve hep dikkat et, kanuni dönemine nasıl geri döneriz falan diye konuşuluyor. Aynen öyle. Yani. Evet. Yani mesele şey değil. Mesele dünya gelişiyor. Biz de ona bir ayak uyduralım meselesi değil. Mesele nasıl kanuni dönemine döneriz meselesi. Yani hatırlıyorum yani. Viyana'ya kadar öyle değil mi? Viyana'da film kopuyor. Aynen öyle. Viyana'da da ben uyandıklarını zannetmiyorum Viyana'da da yani. Viyana'da da şey var. Takdir-i ilahi. Allah şey yaptı. Hani bir orada bir takdir-i ilahi durum var. Pasarofça'da biraz kayış kopuyor. Evet, yani, tabii, evet. O artık şey Petrovaradin'de. Ganyoçu diyor ya, siz dua edin ben ayağım kaydı da düştüm. Hani, aynen öyle. Aynen öyle. Yani onun öyle bir şey var. Birincisi, ikincisi de yani şöyle bir yaklaşım var. Yapısal reformlar, yapısal neymiş bu yapısal reformlar gibi bir yaklaşım var Osmanlı. Yani inanmıyor böyle bir şeye. İşte o 3. senemin meselesi, ya hayır yeni bir nizam lazım sözü, içine kadar dolduruldu ayrı bir konu. Şimdi konuşuruz onu hep beraber de. Yani buradaki ben o kelimenin çok önemli olduğunu inanıyorum. Nizam-ı cedid, yani yeni bir düzen lazım bize. Çünkü bu düzenle olmuyor'nun farkına varmak. Çünkü öbüründe başka bir şey var. Yani o zamana kadar yapılan şey ufak pansumanlar, ufak yara bantları işte. Mehmet Ali'nin dediği gibi layiha yazılıyor. Ne düzelsin? Ya işte top kullanalım falan. Yani böyle, çok küçük bir şey farktan da bahsedelim. Mesela nizam-ı cedid dediğimiz zaman, dediğin gibi abi, yeni bir program, yeni bir düzen var. Islahat kelimesi aslında düzeltmeler demek. Yani hani bir şey ıslah etmek, düzeltmek yani. Bir şey bozulmuş, düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bir derin bir şeyden bahsedilmiyor zaten orada. Bir vaat de yok yani. Bir de orijinalitesinin olmadığı şudan da anlaşılıyor. Islahat şeyi hemen her dönemde var. Yani hani biz evet bir şey duraklama dönemiyle falan da yani irtibatlandırıyoruz. Böyle bir tasnif olduğu için öyle irtibatlandırıyoruz ama her dönemde belirli aksayan şeylere ilişkin bu tabirler zaten kullanılmış. İşte babanız filan zamanında böyle değildi. Bak şimdi böyle oldu falan denilen şeyler. Yani bunlar hep üzerinde konuşulan şeyler. Dolayısıyla o sistemin kendisiyle ilgili hiçbir zaman değerlendirilebilmiş bir mesele değil. Ve 3. senin bunu değerlendirecek zekaya sahip oluyor aslında. Yani dünyada bir şey oluyor. Bizim onu yakalamamız lazım mı? Fark eden ilk hükümdar diyebiliriz evet. O bağlamda. Yani şeyde bile aslında çok böyle hani batılılaşalım kafası yok. Bazı şeyler hani biraz daha köklü işte. Ya ne bileyim itfaiye yani yangın söndüren ayrı bir teşkilat olsun. Aa bak batma, bunu bak geliştirelim, daha fazla kitap basılsın gibi. Belli çok ufak bir şeydir hani. İlk adımlardan biridir batılılaşmanın ama. Batılılaşmanın ilk adımlardan biridir. Lale devri diyoruz biz. Yani o ismi evet. Takıyor. Şey Refik. Ahmet Refik. Ahmet Refik. Yahya Kemal de deniyor bazı yerde. Bazı yerde Ahmet Refik atfediliyor. Dolayısıyla evet bir var ama fakat 3. Selim dönemindeki kadar ciddi değil. 3. Selim bak müesseseyi yaşatmak için yani 3000 mi 5000 adet Fransızca kitap getirtiliyor İstanbul'a. Şeyde bu mühendishaneyi Bahri Hümayun'a yani deniz mühendishanesi şeyiyle yetiştirebilmek için konuyor. Bak eğitimi Fransızca şey yapıyorlar. O dönemki hani ilk yabancı dil onunla başlıyor Osmanlı. Zaten. Tabii. Yani biz elçi göndermeler falan da hani 1700'lere doğru başlıyoruz ya. İşte 3. Selim döneminde sistem, şey görmeye başlıyoruz. Düzenli elçilikler. Doğrudan olanı takip etmek, irtibat kullanabilmek için yani. Osmanlı hani bir şeyleri değiştiğini o zaman kabullenip fark edebilmiş. Ya zaten o şey işte imparatorluk kompleksi diyorum ya. Mesela yani bir Müslümanın gidip kafir memleketinde o kadar yaşaması. Darül Harp'te o kadar yaşaması mesela o döneme kadar hoş görülen bir şey değil. Ne işin var orada diyor. Veya onun lisanını öğrenmesi. Niye öğreneceksin onun lisanını? Yani tabii ve bütün ilişkileri Osmanlı ticari bağlamda özellikle bakıyorsunuz zaten burada şey de var. Yani onu söylemek lazım. Avrupalıların da çok dünyaya açık olmamaları bu bağlamda. Rakip olarak gördükleri Osmanlı'ya karşı bir ölçüde adı konmamış bir ambargo da var. Yani ticarette bakıyorsunuz ya Ermeni ya Rum tüccarlar Avrupa'da tabii. İş yapabiliyor Osmanlı ülkesinde. Çünkü Türk tüccar gittiğinde tamamen şeyde dışarıda kalıyor yani bu sistem. Ya bir de şey var bak. Bir chat'teki bir soruyla da bağlantılı Mustafa böldüm kusura bakma. Evet tamam. Şey, Anadolu topraklarında neredeyse bir yıldır varız.
Kocaman imparatorluğumuz da oldu. Acayip de büyük kentlerimiz de doğru düzgün kentleşir. Dedi köylerimiz doğru düzgün bir köy. Bunun sebebi nedir? Şöyle açıklayayım Onur Koç. Ben 24 yıldır Edirne'de yaşıyorum. Benim 24 yıl önce ismini duydum. Hasbelkader zengin insanlar vardı. Bugün hiçbirinin esamesi okunmuyor. Geçmiyor. Yani var gene varlığını sürdürenler de yani az. Yani bir istikrar görünmüyor. Daha eskiye gidiyorsun. Cigули var ya, şarkıcı Cigули, Bulgaristan tarihi şey Ve orada yordan oldu. Bir şey Bulgaristan yordan oldu Türklerinden. sanki. Ha, şey Angel Yor şey Angel Popov Yordanov bu neydi şey adı? Ahmet Cigули. Cigули'nin ben bir röportajını okudum vefat etmeden önce. Diyor ki dedemin diyor hayvanları varmış diyor. Aynen röportajı da o şiveyle okuyorsun zaten. Edirne'den gelip gidermiş diyor. Burada bu tarafta yani Bulgaristan olan tarafta sonradan. Muhtemelen onun dedesi zamanında herhalde şey işte Bulgaristan prensliği. Yani Şarkurumeli diyelim daha eski ise. Babaannesini görüp şeyin pardon anneannesi şey görüp büyük dedesini onunla evlenmiş ve şey yapmış hani baba şey falan orada kalmış. Edirne'ye dönmemiş. Hayvancılıkla uğraşıyormuş yani ticarette. Bak hep şey var. Ticarette uğraşan Türkler var. Yok değil ama bunların ailelerine bir şey intikal ettirdiğini görmüyoruz. Yani servet çok Sermaye çabuk birikiyor. dağılıyor. Toprak çok çabuk bölünüyor. Bizde dolayısıyla şimdi müsaade diye bir şey var. Bizde aile mesleği, aile serveti çok sık intikal eden bir şey değil yani. Hacı Bekiroğulları, Kuru Kahveci Mehmetoğulları falan çok istisnai örnekler. Servet bizde birikemediği için ve hasbelkader servet, hasbelkader bir piyango gibi sana denk gelen vuran veya bir piyango gibi de devlet kuşu gibi de uçup kaçabilecek bir şey olduğu için bizde bunu sisteme oturmuş değil. Evet. Dolayısıyla bizde kişisel bir servet eser olmadığından yani bu şekilde yani gelişemediğinden bunu yapabilen Avrupa sistemini uygulayabilen bir ayağı Avrupa'da olup o Avrupa'daki sistemi görebilen gayrimüslimler bazen de çok az sayıda sarraflar. Ama gene bu finans çevreleriyle, Avrupa çevreleriyle içli dışlı olabilen, irtibat kurabilen sarraflar, bankerler. Bu yayının başında Evet. söylediğim. Yani Kanuni bile işte Yosef Evet. Nasi'yi, Dona Grassi'yi falan kullanıyor yani Avrupa ile Evet. münasebette. Bir de bu, yalnız bu soruya Cigul üzerinden örnek verebilecek tek kişi Mehmet abi de. Bunu çok, Yemin yani çok ediyorum. iyi bir tercih. Yani Balkanlar, Osmanlı'nın Balkanlar benim zahmımdır. Osmanlı modernizasyonunda Ciguli de geçti. Muhteşem Cigul'ü. bir şey oldu, gidişat oldu. Bak Harika. bir de şunu söyleyeceğim. Yani burada şimdi şeyler de geliyor. Sanayileşme falan gibi tabirler kullanılıyor. İşte sanayileşme veya matbaa. Ya yani şöyle bir şey olmuyor. Hani böyle bir karikatürlerde falan da vardı. Abi yazı bulunmuş. Veya işte konuşmayı buldum. Hani öyle bir şey yok ya aslında tarihte. Hani biz geriye doğru çok çocuksulaştırıyoruz anlaşılması için. Yani sanayi devrimi olmuş. Ya o biliyorlar mıydı onlar sanayi devrimi? Mesela hani plaket mi şey yaptılar? Veya kordela mı kestiler sanayi devrimi yapıyoruz şimdi? Veya Fransız devrimi yapıyoruz. Yani tarih TRT X'ten içerisinde olaylar yayınlanmış böyle gelişiyor. abi. Sanayi devrimini yaptık. He. Ya, yani Burada bugün de şimdi geliyoruz. Arkadaşlar yekpare kristal bir top gibi modelleşme diye bir şey yok yani. yok yani. Hani bugün için mesela 100 sene sonra tarihi yazan biri şöyle bir şey diyebilir. Bilgi devrimi oldu veya işte yapay zeka devrimi oldu. Biz ne yaptık o yapay zeka devrimi sırasında? Kendimizi işte bir ünlü birinin yanına monteledik veya işte hani ben mesela Arapça konuştuğum video yaptım bir tane. Hani bu yani bir şey olmadı ki ben o yapay zekayla bir şey yapmadım. Burada da aynı şey var. Sanayileşme meselesi. Yani ne yapacaktı ki sanayileşip veya matbaayı getirip ne yapacaktı ki? Hani matbaa vardı ama çok pahalı basılıyor kitap. Onun hani bir devri de söz konusu. Müstensi daha ucuza satıyor falan. Yani öyle de bir dengeler de var falan. Yani bunları böyle tarihten bağımsız işte bir fıkra var ya. Yaşlı bir balık ufak çocuklara şey anlatıyormuş. Oltaların cinslerini nasıl kurtulursunuz falan. Tepeden bir ağ atmışlar. Babacım demişler bundan nasıl kurtulacağız? Bu demiş gökten geliyor. Bundan kaçış yok. Yani şimdi hani sanayileşme de öyle bir şey değil yani. O süreç içerisinde bir şeyler oluyor. Buna reaksiyonlar var ve ihtiyaçlar var. Yani mesela ceberrut ve kolay kolay anlaşmanın mümkün olmadığı bir Müslüman devleti Akdeniz'i kapatmasaydı Avrupalılar gidip de canlarını tehlikeye atarak hiç bilmedikleri topraklarda Hindistan Birçoğu da zannederek ölüyor. hem de başlayan yani orada o perişanlığı kimse çekmezdi yani. Abi ya. Hani
Arkadaşlar şey... FRP'de bile yani orası nasılmış diye bilgisi olmadığı yere gitmiyorsun yani. Bu kadar basit. Aynen öyle yani. Sivil güçleri falan olduğu halde yani düşündüm. Ya ben bunu... ya burada harita siyah yani, anladın mı oraya? Açılmamış daha. Harita ben, açılmamış yani. Oralara ben bunu, gidiyor adam. Mecbur kaldı işte. Ben şeyde çok yaşıyorum. Mesela derslerde çocuklar şey diyor bazen. Ya hocam ya bizim geçmiştekiler işte... Yani niye bu kadar kötülermiş? Ekonomi şöyleymiş. Diyorum ki oğlum biz kaç işte 2024 yılındayız değil mi? Şu an diyorum bizim sorunlarımızı bir sayalım mı? İşte atıyorum mülteciler, ekonomi, faiz, enflasyon, dolar, efendim öyle söyleyeyim, toplumsal çöküş, ahlaki bozukluk sayıyoruz sayıyoruz. Biz ne yapabiliyoruz şu anda? Yani biz şu anda toplum olarak ne yapabiliyoruz buna? Çünkü bunlar böyle içinde yaşanırken bir anda ben şunu yapayım diyebileceğim bir şey değil ki. Bu bir süreç, bir proses yani, anlık bir şey değil. Öyle bir algı oluşuyor. Dediğin gibi abi çok çocuksulaştırıyoruz. Geçmişe bakınca sanki insanlar hani bir idrak bir şekilde yaşıyormuş veya böyle hani ya. Sanki kötü bir şey göremiyormuş gibi canlandırıyoruz gözümüzde. Çok garip. Ne yani. Gibi ya sanki orta çağdaki insanı. Hacı biz orta çağdayız bu kadar olur falan yani. Daha fazla şey gelişemeyiz. Yani. Öyle bir şey yok. Uçarık yani. El karikatürü gibi. Yani. Abi orta çağdayız gelişmiyoruz böyle. Çepçik adamlar şöyle yani. Ellerini açmışlar. Maalesef imkanlar dahilinde herkes gelişmeye çalışmıştır herhalde. Bir de olayları sıcağı sıcağı da insanlar ulan böyle bir şey varmış de, ya demiyorlar. Hani aynen benim öyle. Hep anlattığım hikayedir. İki tane sırt yürüyorlar kale meydanın orada. Birden birine haber geliyor. İşte Goran duydun mu? Fransa'da Bastili basmışlar. Şey ihtilal olmuş. Ama öyleyse biz neden Türk Paşası'nın sarayını basıp ayaklanmıyoruz Bregoviç falan deyip. La 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 ihtilale gidiyor. Abi evet. Abi böyle bir şey yok da oluyor bir şeyler sonra diyorsun ki aa ihtilaller çaymış. Aa evet. Milliyetçilik hareketleri varmış demek ki o dönem. O isimler değil sonra da yapıyoruz. Bir de çok tesadüfi yani mesela Katerina'nın galiba eline Voltaire'in şeyi geçiyor. Yani bir işte, Rus çerçesinin diye şu an ismi aklımda değil. Voltaire'in çalışması eline geçiyor. Okuyor. Pardon Voltaire kanunların ruhunu okumuş zannediyorum. Orada da şey var ya işte. Hangi memleket nasıl idare edilmelidir? İşte sınırları geniş olan bir memlekette diktatörlük olabilir ama işte dar bir şeyde cumhuriyet de olur falan filan. Okuyor, kapatıyor. Tamam sorun yok diyor. Yani biz Rusya için yani bu otokratik tiranik yönetim uygundur. Problem yok. Adam öyle demiş zaten diyor. Yani ama aynı metni şeyde Fransa'da bir Mason hocasında okuduğu zaman başka bir adam başka bir heyecan duyarak başka bir sonuç üretebiliyor orada. Yani dolayısıyla orada da şey değil. Yani Voltaire bunu yazdı diye de olmadı bir şeyler. Ya da Rousseau bir şey yazdı diye de olmadı. Her şeyin bir araya gelip hani ufak parçaların bir araya gelip oluşturduğu şeyler tarihi vakalı. Hani bazen, o yorumlardaki o şeyi de tavsiye etmiş olalım ama. Bazen falan. Doğru şartlarda olması lazım. Hani hep şey sorusu vardır ya Osmanlı niye coğrafi keşifleri yapmadı? Ya yapsaydı ne yapacaktı mesela? Her, ya, mensup yaptı. Bu adam niye yapsın yani? Yani yaptı diye hani gitti diyelim. Gitsek ne yapacağız? Şimdi orada öyle bir kritik soru işte. Vikinglerin gitmesi gibi işte. Hani bunlar gitmiş 9. yüzyıl mıydı? 10. yüzyılda mı ne? Gidiyorlar. Abi yerleşiyorlar. Aç kalıyorlar. Geri dönüyorlar. Yani hani gitmek mevzu değil. Gittikten sonra ne yapacağın aslında kritik. Orada hani verimli kullanabilecek misin? Bir şey dönüştürebilecek misin? Dönüştürme kapasitesi Avrupa'da vardı. Şimdi dönelim bizim çabalara. 3. Selim bir girişti. Nizam-ı Cedid'e en azından bir adını koydu. Ve bir çabada harcadı aslında. Yani onun girişimlerinden bahsedelim isterseniz biraz. Mesela bir meşveret ortamı kuruyor kendine ki o dönemde de tartışılan bir yapı diye hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani şey tarafından, kadimciler tarafından. Nizam-ı Kadim ekibi var bir de eski dönemciler. Onlar da yanlış hatırlamıyorsam sanki bunun şeyini veriyorlar. Davasını veriyorlar yeni düzene karşı. Ben çok konuştum Mehmet abi. sen buyur. Oğlum ben de çok konuştum ya. Ne konuşuyorsun? Tamam ben devam ediyorum. abi. Gerektiğinde topu atabilirsiniz bana. Şöyle o zaman ben biraz daha devam edeyim. Aslında yani 3. Selim'in dönemi biraz şey bir dönem. Hakikaten ihtilaller çağı. Tabii ki kendisi de bunun kuvvetle muhtemel farkında değil. Yani dediğimiz gibi içinde olduğun zaman anlayamıyorsun yani. Şehzadeliğinden ya itibaren. Ya biz derbeyleriyle dalaşıyorken daha doğrusu anladın mı yani 3-5 Hristiyan'ın silahlanması çok böyle o zaman için dikkat çekmiyor. Yani yani 3. Selim'in döneminde de işte o şehzadeliğinde Louis ile mektuplaşıyordu yoksa Napolyon'la zaten iktidar döneminde mektuplaşıyor da. Gerçi şehzadelik döneminde Napolyon olamaz. 89 öncesi. Evet. Louis ile mesajlaşıyor benden ona. Louis ile mesaj yapıyordu, mektuplaşıyordu. Yani mesajlaşıyor yalnız benim de şey. SMS.
MMS gönderiyor şeyde MMS Eskişehir'e gönderiyor. böyle. Yani o dönemde de aslında ufku açık bir şehzade bir yandan baktığımızda da. Ki şimdi şey geldi aklıma, onun enteresan bir girişimi var müdahil olduğu şey dönem. Halil Hamit Paşa olayında Kemal Derviş'in akrabalıkları konuştuk ya, bir tane de oradan patladı. Kemal Derviş'in büyük büyük dedesi olan Halil Hamit Paşa'ydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ismini. Halil Evet, Hamit Paşa'da birinci bir Abdülhamid'e bir şey yapıyorlar. Kalkışma yapıyorlar Selim'in dahiliyle. Allah'tan affetmişler 3. Selim'i de orada. İyi sıyılmış işin içinden. Tahta çıktıktan itibaren bütün bu asayiş kaybını, devletin vaziyetini net bir şekilde görüyor. Özellikle askeri durumun fecaatini görüyor. Çünkü orada da şey bir örnek var önünde. Savaşın ortasında da tahta çıkıyor aynı zamanda. 1787-92 harbi var. Osmanlı, Avusturya, Nemçe, Rusya savaşı, ki orada da Yeniçerilerin hali felaket. Vaziyet çok kötü. Ve hatta şeyden cepheden mektuplar geliyor işte. Telsizler geliyor padişaha. Ordunun savaşacak gayreti yoktur diye. Yani vaziyet felaket bir durumda. Ki bu da savaşı bitirdikten sonra bizim için aslında dağılma dediğimiz dönemin başlangıcı. Bu herkese göre değişiyor aslında da. Bence burada kritik husus küçük kaynarca yaş diye düşünüyorum. Bilmiyorum itiraz gelir mi veya hani o değildi bu olabilir gibi. Bence yaş Yok anlaşması yok. Yani yani. evet. Öyle Evet. tarihler. Yani o hakikaten şey var tabii, büyük mağlubiyet. Birinci Abdülhamit'in ölmesinin sebebi de o mağlubiyet. Felç Yani oluyor. Özü Kalesi düşünce adam felç Özede. oluyor yani. Nasıl yani, hani hiç olacak şey mi gibilerinde adam şoke oluyor yani. Ve oradaki Türk algının katledilişi vesaire. Katliam haberi Yani zaten bayağı yıkmış. evet. Yani o aslında büyük bir şok. Yani daha sonra işte dediğim gibi küçük kaynarca vesaire, yani geniş Müslüman ahalinin yaşadığı topraklar elden çıkmaya başlıyor. Yani hani alıp da işte şu sınırı biraz zorlayalım, dur şurada şu kale biraz bizde bulunsun dedikleri yerler değil artık buralar. Evet. Yani düşmanın çok daha içeri doğru geldiği bir ortamda tabii tahta geçiyor. Gerçekten. Begül SSM yazmış. Hep küçük kaynarca alıyor dağılmanın başlangıcını demiş. Evvelden mesela, yani benim dönemimde herhalde 15 sene kadar önce şeydi o mesela, yaş anlaşmasıydı. Duraklama, gerileme, dağılma yaşta başlardı. Hakikaten ya şu küçük kaynarca aslında ilk geniş çaplı hezimet diyebiliriz. Yani ilk büyük çaptaki hezimetimiz. Evet. Çünkü ondan öncesinde şey var. Ya koalisyonlarla bir mağlubiyet durum var. Teke tek kaldığımızda Rusya'yla Ya biz ilk kez... toparlanıyoruz tekrardan, Belgrad'ı geri al, Tabii verdiğimiz tabii. Belgrad'ı geri alıyoruz falan. Devlet bir şeyi geri bir toparlıyor ama o son işte 60'larda 70'lerde o hani dağlı isyanlarını falan da çıkacağı dönem. Rumeli'de de Evet. Celal'i benzeri bir gayle vuku bulup merkezi otoriteyi tepe taklak olmaya üstlenince millet bir biz ne yapmalıyız, ne yapıyoruz, ne yapmalıyız şey moduna giriyor rica. İstanbul. Oradaki çaresizlik de şey efsane. Yani ben onu anlatmıştım podcast'te de. Baron de Tott olayı efsane. Adam Fransız elçiliğinin sekreteri ya. Alelade bir adam. Adamdan öyle bir medet umuyorlar ki mesela. Yani şey böyle Çanakkale'ye Rus gelecek diyor. Adamı Çanakkale'ye gönderiyorlar. Moldovancı ile beraber şey yapıyor. Koşturuyor orada. Kale tahkimatı yapıyor. Kırım'da mevzu var diyorlar. Padişah koştur koştur adamı Kırım'a gönderiyor. Dönüyor İstanbul'da top döktürüyor falan. Şey yani, yani bu aslında bir aciziyet göstergesidir. Elim bir Ya tane Osmanlı, sekreterine. Osmanlı'ya da has değil ya. Osmanlı'nın derebeyi bile yani Kavala'nı ya bir de duruyordu böyle. Hı, kalkıp reform yapmalıyım demedi. İhtiyaç. İşte direnmek için büyük güçlerin gözü üzerinde ne yapmak lazım? Askeri tabiyi düzenlemek lazım. Ben Tepeden Ali Erbaş hakkında bir roman okudum. Ya romanda bazı bilgi hataları var. Yazandan kaynaklı, çevirenden kaynaklı eski bir roman. Şey ama çok iyi gördüm mantığını. Sürekli bir İngiliz, Fransız, İtalyan bir top tüfek uzmanı, silah uzmanı, kale uzmanı geldiği zaman buna altın saçıyor paşa ve istihdam edip kale yaptırıyor, tabe yaptırıyor. Çünkü pabucun pahalı olduğunu sadece padişah İstanbul değil, yani ayanlar da görüyor. Bunlar da devlet olmaya namzetler çünkü. Devlet olmaya namzet olarak büyük güçlerin üzerlerine tepelerine bineceklerini, ilk fırsatta oralara atlayacaklarını çok iyi biliyorlar. İşte bir çare, bir kurtuluş arayışı. Bu da aslında Selim'e nasip oluyor yani. 3. Selim bu noktada ilk Evet. girişimini başlatıyor. Çünkü ya çıktığında savaş var, ilk büyük mağlubiyet var. Zaten hemen arkasından da tam tarih olarak şu an
hatırıma gelmedi. 93 yılıyla beraber herhalde değil mi? Savaşın hemen arkasından sistematik olarak bir girişimler başlıyor. O noktada da devlet birçok anlamda daha öncekilerinde biraz daha şey var, askeri odaklı. Burada da askeriye var, askerinin dışında da bir aslında bir nesil yetiştirme projesi. Hani bir grup yetiştirme projesi de biraz başlıyor aslında. Yabancı dil eğitimiyle hani biraz da dünyaya, daha doğrusu o dönemdeki dünyanın merkezi diyebileceğimiz Avrupa'ya iltisaklı, biraz daha oraya yakın bir memur kesimi de yetiştirmek istiyor. Devlet adamı da yetiştirmek istiyor. Bu doğrultuda bir takım çabalar harcayacak. Fakat bence yani en talihsiz padişahların başında herhalde 3. Selim geliyor olsa gerek. Çünkü hem Napolyon'a denk geliyor, hem ihtilal savaşlarına denk geliyor. Bir yandan içerideki muhalefet ayrı dert. Yani çok talihsiz geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da. Ya da var mı favori talihsiz padişahınız başka? Ya tabii ki 3. Selim, Selim-i Salis Efendimizin yeri çok başkadır. Bizim için ayrı bir babadır bizim için. Ama yani şu var. Yani aslında bence 2. Mahmud'un bulunduğu pozisyon çok da şey yani. Çok daha ağır bir şart. Yani çok daha ağır şartların içinden çıktı adam. O tabii onunki talihsizlik değil. O işin içinden çıkabildi. Ama yani 3. Selim tabii ki şey yani. Aslında 2. Mahmud'un yaşadığı talihsizliklere de kapı aralayacak bir şey. 3. Selim'in tabii şu tarafı var. Yani ciddi anlamda entelektüel bir adam. Ya onu görüyorsun. Bu Şeyh Galip'le ahbaplığı var. Dede Efendi'yle ahbaplığı var falan. Yani bunların hani dizinde yatıp şiir okuyan falan bir tarafıyla bir adam. Bir tarafıyla hani böyle şey, öyle bir munis bir imaj çizilmiş 3. Selim'e. Hani merhametli, sakin falan gibi de aslında değil bir tarafıyla. O el yazısı şeylerinden anlıyorsunuz onları yani. Sövüyor. Hani sinirleniyor. Top mesela atılacak, siz topun ne olduğunu bilmezsiniz diyor. Geleyim de beraber atalım falan. Yani hani hep bir azarlıyor sürekli memurları yani. Hani onun kadar bilmiyorum. Şu altındaki kademeyi sürekli azarlayan az şeydir yani. Şey var ya, meşhur bir yazısı var onun. Değişik herifmiş. Değişik herifmiş ya. Moralı Seyit Ali Efendi'ye. Seyit Ali Efendi. Bizim şey paylaşıyor sürekli Twitter'dan. Adını unuttum ben de. Yuşa sürekli paylaşıyoruz sağ olsun. Yani şey, o devlet işinde de öyle. Ama yani kendi bireysel yaşantısında şey bir adam. Hani zarif bir adam. Hatta mesela şimdi bu Şehzade Mahmut'la Mustafa'ya olan toleransının da sebebi biraz şey. Bunlar çok toleranslı büyümüş çocuklar biliyorsunuz. Yani ikisi de şey yani böyle lay lay lom geçirmişler o yaşlarını. Bunun sebebi de şu. Birinci Hamit devrindeki bu saray komplosuna adı karışıp da kendisi af ve şahaneye mazhar olduğu için onda bir Kadir Şinaslık duygusu ve bu çocuklara ben sahip çıkayım duygusuyla hani babaları yerine geçmiş yani. Ya bir de Abdülhamid'in çocukları zaten yani aynı tabii, zamanda şey de ya, hani biraz vebali de var yani o noktada. Yani ama şey neticede böyle son kertede hani onun çocuklarına sahip çıkayım şey de var. Ya yani o beni affetti, beni görmezden geldi onun evet. Bir karşılığı olarak da yapayım şey var. Ve o açıdan da şey yani kendi dönemi aslında genel halkın durumu açısından yani İstanbul halkının durumu açısından çok da kötü bir dönem değil. Yani çok keyifli, epey sanatkarın yetiştiği falan bir enteresan bir dönem. 3. Selim'in yaşadığı dönem. Ama tabii şu var. Yani çok basit. Selçuk Bey de yazmış. Kendi çocuğu olmadığı için de aynı zamanda tabii onlara sahipleniyor. Ama şu var. Hani Nizam-ı Cedid'in de aslında ağırlıklı yönünün askeri olduğunu görüyoruz ortada. Yine ağırlıklı taraf askeri. Ama nedir? Burada mesela biraz daha kıyafet, kılık kıyafet meselelerine giriyor. Yani o askerin kıyafeti meselesi üzerinden. Kültürel hayata da tesirleri oradan da olacak yani. Sadece şey değil. Bu tarafları önemli. Ama yani onun aslında kafasındaki projeyi gerçekleştiren 2. Mahmut olacak tabii ki. Yani Sultan Selim'in neden şehzadesi yok denmiş. Kısır kendisi. Yok, yani çocuğu olmuyor. Hatta şey de var. O da çok acıklı. Çocuğum oldu diye bir beyanda bulunuyor. İlk tahta cürüz ettikten sonra. Sonradan pişman olup bunu şey yapıyor. Çocuğum öldü diye yalanlıyor. Bardakçı'dan okumuştum bunu. Çok üzücü. Hı. Ben o yönlerine çok üzülüyorum. Bir de tabii tahttan hal edilme süreci de şey. Sancılı. Çok acı bir süreç. O günlerde. O şeydir malum. Ya hatta şey derler işte neyiyle kendini müdafaa etmeye çalışmış. Evet. Neyi paramparça olunca cariyelerini ve şeyle, bıçak, labut,
serserileri kullandığı, sokak serserileri kullandığı evet. silahlarla darp edilerek öldürmüş yani. Bayağı yüzü yani, parçalanmış diye. Tabii. Ölmüyor, hasıra sarıp şeye getiriyorlar. Divan odasına getiriyorlar. Ve orada bayağı yani 1-2 saat kadar da can çekişiyor. Yani hemen evet, de ölmüyor yani. O öyle böyle değil. Ki bunu da hak eden bir adam da değil yani bu arada. Evet. Hani gerçekten böyle bir şiddet bir padişah olur, bir şey yapar falan. Yani hani dersin ki bu bir halkın reaksiyonu olarak çıktı ortaya falan yani. Kaddafi'nin uğradığı akıbeti yani uğradı. Şey yani. Var, şiddetliği var da yani anladın mı işte şu daha büyük şiddetler var o dönemde yani. Yosmalı yani, idamları falan var mesela 3. Selim'in döneminde. Ne abi? Sürgün dışında Yosmalı'ları idam ediyor mesela 3. Selim. Sürgün dışında. Ama tabii, şey açıdan söylüyorum. Yani halkın umurunda reaksiyondan bahsediyor. Tabii canım şey gibi yani Yeniçeri zorbaları tarafından da böyle sokak serserilerince öyle parçalanmayı hak etmiyordu tabii ki de yani. Yani evet. Burada konuyla ilgili ilgisi olanlar varsa belki biliniyordur. Ben de yine bir ekleyeyim. Şöyle çok tatlı bir eser var. İnternette de bulunuyor. Şeyin Enver Ziya Karal'ın parlamadan göstermeye çalışıyorum. Başaramadım. Ekran sansürlü gibi görünüyor. Şöyle biraz yan tutarsam görünebilir. Enver Ziya Karal'ın 3. Selim Hattı Hümayunları diye bir çevirisi var. Burada çok tatlı 3. Selim'le ilgili şeyler vardır. Böyle olaylara dair yazdığı fermanlar, buyrukları, emirleri çok şirin bir şekilde. Özellikle şey çok ilgimi çekmişti benim. Bu 1798 hadisesinde Mısır'a düşman çıkıyor. İşte Napolyonlar, Fransızlar çıkıyor. Orada Ruslarla ittifak yapılacak. 50 kere onay alıyor her taraftan. Bunun vebaline girerken şeyden korkuyor. Yani çünkü Ruslarla, Moskov'la müttefik tabii, olmak biraz tabii. Şey bir olay ya. Hani Osmanlı için çok sıkıntılı bir olay bir araya gelmek. Hep çarpışılmış, hep mücadele edilmiş. Bir tane fermanı vardı. 15 kere farklı gerekçe sayıyor. Bakın şunlar ulema tecviz etti, onayladı. Öbürü şunu yaptı, bunu bunu yaptı diye. En son bu yüzden ben de bu onaya vardım diye. Çok güzel fermanlardır. İlgilisine de tavsiye etmiş olalım bunu aynı zamanda. Ve o endişe yapar zaten. Yani şey ekser ulema tecviz etmiştir. Endişesi yani senedi tabi Tanzimat fermanında da var ıslahat ve yani düşünsenize bir şey yapıyorsunuz gayrimüslim ve Müslümanı aynı vatandaşlık altında birleştirecek bir metin hazırlıyorsunuz. İşte biz aslında bunu şeriatın yerine gelmesi için dini Ahmediye'nin kaybolması için yaptık falan diyorsunuz. Yani orada şey var o klasik legalize etme yaklaşımda var. Legalize etmek zorunda tabi. Yani. Ama yani genel itibariyle baktığımızda biraz şeye geçiş yapalım. Şimdi Nizam-ı Cedid dediğimiz program her ne kadar iyi niyetli bir çalışma, iyi niyetli bir girişim olsa da biraz dönemin şartları itibariyle özellikle bu dönem Napolyon'un taht oyunları biraz aslında bunda yoğunlukla etkili oluyor. Çünkü Avrupa'nın dengelerinin birkaç senede bir sıfırlandığı, zarların tekrar atıldığı, düzenin devamlı olarak mütemadiyen değiştiği bir dönem. Mesela yani şurada biz hep atladığımız bir husus da bu ıslahatçılarla ve ıslahatçılarla ilgili dönemlerle ilgili. Bu adamlar bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat devlet-i aliye son iki asrında yaklaşık 15-20 yıllık döngülerle hep bir harbin içerisinde. Yani 20 yılda bir savaş çıkıyor baktığın zaman. Hani bu döngüyü ta 1700'lerin ortasına kadar götürebiliriz herhalde. Savaşsız bir 20 sene yok. Geçen kimin programını izledim? Flo TV'deydi galiba. Bir hocamızın programı vardı. Şey söylüyor. Yani mesela Cumhuriyet'te neden bu kadar hızlı davranıldı? Harf inkılabı, efendime söyleyeyim işte bir bütün dev soyadı kanunundan tut da bütün devler. İlker Aytürk galiba söyledi onu. İlker Aytürk hocanındı galiba. İzledin mi sen de onu abi? Orada ya. Yani çok kısa bir müddette adam da şeyi görmüş çünkü. Yani 11 Trabluskarp, işte 11-12 Trabluskarp, Balkan Harbi, 2. Balkan, 1. Dünya Savaşı, Milli Mücadele. 12 sene neredeyse 11-12 sene savaşta kalmışlar ve hemen bir şeyleri yapmak istiyorlar artık. Çünkü bunun da bir aslında tarihsel mirası var. 3. Selim'in de aslında biraz talihsizliği bu. Çünkü mütemadiyen bir harp durumunda 1800'lerin başı bütün dengeyi aslında Osmanlı aleyhine bozan. Yani bizim karşımızda bozan bir dönem oluyor. Çünkü Napolyon'un kendini imparator ilan ettiği ve Avrupa'nın bir nebze yeni düzenini inşa etme gayretine girdiği dönemde mesela şey vardır bilirsiniz o olayı Napolyon'un şeyliği tanınacak mı imparatorluğu tanınacak mı onaylanacak mı Osmanlı tarafından bu bile mesela başlı başına bir kriz oluyor işte İngilizlerin baskısı diğer devletlerin baskısı tanımamamız yönünde şimdi Napolyon gelmiş şeye Adriyatik'e kadar gelmiş yani neredeyse Balkanlara inecek bir diğer taraftan
Yani onu da şey yapman gerekiyor. Onun da gönlünü hoş etmen gerekiyor. Tanımazsan Balkanlara girebilir. Öyle bir tehlike var. Gerçekten çok sancılı bir süreç geçiriyor ki zaten burada herhalde kendi reklamı yapabilirim. Kanalda da videosu vardı. 1806-1807 bir Osmanlı-İngiltere Savaşı var. Tarihte pek bilinmeyen. Yani düşmanın İngiliz donanmasının şeye kadar geldiği, adalara kadar geldiği. Bir Kınalı Adaya kadar, Kınalı Adaya demir atıyor hatta yani. Çanakkale geçilmez diyoruz ya, geçiyorlar bu Evet dönemde. O evet. kadar sıkıntılı bir dönem yani. 3. Selim dönemi. Ve bir de O esas şey ya mevzumuz. İstanbul'un şehir savaşı. Yeniçeriler toplanıyor ya. Bıçaklarınıza gel şöyle dalarız falan filan diye böyle Felaket, bir felaket bir şehir hadise. savaşına giriyorlar ya. Şehir savaşı. Ya çok korkunç bir hadise. Zaten sonrasındaki isyanda da onun etkisi var. Yani bu savaşta şeyi fark ediyor mesela. O çok güzel. Daha geçen gün okudum onu da fermanlarında. Halka bu kadar silah dağıtılıyor. Çünkü şey, cephaneden, tophaneden millet şey, mühimmat silah dağıtılıyor halka da. Üçüncü Selim şeyi fark ediyor orada. Hani İngilizlere karşı kullanacağız diye dağıtılıyor ama ulan bu silahlar bu kadar insanın elinde kalırsa 2 gün sonra İngilizler gittiğinde namlu bu sefer kime dönecek? O silah onun elinde kaldığı müddetçe sıkıntı. Bu sefer zaten İngilizleri bir şekilde def edeceğiz. Rüzgarın inayetiyle, yardımıyla, bir sürü katkıyla. Bu sefer namlular Alemdar Mustafa Paşa, şey Kabakçı Mustafa Paşa hareketini, Kabakçı Mustafa isyanında saraya doğru dönecek. Kendisi de bunun farkında. Zaten işin sonu çok kötü oluyor onun adına. Biraz Kabakçı Mustafa'dan bahsedelim. Yani talihsiz padişahımızın sonunu getiren Evet. hadise. Kime atalım topu? Kabakçı Mustafa ben Allah zorbaz geri. Onun için tevakkuf ettim, durdum ben. Kopuk tarih, kopuk tarihçisi Mehmet Berk Yaltırık. Şu an Tophane muhabirimize bağırıyoruz ha. Evet, Arkadaşlar arkadan Tophane'deyiz. gürültüle falan Ben geliyor. şöyle, evet hocam, buyurunuz. Tophane'ye geldik. Tophane. Şimdi aradım böyle diye böyle. Şimdi bak burada 3. Selim bazı odaklar hani 3. Selim'de muhalif oluyorlar. İrad-ı Cedid'den hoş ya programın başlarında. Yayına başladığımız sırada belki de 1. saatinde falan. Şimdi bu odaklar harekete geçtiği zaman 3. Selim'e karşı İrad-ı Cedid'in topladığı altınlar vesaireyle belli mal mülkle bir biriken toplumsal bir öfke var. Aslında toplumsal bir öfke var. Yani bir garez değil ama toplumda ekonomiden kaynaklı bir rahatsızlık, bir buhran var. Hafif inceden. Fakat asıl buhran şeyde, Nizam-ı Cedid kuruldu ya, Yeniçeri şeyi çok iyi hesaba katıyor yani. Ulan bunlar acaba şey itişe böyle aslanı çakala mı boğduracaklar esas psikolojisine giriyorlar biraz. Ve daha da ötesi bunlar da hep şikayet şeyle şöyle dile getiriliyor. Efendim bize gavur gibi talim yaptıracak. Gavur askeri gibi gavur kıyafeti giydireceklermiş. Benim kanalın şahidesi de geçiyor ya. Kabakçı Mustafa'la konuşuyorlar işte. İşte ba frek elbisesini cenazemde giydirirler falan diye konuşuyorlar kendi adına. Kabakçı Mustafa dahil o dönem şeyler var İstanbul'da. Boğaz yamakları var. Bu yamak dediğimiz kimseler Karadeniz'in köylerinden gelen işte Laz, Çepni vesaire hani oradaki ya, Türklerden vesaire. Yani şey Oğuz boylarından ya da işte ne bileyim Gürcü vesaire hani Karadeniz'de gelip İstanbul'da hani Müslüman ama tabii hani İslam halkından kimseler burada Karadeniz'de Boğaz köylerine yerleştiriliyorlar aileleriyle ve bunlar Yeniçeri'ye yardımcı yamak olarak yazılıp Boğaz Hisarları'nı muhafızı olarak görev yapıyorlar. Kıyafetleri de abazıpka klasik siyah kıyafet olduğunda bunlardan karga alayı falan diye bahsediyormuş eski İstanbullular siyahlarla gezdikleri için. Şimdi Kabakçı Mustafa işte bu ya Yeniçerilerden bir grup bunlar. Ama Yeniçeri değil tamamen. Nasıl kalyoncular falan da kağıt üzerinde Yeniçeri görünüyor ama ayrı bir grup gibi ya. Taşeron Aralarda böyle Yeniçeri şey diyebilir miyiz? tabii Taşeron canım Yeniçeri. bu Kurtlar Vadisi'ndeki şeyler gibi hani işte şey Seyfo Dayı ağları anlatıyor gibi düşün böyle. Farklı gruplar, fraksiyonlar var o dönem. Bunlar da bir fraksiyon. Kabakçı Mustafa ama bir karizması var. Yani Osmanlı Rus Harbi döneminde bayağı öncü bulunduğu için Kabakçı lakabını aldığı söylenir kendisini. Böyle o bir Boğaz Hisarı'nda peykeli bir otururmuş. Şeyi okutursunlar. Kabakçı Mustafa romanını Reşat Ekrem Koç'un arkadaşlar.
Bir otururmuş PK'de böyle çubuğu yakıp iki arada da işte onun yobralı falan böyle hemşerileri, Karadeniz'de hemşerileri bulunurmuş. Karizmatik bir lider. Bir şey böyle hani bir zorba tıpkı Patron Halil gibi. Efendime söyleyeyim. Aynı onun gibi. Bir gücü var. Nasıl Patron Halil hani Yeniçeri ağası tutuklamaya gelince Galata'da diyor ya 6.000 Arnavut'u kapına dökerim mor edip kovalıyor. Bunda da öyle bir şey var. Hani dostasını kolay kolay çizebileceği biri değil. Özetle. Bozabileceği biri değil. Bu şimdi işte belli bu 3. Selim'e muhalif hani kimselerle irtibata geçip dolduruşuna getirip bir de üstüne de bunların üzerinde işte Frank elbisesi deneme amaçlı bunlardan asker toplamak istemesiyle şey gönderilecek bu gerginliğin üstüne görevli gönderilecek iş kopuyor. Ve bir yerden sonra işte bunlar Büyükdere'de toplanıp kural ve kılıç üstüne yemin edip biz bu yoldan göçmeyiz, geçmeyiz diyorlar. Ve sonrasında zaten olaylar Kabakçı Mustafa'nın bu ayaklanmasıyla işte 3. Selim'in bu şeyi kabul edip tahtı işte 3. Mustafa'ya terk etmesi ve nihayetinde de Burukçuk yağları dediğimiz kitlerin kaçıp canını kurtarmasıyla hani sonlanıyor. Ve Kabakçı İstanbul'a hükmettiği zaman işte İradı Cedid falan hani ortadan kaldırılıyor şey yapılıyor ya bu düzeltilmeye çalışıyor belli şeyler. Bayağı divan kurmuş böyle. Ayak divanı kuruyor kendisi. Ve böyle gelenlerin işte derdini şeyini dinliyor. Efendim senin sıkıntı ne? Racon kesiyor böyle bildiğin. Ve bayağı kendi şeyini hükmünü ilan ediyor. Ve burada forsu çok büyük bunların. İsyanın başını bunlar çektiği için. Yeniçeri'de ayak diremeyip bunlara katıldığı için. Forsu çok büyük bu Kabakçı'nın. Fakat Kabakçı güç zehirlenmesine uğruyor bundan dolayı. Nasıl güç Aşağı yukarı zehirlenmesine uğruyor? her asi şeyinde olduğu gibi. Kurtlar Vadisi gibi ya diyor ya dizi çekse olur. Allah ömür vefa ederse birileri yapsa. Abi Görsek biz desteklerim. de Bu projenin tanıtımını, reklamını, her şeyini yaparım izlesek. böyle bir şey Yani gelişirse. görsek. Şimdi Kabakçı'nın bir adamı var. İsmi şimdi aklımda değil. Detaylarını merak edenler Reşat Ekrem Koçur'un Kabakçı Mustafa romanını okusunlar. Ya da benim Kabakçı Mustafa'yı da izleyebilirler. Onun kaynakçasına bakabilirler. Şimdi tafsilatına girmeyeceğim. Konu kaynamasın diye ama bir olay var. Kabakçı'nın adamlarından biri hapse düşüyor. Yeniçeri zabitleri tarafından hapsediliyor. Abi o hapsetme de şey yani bu. Klasik dönem modern yani şeyde hapis cezası birini böyle bir bahsede falan kapatma böyle. Yani cezai mantığı yok pek. Bunlara alıkoyuyor. Alıkoyuyor yani öyle bir adamı. Abi bu Kabakçı'nın adamları iniyorlar şehre İstanbul'a. Şehre iniyorlar. Çünkü şeyde ya Boğaz'dalar ya. Hapishaneyi basıyorlar. Zabitleri dövüyorlar. Şeyi alıyorlar Yeniçeri zabitini. Birkaç tane de yosmayı çekip götürüp kolundan alem yapıyorlar şeyde Galata tarafında mı bir yerde kadın oynatıyorlar. Zafer gösterisi var. Biz bunu yaparız. Aha Lostası ya gelsin bizim bosunu şey Lostamızı. Hadi raconumuzu kaldırsın. Yaşlı Yeniçeriler o zabitleri Yeniçeri zabitleri de böyle kahvede toplanmışlar Yeniçeriler. Lan ne yapacağız diye. Yaşlı Yeniçeriler eski kabadayılıktan gelenler bunları yüze tükürmüşler. Siz İstanbul'un namusunu koruyamadınız. Kendinizin Rezil ettiniz namusunu koruyamadınız imajınızı. falan. Bunlar böyle şey yapıyorlar falan. Ama ne oluyor sonra işte? O meşhur Rusçuk yağları toplanıyor Rusçuk'ta. Çünkü içlerinden birisi. Hatta bak ben bu kadroları da sayabilir miyim arkadaşlar? Ben birer onu bir araştırmışım. Bu Rusçuk yağları kim? Neci diye. Şeye falan bakmıştım hatta kökenleri de falan diye. Çoğu zaten şey ekserisi. Neydi? İstanbul ahalisinden kimseler. Ama bu özellikle Mehmet Emin Behiç Efendi var. Rusçuklu, Alemdar Paşa ile çocukluk arkadaşı. Bayağı memleketti de Rusçuk'ta iyi eğitim alıp sonradan İstanbul'a geçmiş. Orada eğitimini sürdürmüş ve yükselerek Kalebiye'ye girmiş. Bu şeye yanına geldiği zaman işte Mustafa Paşa'nın onunla birlikte diğerleri de işte canını kurtarabilenler de Rusçuklar. Rumeli'ye can atıp yanına topluyorlar ve Rusçuk yağradı. Rusçuk dostlara, Rusçuk arkadaşları dediğimiz şeyler toplanıyor yanında. Kişiler Çevresi. toplanıyor. Ve inceden de işliyorlar işte. Bak böyle zorbazlar 3. Selim Başak'tan ama yani bu devlete iyi faydası olacak bir hareket olduğunu ikna ediyorlar. Alemdar Mustafa Paşa Yeniçeri kökenli olsa da işte Moray bunlar etmiştir padişah işte
fenalık diye topluyor kendi ayar ordusunu. Bunların kendi askerleri var arkadaşlar. Devlet içinde devlet bu adamlar. Kendi askeri, Kırcalılı askerleri, işte yok silah şorar davutları falan, Rumeli, Dağlı, Asil toplayıp İstanbul'a yürüyor. Önden de şeyi gönderiyor. Hacı Ali var bunun. Pınarhisar ayanı. Diyor ki sen diyor önden git diyor, baskın düzen git. Bu Kabakçı Mustafa'yı önden sen al. Çil yavrusu gibi dağılsınlar. Bak çünkü eşkıyayla harp edeyde eşkıya gibi harp etmesini bilen insanlar. Baskın basanındır. Yürüyeleştirme ıslahcalı Abdülhamit Paşa gibi falan. Onunla ilgili şey okumuştum abi. Onu ekleyeyim ben anekdot olarak. Alemdar Mustafa'nın ordusu payitahta girerken hangi, yani o dönemin kaynaklarından birinde yazıyordu. Yeniçerilerin böyle fare deliğine kaçan fareler gibi etrafa kaçıştığı ve Alemdar'ın asakirinin heybetinden çok korktuğunu söylüyordu kaynaklarda. O biraz da neden biliyor musun? Şimdi o biraz da kıyafetler, renkli bir şey. Şöyle kasıtlı. Şimdi evet bunlar çok azametli ama bunlar Rumeli'nin işte kafa koparan, kelle kesen şey yani. Hayduk şeyden geleneğinden gelen insanlar. Hacı Ali önden baskı düzen gidiyor 200 süvarisiyle. Tamam mı? 200 süvarisiyle gidiyor. Şeye bunun işte Boğaz Hisarları'ndan birinde şeyi gerdek yatağında basıyorlar şeyi. Kabakçıyı ve öldürüyorlar. Kafasını sabaha karşı şey mıydı? Gece yarısı mıydı? Böyle bir evet, şeyde. Evet evet sabaha karşı. Tam da böyle şey yani. Tam kahpelik yapılacak zaman böyle Seyfo Dayı'nın tabiriyle. Soda vereyim mi? Soda vereyim mi abi? Yani şiştim falan diye. Ya boza getir falan. O zamanki boza ya. Evet. Bunlar öldürünce zannediyor ki dağılır bu zorbazlar. Dağılmıyorlar. Biz ağamızın kanını isteriz diye toplanıyorlar Boğaz'da. Çünkü şey kötü yani. Bastırılırsa hepsinin kellesi gidecek. Abi bakıyor papuç pahalı. Bunlar şey teslim oluyorlar. Alemdar Mustafa Paşa'nın öncü gönderdiği askerlere. Diğer Boğaz kalelerinden top getirip bunlara top atışında bulunuyorlar. Topu tutuyorlar. Bırakmıyorlar. Bunlar da Alemdar'ın gönderdiği öncüler de ulan öyle mi deyip onlar da başka taraflarda top getirip bunlara top atmaya başlıyorlar. Toplaşıyorlar dediğinize karşılıklı. Tarihte benim dediğim ha ikinci kabadayılar meydan Muharrem İsa'ları taktığı bir olaydır bu. 1808'de. Birincisi de 1648 Sultanahmet vakası. Sipahilerle Yeniçeriler birbirini kırdı savaş. Yeniçeriler galip gelecektir ondan da zaten hakimiyetlerini yer altında ilan ediyorlar. Vay arkadaş. Ondan sonra bunlar bir şekilde kırılıyorlar tabii. Kabakçılı askerlerin kırılmasında Yeniçeri'nin etkisi var. Yeniçeri'ye bunlar nostasını çizmişlerdi yani şeyde demin. Façayı çizdiler. Adam alma falan ha diyor. Yardım etmiyorlar bunlara. Fakat Alemdar'ın adamları şeye girince de bakıyorlar ki papuç pahalı ses çıkaramıyorlar. Çünkü Alemdar diyor ki Yeniçeri kahvehaneleri şey diyor. O işaretler balta asma falan olmayacak. Yeniçeri kıyafeti itlik kılığıyla o Cezayir kesimi kılığıyla gezilmeyecek. Yeniçeri rütbesi nişanı taşıyan, dövmesi taşıyanlar öldürülecek diyor. Bayağı kılık kıyafet düzenli. Mesela bu şimdi nerede ya bu Venezuela'da mı bir yerde bir şey varmış ya bir devlet başkanı Latin Amerika ülkelerinden birinde dövmeli çete mensupları sayıp dövmelileri topluyorlar. Ekvador hani böyle muydu? İnsan haklarından yoksun. Ha, Ekvador'du insan galiba. İnsan haklarından yoksun. Aynı şey ya Alemdar Mustafa Paşa da onu yapıyor. Zaten bunu da hani façalı falansa belli bu Yeniçeri zorbasıdır. Bıçkındır, şeydir, kolu kanadı altındaki beslemedir deyip idam ettiriyorlar. Ve Yeniçeri siliyor. Ama bir yerden de bileniyor şeye karşı, Alemdar'a karşı ve ellerine bir fırsat geçiyor. Bu fırsatları aynı güç zehirlenmesine Alemdar doğuruyor. Alemdar İstanbul'da kaldıkça adamlarına rehavet vuruyor. Sağ sola salça olarak. Kimse de bunlar Rumeli'yle hani konuşmaları falan bile bir değişik geliyor İstanbullulara. Salça oluyorlar millete. En son işte Yeniçeri bu huzursuzluğu kullanıp duvarlara yafta falan asmaya başlıyor. Rumeli'den evet. Geldi bir çıtak. Bu bayram ertesi ya kılıç oynara bıçak diye. En son neticede bir ayaklama girişiminde, bir suikast girişiminde bulunuyorlar. Öldüremiyorlar. Sonra tamamen ayaklanıp işte o meşhur divan yolunda kıstırdıklarında da şey bakıyor papuç pahalı. Harebini dışarıya göndermelerini izin istiyor Yeniçerilerden. Hani vire yapar gibi. Gelin beni öldürün diyor ondan sonra. Yeniçeriler içeri hücum ederken de o meşhur bahsende arı fıçılarda ateş edip havaya uçurarak kendiyle birlikte 150-200 Yeniçeri'yi berhava ediyor.
Cesedini Yeniçeriler çıkarıp teşhis edebilmişler. Yani parçalanmamış öyle ama teşhis edebilmişler Yeniçeriler cesedi. Kuyuya atmışlar yedi kule tarafında. Bak O da çok ilginç. ilginç. Yani 150 kişiyi öldüren patlayıcı nasıl adamın cesedine hiçbir şey yapmıyor? O da enteresan bir Muhtemelen şey. her şey yoktu yani. Bina parçalandı ama şaraplar falan yoktu herhalde ortada. Adamı çünkü bak nereden biliyorum bu detayı biliyor musun? Kuyuya Yanarak mı atıyorlar. öldüler? Kuyuya atıyorlar. Kuyuya Sonradan atıyorlar birisi Mustafa. buluyordu galiba. 1900'lerin başında 2. Meşrutiyet zamanında Hürriyet şehitlerinden, ilk Hürriyet şehitlerinden bir Halidar Mustafa Paşa'dır diye iade itibarda bulunuluyor. Kuyular iskelet çıkarılıyor. Hakikaten kuyuda iskelet varmış. İskelet çıkarılıyor. Törenle bir bugünkü mezar yerine nakledilip gömülüyor Halidar Doğru, Mustafa sonradan Paşa. bulunuyor. Öldü 10 yıllar sonra. Bir asır sonra Evet. iadeye itibar. Çok beklemiş ama artık Evet. yapacak bir şey yok. O da şey Hürriyet şehididir diye Şans görüldüğü tabii için. şu, kuyunun orada duruyor olması büyük şans. O da mesela Çünkü yani o zaman İstanbul İstanbul'da aynen şartlarında. bostanlar vardı orada. Şimdiki gibi bina dikme manyaklığına sahip değiller her yere. Nişantaşlarıyla aynı akıbete uğramamış iyi ki yani. Doğru. Onların durum bugün felaket. Bu olay aynı zamanda bu alemler vakası bir diğer taraftan da aslında yeni padişahın tabii o sürecin şeyini de anlatmak lazım. Abi 3. Selim'in katli, 4. onu kısa bir Mustafa'nın. deneyeyim mi? Şimdi bu 3. Mustafa başta ya arkadaşlar hani zorbazlar bunu başa çıkardı. Ulan şimdi Alemdar ordusu İstanbul'a gidip Davutpaşı'na karargah kuruyorlar orada. Bugün hani bizim metroya gittiğimiz ya o zaman İstanbul'un dışı eyvah ne yapacağız ne edeceğiz falan feşmekan derken saraya yürüyünce Alemdar 3. Mustafa hemen emir veriyor işte. Selim'i ortadan kaldırmak lazım. Mahmud'u da ortadan kaldırır. Tek kendini alternatif bırakmak için. Üçüncü Selim'in işte bayağı üstüne varıp labut darbeleriyle, sopalarla, bıçaklarla yani o yeni sokak kurtlarının kullandığı aletlerle parçalanıyor Ailesinin kimse. Can çekişerek yanında diye hatırlıyorum sanki. Ailesi de tabii yanındaymış tabii. şimdi Tabii. Aileleri kafesinde. yanında. Zaten bir cariye var. Şu an ad aklıma gelmedi. Elekçinin. O gösteriyor yerini şeyin. Üçüncü Selim'in. Haremin içinde. Evet evet evet. Yemenici bilmem ne. O hatta şeyin hanımı, Üçüncü Selim'in hanımı şeyden, İkinci Mahmut'tan şey alıyor. Misak alıyor. Diyor ki aslanım diyor bunları yapmanı isterim senden. İsim isim sayıyor. Hani Evet, bizim bu evet. akıbetime sebep olanı. İlk gidenlerden biri o cariye. İkinci Mahmut bu şeyde Kız Kulesi o taraftan attırmış bunu şeye. Ha doğru Denize. doğru. Hatırladım şimdi. Çuvalın Doğru. içine koyuyor, taş bağlayıp atıyor. Bizim Attırıyor. ikinci Mahmut videosunda vardı galiba. Ben de reklam Ha. yapıyorum. Lexi Story'de. İkinci Mahmut. Bu arada bayağı konuştuk. Reklamlarımızı tekrar geçelim. Bayağı bir sirkülasyon oldu gelenler gidenler. Evet. Arkadaşlar burada aslında sağa sola bir etiket bırakabilirmişiz ama ben yukarı şey yapmıştım. Bir kez daha hemen şuradan bir chat tabi bayağı bir dolmuş. Kaçırdık ama şuradan ben hemen tekrardan bir linkleyeyim sizin kanalları. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Lexi Story ve Songül Yabani Ya kanalına. eskisi kadar çok kanala şey yapamıyoruz ama kötü Evet yok. onu diyecektim abi. Sen çok sanırım şey yapmıyorsun şu an. Başka işlerim var gerçi. Yoğunluk falan var ama. Tabii tabii tabii. Ama dönecek miyiz? Döner miyiz? Nereye? YouTube'a tekrardan. YouTube'a mı? Kısmet ya Evet. duruyor tabii. Kapatmam kanalı ama ya arkadaşlar işte ben onu dur şimdi asıl mevzuları bitirdikten sonra daha böyle sohbet muhabbet kısmında belki biraz değiniriz tafsilatına. Abi bir şey söyleyeceğim. Biz bu şey tarih sürecinde bir şey yani kolay kolay bitmeyecek gibi bugün. Nereye O geldik? Ne zaman yaptık? 100 sene, 100 valla senelik periyodu real time'da anlatıyor gibi oldu bir anda. 2,5 saat olmuş. Şeye bak. baya şey oldu. Mola mı verelim yoksa ikinci part için Yok izleyicilerin yok. önünde sizden söz mü Devam alayım? edelim, devam edelim. Hayır ben Devam şey edelim ya. dinleyiciler de maşallah kuzu gibi dinliyorlar. Ben biraz şey bir ne diyeyim üçüncü şahıs gözüyle baktım da uzaktan. Hani şey yapalım mevzuyu bağlayalım direkten. Güzel, mantıklı. Şöyle şeye geçelim isterseniz. İkinci Mahmut dönemini yapalım. Ya işte. Tanzimat'ı konuşalım biraz. Sonrasında Kaçtı. Tükyan'ı. Hı. Dükkanı şey yapacağız da o ikinci Mahmut'un şeyi önemli. İkinci Mahmut öldürülecek. Peki nasıl kurtuluyor biliyorsunuz. Onun Cevriye şey kalfa mıydı? Cevriye kalfa değil mi? evet. Cevriye kalfa. O generallerin üstüne şey attığı Göğüs sırada serpiyor. işte ve paça mangalındaki kömürleri şeyleri şeyden bacadan kaçma muvaffak oluyor ikinci Mahmut. O zaman o
15-16 yaşında mı? 17 yaşında mı? Yani o bile ya. Çok ufak Yok, değil, çok ufak. küçük de değil. Şey de değil. Neyse. 20 civarı olması lazım. Çatıdan Alemdar Mustafa Paşa tam şeye giriyor zaten. Üçüncü Selim öldürülmüş. Ulan ikinci Mahmut şey, Sultan şey Şehzade Mahmut nerede? Üçüncü Mustafa nerededir diye bakarken bir bakıyorlar çatıda biri var. Birileri ona merdiven yetiştiriyor. Şey rivayete göre bakmış çatıya. Abi bu kimdir demiş böyle. Ben eğer Rumeli Razmıçık tanıyorsam şey demiştim. Abi bu kimdir gezer çatıda kedi gibi diye sormuştum. Rumeli Razmıçık tanıyorsam. Yanına geliyor hemen elini öpüyor. Orada bir divan kurulup şey yapıyor yani. Onu tahta İade çıkarıp ediyorlar. Üçüncü Mustafa tahtlar indiriliyor ve şey vezir-i azamlık veriliyor şey. Sadrazamlık Alemdar Mustafa Paşa'ya. İkinci Mahmut öyle başa geçiyor ve ayağının tozuyla da zaten Senede ittifakı kabul ettiriyor şeyi. İkinci Mahmut'a. Ama ikinci Mahmut dediğim gibi çok planlı, çok hesaplı ve işte adım adım önce Taşya'da eşkıya tedip tekkil hareketleri, sonra İstanbul'da kentsel dönüşüm, Yeniçerilerin beslendiği batakhaneleri bitirmesi. En son zaten Vakai Hayriye'ye kadar bir sürü Yeniçeri zabitleri de ikna ediyor. Bak siz bu it kopukla birlikte olmayın. Tarafına Olan size çekiyor olur diye falan hatırlıyorum diye. ben de. Tarafına Tarafına alıyor. çekiyor tabii. Çünkü biz uzun uzun anlatmaya gerek yok tekrar. Bunu videolarımızda defalarca anlattık Vakai Hayriye. İt Bir kopuk de tarihi anlatmayı en sevdiğim konu zaten benim çünkü. Bir sürü de içerik var. bu Alemdar'ın ölmesi aslında işine de yaradı 2. Mahmut'un. Tabii canım. Yani son Tabii. Grand Otel'de evet o an için bir isyan vesaire Tabii durumda ama tabii. ya işine yaradı mı yani Alemdar Mustafa Paşa gibi Kurtar ceberrut bir valisi adam gibi görüyor. kaldırdılar. Denge unsuru gibi. Anladın mı yani? Oğlu öldürüyor ya bu bunun önünü açıyor aslında. Öyle de denge unsuru gibi değerlendiriyor bunu şey. Yani aslında bir yerde kendi topuklarına da sıkmış oluyor Yeniçeriler. Alemdar'ı da ortadan kaldırarak. Abi. Yani 2. Mahmut'un önünü açıyorsunuz tamamen yani aslında. Hani o dengeleri kullanıp Alemdar'ı biraz ikna edelim onu da Anlaşamıyorlar. yapalım olmuyor. Alemdar Yeniçeri kökenli ama Taşra Yeniçerisi. Taşra'dan geliyor. Tabii. İstanbul'un düzeni başka. Bir de öyle bir fark var Yani artık. Taşra merkez farkı var tabii. Yeniçerilerde. O da Bir de şu yani bu 2. Mahmut'un tahta geçme süreci bence bütün hükümdarlığı boyunca onu etkilemiş olduğuna inanıyorum ben. Hatta karakterini de değiştirdiğine inanıyorum. Yani ben biraz tabii işin şahsi boyutlarına daha çok ilgilendiğim için hani sosyal mesele veya şahsi meseleler beni daha çok ilgilendirdiği için o tarafına bakıyorum 2. Mahmut üzerinde. Yani adam bir tramvayla çıkmış tahta. Zaten çok büyük travma. annesi de eserekli bir kadın. Annesi de sık sık böyle epilepsi krizi geçiriyor, bayılıyor. Yani ailede böyle bir şey var. Genetik bir durum var. Bir de bunun üzerine bu krizi yaşayınca 2. Mahmut muhtemelen ciddi bir asap bozukluğu var kendisinde. Yani onu görüyorsun. Çok küfür edermiş mesela. Yani bayağı Allah. ağzı bozuk yani. Ağzı bozuk cinsinden. Bayağı küfür edermiş yani böyle sinirlendiği zaman. Ama Ve şeye bir de bir ayağı dağda da tepkili kıyafet Galata'ya Balata'ya çıkıyor ya böyle bir kabadayı meşrefliliği de var onun. var tabii. Yani 2. Mahmut o açıdan Dedesi yani dördüncü Mahmut gibi yani. Önce dövüyor sonra ulan ben padişahım sen benim hükmüme uymaya utanmıyor musun diye şey yapıyor böyle Murat hani. gibi. Aynen ya. O da öyle ya kabadayı meşretmiş. Bir de Bir de enteresan bir karakter enteresan ya. şeyleri var. Yani korkuları var falan böyle. Yani çok tuhaf gelir bana 2. Mahmut. Mesela Topkapı Sarayı'nda verem şeyi çok fazla olunca ya burada bir uğursuzluk var diyor. Hadi kalkın gidiyoruz. Beşiktaş'ta 3. Selim'in şeyine gidiyorlar. Evet. Konağına taşınıyorlar. Yani orası hiç saray olacak bir yer değil. Yampiri yampiri birleştirile birleştirile yapılıyor. Avrupalı seyyahların falan da şey var. Yani dünyada diyorlar bu kadar çirkin bir saray hayatımızda gördük. Çünkü gecekondu gibi saray. Ve sonra orada da şey geçirir. Bir bakıyor orada da verem yaygın. Konuşulamıyor zaten malum o dönem. Yani çok fazla verem de diyemiyor. Fukara hastalığı diye. İlleti fukara diye konuşmuyor. Veremi dokundurmuyorlar. İşte akciğerinde istiska olmuş, şu olmuş, bu olmuş falan deyip hep öyle gitmiş vefat etmişlerdir onunla. Fakir Ha böyle bir adam. hastalığı şey gibi olmuş Tabii herhalde. konduramıyor. Fakir hastalığı yani. O şey ne derler? Yoksulluktan olur verem. Hani koca padişah ailesi nasıl verem olsun? Evet. Öyle bir şey var. Hani bak ölüm döşeğinde bile asabi adam. Oğlu Abdülmecit geliyor ayağına kapanıyor. Ah babacığım işte sana oğulluğun babalığın bildirmediler falan. Ayağını öpmeye kalkıyor. Tekme atıyor suratına. Zaten son şeyi de o. Ondan sonra ölüyor 2. Mahmut. Yani adamın böyle bir şeyi var. Bu reformculuğunda da onu görüyorsun. Yani bazı şeyler umurunda değil. Çözmek için bazı şeyleri ya tamam kapat. Hani
ve sert yaklaşıyor. Mesela Bektaşilik meselesinde, Yeniçeriliğin ilgası meselesinde. Yani biz çok olumlu bir şey olarak tabii bugün algılıyoruz Yeniçeriliğin kaldırılmasını falan, ama o dönem baktığın zaman bir ülke kendi ordusuna karşı savaşıyor. Evet. Ya bu çok aslında normal bir şey değil. Ve yani kaldırılış biçimi, mezar taşlarının bile tahrip edildiği söylenir. Yani çoğu kurumu da yasa yok ediyor orada. Tabii. Yani o bağlamda da... Mehter değil mi? Mehter dahil. Yani tabii. Orada daha sonra zaten Donizetti Paşalar falan o şey olacaklar. Giuseppe Donizetti hastasıyım ya. Büyük yani arkadaşlar mesela diyorlar yani eski Mehter yokmuş. Yeni o da şimdi öğrenildi. Bir viral olan bazı videolar sayesinde. Evet, Mehter yok çünkü yani 2. Mahmut'tan itibaren kalmadı o şey çünkü yani. Hani elimize de geçmedi. Hani o tamamen bir hafıza silme şeyine de giriyor 2. Mahmut o bağlamda. Yani o bakımlardan da evet, reformculuğu bence çok önemli ve hakikaten sevimli bir padişah, ikonik bir padişah. Ama hani böyle gerçekten nasıl diyeyim, ağır tarih konuşacak olursak 2. Mahmut'un eleştirilebilecek yönleri de fazlasıyla var bence. Ben geçen yazdım Twitter'da onu şey yönünden. Yani evet, büyük ıslahatlar ben de çok seviyorum, çok desteklerim. Yani çok sevdiğim padişahlardan biri. Fakat bir yandan da bir acziyet doğuruyor yani. Çünkü o sırada Rum isyanı şeyi devam ediyor, kavgası var. Diğer tarafta Ruslar gelmiş, Akdeniz'e inmişler. Yani çok ciddi bir şey var. Sen orduya savaş açıyorsun ve yani kurduğun alternatif ordu da daha emekleme aşamasında. Zaten kaç tane savaş geçiriyor? 32'de, 33'te Kavalalı gelecek. İşte 28-29 Ruslarla çok büyük bir acziyet yaratıyor ki daha fenası aslında yabancı etkisinin bence şey noktasına, devletin akıbetine, devletin bekasına etki edecek noktaya ulaştığı dönem aslında bu dönem gibi geliyor bana. Yani 2. Mahmut dönemi bak, gibi. İlginç bir yorum var Türk modernleşmesiyle de ilgili. Bu darbeci Yeniçeri meselesi. Yani böyle bir anlayışla işte, Türkiye Cumhuriyeti'ne de intikal etmiş bir durum meselesi. Bu çok kişiler tarafından savunuldu. Hatta zannederim Celal Bayar'ın hatıratında da vardı. Ali Fuat Başkil'de de, ikisinden birinde. Yani diyor ki hep ilmiye ve seyfiye sınıfı diyor idarecilere karşı birlik olmuştur diyor. O da 27 Mayıs darbesini incelerken söylüyor bunu. Çünkü üniversite hocaları şeyler Hıfzı Veldet Velidedioğulları'yla Cemal Madanoğulları bir araya gelmişti o dönemde malum. O bağlamda mesela şey yapıyor. Hatta Necip Fazıl'ın böyle bir tarih okuması vardır. Yeniçeri diye bir şeyi vardır. Hoşça da kendi okuması değildir. Bir konferans sırasında bir tarihçiden duyduklarını orada işte de alıyor. Derli. Yani bu tarih okumasının da ben zayıf yönleri olduğunu inanıyorum. Yani Yeniçerilerin yaptığı darbe veyahut onların iktidara müdahaleleriyle daha sonra gördüğümüz ihtilaller, inkılaplar ve darbeler, artık hani öyle söylendiği için böyle şey yapalım. Onları çok ayırmak lazım. Birbirinden çok alakasız şeyler. Tabii tabii. Ya şey de var, sosyal yönleri var, inkar edilemez ama şey gibi yani, Celal insanlar ne kadar sosyal patlamaysa şey de o kadar sosyal patlama, ama yani bir de götü baldırı affedersin bacıklarına sormak lazım yani, ne kadar halk hareketiydi diye şimdi yani. Celal'i için. Ya kasık mancası diye değil mi Celal'i? Konuldan çekip evet. Götürüyor oğulları kızlı kızlar şimdi adam icabında evet. Eşkıya. De köy yağmalarına da sormak lazım bir de yani. Böyle bir boyutu da var zaten tarih olayları biz hep tek avcının tarafından bakıyoruz. Tek tarafta bir olay birden fazla tarafı oluyor ya. Kurtlar Vadisi de mesela hani biz Polat'ın gözünden baktığı zaman başka, Kirveyler'in tarafından baktığı zaman hikaye bambaşka, Baron'un tarafından bakarsan bambaşka, Ömer babaların tarafından bakarsan başka, Deli Hikmet'in tarafından bakarsan başka değil mi en basitinden? Yani kuşatmayı düşün. İstanbul kuşatması değil mi? Deniz tarafından gören adam, deniz tarafındaki kusurda olayı izleyen adamla kara tarafında öbür taraftaki İstanbul'un bir ucundan kuşatmayı izleyen adamın deneyimi bir değil. Sarayda oturup yazan adamın gördükleri deneyimi de bir değil yani. Perspektif tabii. Farkı devreye giriyor illaki. Dolayısıyla ya. Tarihi biz bütüncül ve çok taraflı incelenmesi lazım. Evet bu tarafı var ama bir yandan da böyle böyle bir yönü de vardı diye bütüncül bakmak lazım. Ya çünkü işte geçen başka bir konuda da öyle bir tweet atmışım. Yani tarihe şey gözüyle bakıyor. Yani haklılık, haksızlık gibi İşte subjektif şeyler üzerinden baktığımızda böyle şeyler söylüyoruz aslında. Yani şimdi ben filancayı seviyorum. İşte 2. Mahmud'u seviyorum. O zaman ona isyan eden kötüdür. Ya da devlet var burada. Ona isyan eden kötüdür. Yani o da şey bir hani o da basit bir okuma. Yani bu ondan 100 sene sonra İttihatçılar bugün ne kadar ikonik ve ne kadar sevilen insanlar. Hani
Evet, onlar da devlete karşı isyan ettiler ama bir bakarsak yani, öyle bakarsak. Şey gibi oldu bu, ama polisimize el kaldıramayız. İddiaçıyım ama polise el kalkmaz Ha, benim son yani, bu zihniyeti yerleştiği dönem de işte 2. Mahmut dönemi ama başarıyla uygulanmıyor tabii. Çünkü uzunca bir süre biliyoruz. Zeybekler, Efeler, jandarma gördü bir şey gördü. Bu kolcuyu sıkıyorlar yani. O şimdiki zihniyet o, acı yerleşiyor yani. 200 yılda acı yerleşiyor. Ya mesela şöyle bir şey var. 2. Mahmut'un bu ayanları baskılaması veya işte bu yerel eşkıya takımını baskılaması daha ilginç sonuçlar da doğuruyor. Mesela ben bu Şeyh Said olayını incelerken biraz daha detaylı bakmıştım. Bir tez var o konuyla ilgili. Diyor ki şimdi bu mirleri ve emirleri baskıladığı için diyor Osmanlı merkezileşme süreci, onların yerine başka otoriteler geldi. Nitekim 2. Mahmud'un iktidarından kısa bir süre sonra mesela Şeyh Ubeydullah Nehri isyanını görüyorsunuz. Yani bu Şeyh Zayidlere gidemedi. Daha dini önderler ön plana çıktı diyor. Çünkü geleneksel aşiret önderlerinin o bağlamdaki gücü ortadan kalkmıştı. Yani başka evet. örgütlenmeler onun yerine geldi diyor. Yani 2. Mahmud'un o açıdan da enteresan bir tesiri oluyor. Yani gerçekten ayanları bir tanesine yenilmek kaydıyla bastırabiliyor. Yani kavala o da ne yenilgi, o da ne yenilgi. Yani o da evet yani hani koca Mısır'ı kaybetmek bahasına. Ama bir şekilde bas. Ve çok ilginç bak, Kavala'yla ilgili bir şey söyleyeyim. Ben biraz gevezek yaptım ama. Sami Paşa, Abdurrahman Sami Paşa bizim ilk marif nazırımızdır. Önce Kavala'nın yanında memuriyet yapmıştır. Bulak Matbaası'nın müdürüdür. Daha sonra reisi vükela oluyor Kavala'nın yanında. Ve 2. Mahmud'la Kavala'nın arasındaki barış görüşmeleri arasında hep Abdurrahman Sami Paşa gidip geliyor. O yüzden de mesela daha sonra Hıdiv Abbas Paşa geçince Abdurrahman Sami Paşa uzaklaştırılıyor. İstanbul sahip çıkıyor Sami Paşa'ya. Gel sen burada hani devam et gibilerinden. Şimdi bu gidiş gelişlerden dolayı Kavalalı şey demiş Abdurrahman Sami Paşa'ya. Sen demiş ne bana ne sultana hizmet ettin, sen devlete hizmet ettin. Şimdi bak çok enteresan. Yani Kavalalı da kendini yine aynı establishment içinde görüyor. Çok güzel. Yani bu çok ilginç bir şeydir. Yani adam ben ayrı bir devletim de değil aslında o. Başka bir şey var orada. Yani belirli imtiyazları elde etmek, belirli... Abi canım şey gibi işte. Celali isyanları dönemindeki paşalar yani ne kadar ayrı bir devlet ajandası gidiyorsa, istisnalar hariç. Ayrı devlet kurma da şey yani böyle hani padişah olduğunu iddia eden işte bu Can Bulatoğlu gibi örnekler var. Kavala'lı biraz o gücü getirdiği etkiyle o kafaya giriyor ama ilk etapta büyük oranda büyük ayrıcalıklar koparmak oluyor genelde istek genelde. Evet. İkinize de bir sualim de, olsun bu konuda. Hazır bu konuya sonrası, girmişken. Klasik sonrası dönemde de öyle. Çünkü şey işte biz bir gün Evrah Sefa Hoca ile konuşmuştuk Twitter'da. Ya Kadı Burhanettin Ahmet diye devlet mi olur diyordu mesela. Adam anladın mı? İkinci Anadolu Beylikleri döneminde otorite boşluğundan faydalanarak tat diye kendi devletini kurmuş Sivas merkezli. Değil mi? Kadı Burhanettin Ahmet diye devlet idaresi. Biraz daha de facto bir devletleşme durumu var. Bunlara böyle çok hadi bağımsız olayım düşüncesi değil. O sonradan evet. Usule gelen bir şey. Burada ben birkaç tane kaynakta da aynı beyanatı okudum aşağı yukarı. Hatta bunu Kavalalı da dile getiriyor. Evet. Sizin bilmiyorum bu konu hakkında bilginiz var mıdır? Hüsrev Paşa'nın bu noktada çok etkin olduğu söyleniyor. O dönemin önemli şahsiyetlerinden Hüsrev Paşa'nın Kavalalı'yla 2. Mahmud'un arasının bozulmasında çok etkili olduğu söyleniyor. Hatta orada bilmiyorum seyircilerimiz bilir mi bilmiyorsa da küçük bir enteresan bir vaka var. Ahmet Fevzi Paşa adında meşhur kaptanı Derya. Adam 2. Mahmud'un vefat ettiği günlerde bir kaosta şey yapıyor işte ne yapacağını bilemiyor. İstanbul'daki hizipleşmeden çekinip yanındaki Topal Osman Ağa adındaki bir zatın etkisiyle hani acaba donanmayı İstanbul'a götürsek mi yoksa bizi idam ederler mi falan diye bir endişeye düşüyor. Hüsrev Paşa'nın düşmanı. Sonra da tutuyor gidiyor Kavalalı'ya götürüyor donanmayı. Kavalalı da ona şey diyor aynı olaydan bahsediyor. Hep diyor Hüsrev Paşa'nın yüzünden ben aslında 2. Mahmut'la yani hünkârımızla barışma şeyindeydim, yönündeydim. İyiydi ilişkimiz ama bu adam bozdu diyor. Onun da bilmiyorum ne kadar doğruluğu var. Yani Hüsrev Paşa'nın. Ya şimdi şöyle hani karşısına gelen kaptanı der ya Ahmet Fevzi Paşa olduğu için. Onu öyle demiştir. Yani evet, o da olabilir. Ya, koca Hüsrev Paşa gelse hep karşısına, bunun hep yüzünden bu, ya. Hep Ahmet'le bunun yüzünden böyle olduk da diyebilirdi yani. Evet. Ama şu var. O bir saray kliği hakikaten onlar. Yani hatta Esma Sultan Yalısı'nda
kamp kuruyor şey Koca Hüsrev Paşa. Mahmud'un hastalığında. Hani ölür haberi direkt bize gelsin. Zaten zart diye hemen öbür tarafta. Tabii öbür tarafta acaba diyorlar bu doktorlar sultanımızı bilerek iyileştirmiyorlar. Şeyi öldürelim diyorlar Abdülmecid'i. Hani onu öldürürsek mecbur kalırlar, iyileştirirler. Yani o da tuhaf bir arkadaş kafa. Ya. Yani... Şehzade-i Nadis'i öldürecekler. Yani o öyle bir klikleşme var son dönemde onların arasında. Zaten o dönem böyle şey, yani paşa klikleri çok mühim. Abdülaziz'in halinde de aynı şey Osmanlı'nın var. Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren zaten şey var ya, paşalar evet. Arası iktidar mücadelesi. Hizipleşme olur zaten yani. O normalde. Kasım Cabot Hoca The kitabı var ya şey, gölge iktidarlar diye, sultanlık bölgesindeki iktidarlar, paşalar, şey, paşalarla ilgili. Hı hı. Şeyden, ya bir de şey çok ilginç gelir okuyabilirsiniz bana. Onu yani. Kasım Bolat Hoca'nın o ya. Gölge İktidarlar kitabını okuyabilirsiniz yani. Bakayım ben bir. İki bana şey çok gelecek. İlginç gelir abi. İki cildi daha çıkacak onu. Düşün yani baya. İşte Osmanlı'nın kabadayı paşaları döneminde 1900'lerin başına kadar o paşalar arası klikleşme sürüyor ki zaten. Cumhuriyet döneminde de aslında bu klikleşmenin çok farklı tezahürlü şeyini göreceğiz biz. Evet. Orada da benzerleri var. Yani. Tabii. Ya şey ilginç. Şimdi mesela Osmanlı'da bana ilginç gelen şey şu. Mesela bugün de bakanlar arası mücadele vardır. Her zaman vardır. Yani hükümetin kendi içinde bir mücadelesi hep olur. Ama mesela bu mücadelede ne oluyor? İşte filan bakan görevinden alındı. Falan vali merkeze çekildi. Öbür kişi işte Afganistan elçi olarak gönderildi falan oluyor. Ya o dönem direkt ölüyor adam. Yani hani ayağını kaydırdım da işinden ettim değil yani. Sıklıkla da 2. Mahmut tabii sonrasında değişiyor da. Yani o zamana kadar da o da çok var mesela. Bana çok gaddarca gelmişti ilk okuduğum zamanlar. Abi sonrasında ya, değişiyor hani, da nereye götürüyorlar? Fizada sürüyorlar sonrasında da ha, işte. Ha o da evet yani, ölümden beter yani. Öldü daha iyi adam. Yani hakaret gibi. Yani bak şimdi affını istedi var. O zamanlar şey evet. Böyle. Fizan'a kadar sürüyorlar. Trablus şeyin ta en cehennemi neredeyse Orta Afrika'ya yani. Baya kötü. Yani Osmanlı görevini doğru yapamayan insanlara karşı verdiği tepki biraz abartı geliyor. Çok sıkıntı yani, ya. Bir de bayıl çok, istersen. Cezalar çok yüksek perdeden abi. Hiç şey yok yani. Hani ulan sen vali de demek başarısız olam. Seni müşavir yapayım. Taşraya çekeyim yok. Direkt yani bir anda bir hatalı adımla gidiyorsun yani. Atıyorum bir savaş kaybediliyor. Savaşın başındaki paşayı direkt hani kelleye alma vaziyetine geliyor. Ya kardeşim hani... Bir adam yapmadı ki bu savaşı yani. Bir de adamın alakası da olmayabilir mesela. Atıyorum hani yani. Muharebeye ulaşamadı veya atıyorum geride şeyde kaldı. Baskın geldi. Adam direkt kelle gidebiliyor. Çok şey ya. Çok sıkıntılı yani. Yani Mahmut dönemi biraz tartışmalı bir dönem. Üzerine konuşulması gerekiyor zaten. Konuştuk da. Şu son olarak şeye gelelim. Daha fazla sizi de yormadan, vaktimizi de almadan. Bayağı biz iftardan sahura götüreceğiz neredeyse. Bu Tanzimat hadisesine de gelelim. O dönemde mesela artık hani dedik ya dış etki bu dönemde daha da artmaya başlıyor. İnsan bilir nerede savaştın. Selçuk Hocam bugün eklemelerle teşekkür ediyoruz. Çok güzel evet, renk attın. Bu 1830'larda artık dış etkinin yani özellikle İngiltere etkisinin de çok artmaya başladığını biliyoruz. Mesela o dönemde bir Mustafa Reşit Paşa hadisesi var. Osmanlı tarihinin Süleyman Demirel'i 6 sadrazam 6 kere miydi? 6 kere falan herhalde. Yani rekora koşar seviyede bir sadrazamlık kariyeri var. Rahmetli dedemizin. Yani bundan da biraz bahsedelim. Ondan sonra da kapanışı yapalım ufaktan. Evet aslında işte Tanzimat şöyle bir şey. Yani bizde mesela şeyin tartışması çok yapılır. Bizim anayasacılık tarihimiz nerede başlar? Evet. Yani şimdi konstitüsyonel metinler bunlar. Bunlar yani şu bağlamda değerlendirilmesi lazım. Bir kurucu metin. Yani bütün metinlerin ve sosyal ilişkilerin kendisine bağlı olduğu Grundnorm da diyoruz biz ona işte Almanca tabiri. Yani en üst norm olarak ortaya çıkma meselesi var. Şimdi burada Tanzimat fermanını böyle değerlendiren yazarlar da var. Hatta Türk anayasacılığının işte tartışmalı bir şey bu. Senedi İttifak'tan mı Tanzimat'tan mı geldiği meselesi tartışmalı. Senedi İttifak bence Tanzimat'ın ilk şeyi, ilk habercisi. Çünkü o zamana kadar çok basit bir şekilde söyleyecek olursak padişahın yetkilerine ilişkin bir tartışma yok. Evet. Yani kapalı. Bu adam neyi yapabilir? Hep şey var. Şeriat-ı Garra'ya Ahmediye'ye aykırı bir şey yapamaz. Ama nedir Şeriat-ı Garra'ya Ahmediye'ye aykırı? Kardeşim öyle de yani şey
Örfi padişahi diye var. İşte evet, örf padişahı diye getirebilirsin. Yani Şerinin yetmediği yerde. o bir hüküm şey var. Yani biraz orası muğlak bir alan. İlk defa Senede İttifak'ta padişah bir muhatap alıyor karşısına. Kendi tebaasından biriyle bir senet imzalıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Onun için mesela Magna Carta da aslında hani benzetilir ya hep. Magna Carta dediğimiz metin nedir ki? Magna Carta dediğimiz metin 1215'in İngiltere'sinde lordlarla, baronlarla anlaşmayı istemeye hani bencil bir krala karşı verilmiş bir tepkiyle doğmuş bir metin. Ya bak böyle böyle yaparsan seni mahvederiz oğlum. Hani aklını başına aldı. Ve Magna Carta mesela bu kadar önemli bir metin olarak görülüyor. Magna Carta'dan sonra Birinci Baronlar Savaşı var mesela. Yani İngiltere yine bir iç savaşa gidiyor. Çünkü Papa Innocenti'nin desteklediği ve Fransızların desteklediği bir Evet. savaş bu. Çünkü ona da uymuyor adam. Yani ona da uymak istemiyor. Hani İngiltere'de de mesela ona uymasını sağlamak, yani kralın iktidarını kademe kademe törpüleyebilmek için yaşanan mücadele 600 yıllık bir mücadele. Arada başı kopartılan krallar, arada Cromwell gibi bir diktatörlük dönemi. Hani neredeyse bir diktatöryel cumhuriyet denemesi falan. Şimdi Osmanlı bu tecrübeyi yaşamıyor ve geldiğimiz noktada padişah Senedi İttifakı belki bunun farkında değildi imzalarken. Ama biz buradan oraya baktığımız zaman ilk defa padişahın yetkilerini sınırlandıran bir metin ortaya çıktığını görüyoruz. Evet. Ki anayasada aslında Tartışıldığını da. evet yani şu bağlamda sınır. Yani bak ben senin şu 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 haklarına müdahale etmeyeceğim. Senin şöyle şöyle hakların var. Bu çok önemli bir şey. Mesela şeyleri koydum ben burada bir şey var orijinal metni mesela. Şart olarak tabir etmiş bütün şeyleri. Ve şöyle bir şey var. Diyor ki kıvam ve ferri saltanat cümlemizin akdemi amali olup bu babda alel ittifak gayret eylemeye müteahhit olduğumuza mebni diye devam ediyor. Yani bak saltanatın bekası için biz şeyiz. Biz ittifak ettik ve sana yardım edeceğiz. Evet. Yani biz senin muhatabınız demek aslında bu en temelde. Dolayısıyla bence çok bu açıdan değiştirici bir metin Senedi İttifak. Hani üzerinde bu kadar tabii durulmuyor ama sonra bir de tanzimat fermanımız var malum. Onun da mantalitesinde aynı şey var. Mantalitede aynı şey var. Yine padişahın yetkileriyle ilgili bir tartışma söz konusu. Bir. İkincisi de evet gerçekten de bir batılı devletlerinde taziki söz konusu. Yani siz diyor işte mallarını müsaade ediyorsunuz memurların. Benim az evvel esprisini yaptığım tarzda başarısız memurlarınızı öldürüyorsunuz. Üç aşağı beş yukarı başlarına bu geliyor. Ve asıl bence önemli olan şey de aslında siz kendi ülkenizdeki gayrimüslimlerin haklarını korumuyorsunuz diyor. Şimdi bence daha önemli şey bu tanzimat fermanı. Yani ıslahat fermanının içinde aynı şeyi şey yapacağız. Yani vatandaşlık hakkının olmadığına dair bir şey var burada. Bu defa sadece ayanlar için değil, halk için de bir sınırlandırma geliyor padişaha tanzimatla birlikte. Yani bir nizam getirmiş oluyor ülkeye. Yani burada ben şunları yapacağım, ben şunları yapmayacağım ve sonunda da çok enteresan bir şey var. Yapacağım, yapmayacağımın sonunda. Diyor ki bu ahdü misak oldu. Hani bir sözleşme yapmış. Diyor ki hırkayı şerife odasında cem-i ulema ve vükela hazır oldukları halde kaseme billah dahi olunarak yani Allah belamı versin ki demiş padişah. Ben bunlara Allah uymazsam. belamı versin ben de uyuyacağım. Ne tabii yani buna uymayan anası babası ölsün demiş. Olarak ulema ve vükela dahil tahlif olunacağından ana göre ulema ve vüzeradan velhasıl her kim olursa falan diye devam ediyor. Yani burada padişah bir yeminle bağlanabiliyor. Bu çok önemli bence Osmanlı İmparatorluğu'nun dönüşümü için. Aslında bir yandan padişah merkezileştirirken her şeyi yani ayanlarla mücadele ediyor, eşkıya ile mücadele ediyor, Yeniçeri zorbazlarıyla mücadele ediyor. Her şeyi tek bir merkeze ve İstanbul'a bağlıyor. Bu çok önemli. Yani bu hamle atılamasaydı belki buraya kadar ulaşmazdı Osmanlı. Yani Osmanlı'ya bir 100 yıllık bir nefes netice itibariyle sunmuş oluyor. Yani her şeyi bir merkeze bağlama çabası. Ve bundan sonra yapılacak işlerde de büyük bir kolaylık doğmuş oluyor. Diğer padişahlara ve hatta cumhuriyete de. Yani
böyle bir kolaylık tarafı var ikinci Mahmud'un yarattığı. Çünkü mesela aynı süreçlerden geçmemiş ülkelere bakıyorsunuz. Yani ben biraz tabii genel konuşuyorum bugün ama şöyle bir eleştiri var ya, Afganistan olurdu. Ya Afganistan olamazdın, öyle bir şey olmaz. Çünkü sen Afganistan'ın yaşadığı tarihi süreçten gelmiyorsun. Yani bizim işte az evvel bütün konuştuğumuz mesele neydi? Bir modernleşme veya Batı ile yarışma Evet. maceramız var. Onun üzerine de 2. Mahmut'la beraber bir merkezileşme hamlesi yapabilmişiz. Ve bu da yetmemiş. Biz padişahın da kabul ettiği neredeyse anayasal hakları çok erken bir tarihte kabul etmişiz. Evet. Dolayısıyla bu toplumu dönüştürüyor, bürokrasiyi dönüştürüyor, insan ilişkilerini dönüştürüyor ve iktidar ilişkilerini tamamen dönüştürüyor. Ya yani bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacak aslında. Yani Tanzimat Fermanı'na biraz böyle bakmak lazım. Yani bizde tabii bu multidisipliner okumalar biraz zayıf. Yani sadece salt tarihçi gözüyle baktığınız zaman tamam işte Batılılar zorladı, bir şeyleri kabul etti adam. Ama işin siyaset felsefesi veya hukuk felsefesi boyutuyla da baktığın zaman aslında bütün bu ilişkilerin dönüştüğü bir metin Tanzimat Fermanı. Islahat Fermanı o kadar önemli değil. Yani Islahat Fermanı bunun bir zehirli gibi bir şey zaten. Update Onun almış için hali. Yani güncelleme almış hali. asıl Islahat Fermanı tamamen şey. Zaten ki onun mesela Ahmet Cevdet Paşa da çok dalga geçer ikisiyle de. Yani bunlar işte diyor yapıldı ama yani hani zırıltı diyor yani açıkçası ikisine de. Yani çünkü diyor hani birilerinin zorlamasıyla yaptık bunları ve üstünkörü oldu. Kimse bunları hani gerçekten benimseyerek aa böyle olsun diyerek İnanarak. yapmadı. Yani Ya inanarak değil. bir gün bana bir izleyici şey yazmıştı. Patron Halil anlatmışım. 2,5-3 saat. Tabii şey Arnavutlardan başlayıp böyle kültürel arka bırakıyorum. Ya diyor filan kişiye diyor bu adam Voyvodalar verilmesini anlattım mı? Yok dedim. 2,5-3 saat diyor Patron Halil anlatmışsın. Onu anlatmadın mı? Gittim baktım üşenmedim. Hakikaten var mı böyle bir şeyin hükmü diye. Evet bir adama Eflak şey Eflak mı? Bu da Eflak Voyvodalı satılmış. Para karşılığı. Fakat bakıyorsun Eflak Voyvodalar listesinde adamın adı yok yani. Oraya bile gitmek nasip olmamış muhtemelen. O muhtemelen o şeyi sözünü aldıktan sonra yani gidemedi. Gidesiye kadar isyan bastırıldı. Veyahut da adam onu gösterip bak ben Eflak Voyvodası'yım deyip milletten haraç alıp parçalan tüydü kayboldu. Bak Abi şey bak. yani işte bu hükmü olup olmaması önemli. İşte Evet. Osmanlı kaza şeyi de Astarhan'ı da Kazan Hanlığı'nı da itiraz etmeden önce kanunu şeyde kendine bağlı olduğunu söylüyor. Ama bu demek değil ki orası Osmanlı toprağı. Söylemde olan bir Biliyordu. şey. De facto de jure ayrımı işte De, yani. aynen öyle, aynen öyle. Ya bir de şey var şimdi bu takipçinin yorumu üzerine aklıma geldi. Ya bazen şöyle bir şey oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar da fark ediyordur. Yani şimdi biz konuşuyoruz ya. Konuşmak başka bir şey abi. Hani şimdi Evet. sen bir makale yazıyor olsaydın atıyorum o detaydan da bahsederdin mutlaka. Evet. İşte ama konuşmada adam istiyor ki her şeyi onun istediği şekilde anlat. Veya hani böyle bir tweet atarken de onu istiyor. Buna Ben de da istiyorum ki Evergreen Müslüman olsa nedir değerlisi? Parayı ha, biz isteyelim yani ama işte her isteğisi belli olmuyor. mümkün Yani değil. bak bir de şu var abi. Mesela bu, sen de bilirsin o tabiri. Gubuzluk diye bir laf vardır. Konya'da. Aa. Hani bir adam böyle bir şey bildiğini göstermek için gubuzluk Ya yapar. da Tamam şey derler. Şedde tutturma derler. Tamam mı? Çok mı? böyle bir şey detaya ayrıntıya çok fazla takarak şedde tutturma derler. Yani o şeye benziyor. Şimdi biraz geyik olsun. Kayserili gitmiş kasaba. Yeni yüzük yaptırmış kendisine. Böyle yapıyor. Öndeki kontrfilelerden ver. Şimdi yani o biraz buna benziyor. Yani bir şey göstermek için Eflak'ta bir şey olmuş. Ya yani çok önemli değil ki Eflak'ta bilmem nerede olduğu yani. Yani o çok, zaten var bu bilgi. Yani mesela Mehmet abi onu anlatmasa o hiçbir yerde bulunmayacak bir şey de değil. Yani patrona Halil ile ilgili genel bir şey anlatıyor. Ya da Oğlum kapakçılık adamın olabilir. belirleyiciliği de yoklar. Bir adama bu adam Voyvodalı, şey, Eflak Voyvodalı satılmış ama gitmemiş adam anladın mı yani? Bir yerde bahsi geçiyor. Ekstra bir şey değil yani. Ama işte o kullanıcı onun zevkine varıyor işte. Hani bak bu 2 saat Ben anlattı ama yalan sattım. dolan. Ben sattım Ha. bilgimi. Arasın dursun Ha, şimdi. yani Efla boğdanı anlatmazlar. 2 saat konuşurlar. O işte etrafını onu anlatıyordur muhtemelen yani. Onun heyecanı var onda. Ha.
Bu Böyle enteresan. şey olarak konuya dönelim. Seni daha fazla yormuyor Tamam. ama buradan kick'e kaçacağız çünkü. Bir de Arkadaşlar bir seyirci soru, bir seyirci sorumuz da var. Onu da yanıtlayalım mı? Evet evet. Tabii abi. Yok, ben bir de Melih. Fazlandoğlu destanından bir iki parça okuyacağım. Tamam. Melih 42-35 benim kanalda sordu. Ben de buraya unutmayın diye not almıştım. Paylaşırım burada. Hani İyi yapmışsın belki abi. canlı yayını kaçırmıştır diye. Demiş ki abi tarih metodolojisini hiç yürümeyecek ama ben yine de soracağım. Alemdar Mustafa Paşa yaşasaydı Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı yenebilme potansiyeli var mıydı diye bir soru sordu. Benim metodolojime uyar bu arada bu soru. Çok severim böyle kapıştırmayı. Aşağı yukarı eş zamanlı adamları böyle hani kim alır Evet. şeylerini. Valla Zannetmiyorum ben. Bir Kavala şey olayı. diyeyim mi? Yayyalı şeyle, şey, tepedelerle Ali Paşa'yla birleşse, belki anladın mı? Bir konsensus şey oluşsa, bir ağırlık oluştursalar belki şanslı olurdu. Ama tek başına zor. Ya bir de Kavalalı'yı besleyen çok farklı dinamikler var abi. Yani mesela onları da biz En basiti nedir arkadaşlar? Mısır hazinesi. Nedir Mısır hazinesi? Bir, Osmanlı'ya ayrı vergi gidiyor Mısır'dan arkadaşlar. Bir de cep harçlığı Adana'da padişaha ayrıca vergi gidiyor. Mısır böyle bereketli bir yer. hatta Yani şeyde bile öncekiler çok önemli. Yani İskender için bile çok önemli mesela. Yani Evet. İskender'in biliyorsun seferlerinde İran'la İskender arasındaki en büyük kırılma noktası Mısır'ın İskender'in eline geçmesi. Saf değiştirmesi yani. Çünkü o zamana kadar İranlılar diyorlar işte Mısır'ın asaletine uygun davranmadı ve Mısır'ı sadece bir arpalık olarak gördü. Madem öyle biz seninle birlikte oluyoruz diyor Mısır İskender'e ve her şey değişiyor. Ondan sonra zaten tutamıyorsun adamı en son Hindikuş dağlarına doğru yani adam intihar etti ya da öldürüldü. Sayıları hatırlayamıyorum da şu anda rakamları hatırlayamıyorum. Şey vardı işte Osmanlı'nın Mısır'dan aldığı vergi bir müddet düşüyor. Baya bir sayılarda hani normale göre ortalamaya göre 1700'lerin sonuna doğru. Kavalalı oraya geldikten sonra bölge valisi ayan olduktan sonra devlete çok ciddi meblağda vergiler göndermeye başlıyor. Atıyorum işte 10 bin altın gönderiyorsa bir anda 15 bin 20 bin altına çıkıyor ve şeyde payitahtta çok sevinçle karşılanıyor bu durum işte. Ne büyük devlet adamıymış helal olsun lan sana. Halbuki milletin gırtlağına öyle bir çöküyor ki Mısır'da kat kat fazlasını kendi kazanıyor. Zaten o büyük reform hareketlerini de milletten topladığı çok zorbalıkla aldı böyle cebri bir uygulama yaptığı söyleniyor Mısır'da. Özellikle vergi toplama noktasında. Yani vergi toplama sabıkamıza göre o çok başarılıymış. Hani halkın biraz gırtlağına çökmüş ama Osmanlı'ya göre çok daha başarılı görünüyor vergi politikasında. Bir de Kavalalı'da şey var. Yani ben mesela geçen ilkokuldan arkadaşlarımla bir aradaydım. Şimdi alakalı denecek ama oraya bağlayacağım konuyu. Merak etmeyin. Şimdi konuşurken şunu herkes bir şey anlatıyor. Ben Danimarka'ya gittim. Şurada 2 ay kaldım. Herkes bir şey anlatıyor. Ve nihayet de şöyle bir şey oldu. Yani bizden de bir şey olmadı be abi. Hani buradayız. Çocukluğumuzdan beri aynı semtte oturuyoruz falan. Ya dedim ki bak arkadaşlar. Sizden bir şey olması için ya da bizden bir şey olması için. Ya çok zengin bir ailenin çocuğu olacaktık biz. Diyecekti ki abi Batuhan'cığım işte sen liseyi bitirdiğin zaman şey yapacaksın Kanada'da üniversite okuyacaksın diyecekti. Ya da çok fakir bir ailenin çocuğu olacaktık. An yakarım bu dünyayı anasını satayım Meksika sınırından Amerika'ya gidecektik. Yani Şimdi mafya bu fiyaya ha yani ya da yani o bir sıçrama tahtası olması için bir insanda ikisinden birinin olması Araf'ta lazım. kalmışlarız böyle. Ha, bir hafta kaldığımız için biz ne oluruz ne ölürüz işte hani senede 2-3 hafta ETS turla Avrupa'ya gidebilirsek tamamdır bizim için. Allah Hatırlıyor musun? berekat olsun. Şimdi Ben Karaca gidiyorum. Allah bereket versin. Avrupa'yı görüp görüyorum bir şeydir dedi. Olabilir. Çok Olabilir. Hani özledim ya şimdi kara ağacı. bu örnekte Osmanlı bize benziyor. Kavalalı Aynen öyle. fukara çocuğa benziyor. Aynen öyle. Bak Ama çok güzel oldu. bu şekilde iyi bir zengin ve iyi bir ebeveyn tarafından da sahiplenilmiş. O da ayrı bir konu aslında. Fransa. Yani, ikisi bir araya gelmiş. Yani Kavalalı matbaa açılacak. Aç yani ne olacak ki? Hani ben o reformları biraz seninle görüyorum. Yani cesurca hareket etmiş adam. Çünkü kendi okuma yazması da yok zaten adamın. Hani ya olsun öyle olsun ne olacak ki? Esas Hani ironi de orada zaten. Yani Evet. okuma yazması olmayan adam şey, Vakai Mısri'ye diye gazete açıyor. Şey, devlet gazetesi açıyor yani. Yani çok çok enteresan. Adam Şu da an bir çıkarttı İstanbul'da zaten. Bir şey gel yok. Güzeldi galiba.
Ha düzeldi. Bir Discord gitti herhalde. Discord'a mı bir şey oldu? İnternet sağlam. Bazen evet. Sıkıntı ya. Discord böyle kafayı yiyor bazen. Bir gitti geldi. Kurtardık. Gibi yine mi gitti? Yoksa evet, bende mi bir geldi. Şey var? Yani yine hay Allah. Vallahi evet bir şey. Discord bir şey diyor bize artık var. Böyle. Misafir... Ayarlar bize şey şu anda bilmiyorum yarın yayında durum nasıl da şu internette ayarlar. Evet arkadaşlar Discord bize şu anda şey çekiyor herhalde ya da artık bilmiyorum OBS platformu mu nedir. Hani böyle misafirliğe gidersiniz de böyle yavaş yavaş saatine bakmaya başlayan ev sahibi olur ya ondan OBS çekiyor şu an Discord. OBS çok sıkıntı bir program hocam. OBS'in Allah bir belasını affedersin yani. Çok zor bir program. Şu an verilerde hiçbir sıkıntı yok. Veriler doğru. Ben Streamlab'a geçtim huzuru buldum ya. Zerre kasmıyor bir de en az 720p'lik görüntü duruyor kardeşim. Ayna gibi ya. Ben yıllarca niye böyle tırnak makasıyla kamerada çekmiş gibi yayın yaptım. OBS yüzünden ya. Vallahi billahi. Şu an verilere göre kazanıyoruz. Verilerde bir sıkıntı yok ya. Veriler okey ama niye bilmiyorum ya bir gitti geldi. Şu an Discord'dan kaynaklandı o. Yani bağ ne ya? Ha. Şey hat genişliği bir düştü. O milisaniye olarak 5000 milisaniye geldi oradan gitti görüntü. Ne diyorduk ya? Ha Kavalalı'nın olayını söyledik. Ya Kavalalı dediğim gibi Mısır'da da kendisine karışa neden yok. Kendisinin de dünyaya dair böyle bir ön yargıları. Evet. Ya bunu yapamayız. Ya böyle yaparsak bir sıkıntı olur. Ulema ne der falan diye bir şey yok. Onun için Kavalalı bam gü taktik maktik yok bam 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 diye hızlı bir reform şeyi başlatıyor ve başarısında sırrı bence o tarafta. Şeyi unutma Mustafa sen Pazvantoğlu'nun bir şey mektuplarını okuyacaksın. Ha, Pazvantoğlu'nun destanını okuyacaksın. Bu Cavi tarihinde falan da kısmen geçiyor. Bu şimdi Cam bizde tarihi çok güzel bir kaynak ya o açıdan bu zorbazların şeyini anlatması açısından. Abi, bir de ben şimdiden hatırlatayım belki unuturuz sonra sormayı unuturum. Bitirirken de bu konuştuğumuz konularla alakalı önerilerde bulunalım isterseniz. Bir üçer beşer kitap hani ne okumak ister ya da ne okuyabiliriz daha sağlıklı bu konularda bilgi almak için. Tamam. Onu da düşünelim. Şimdi... Link paylaştım ben ya. Gene paylaşırım. Ha, sana zahmet abi. Dur sana ben buradan atayım şeyleri. Olmadı ya da yorum atarsan da ben sabitlerim daha sonra onu videonun altına. Açıklamaya da yazarız. Linki çıkmıyor da onun için dedim. Okey. Evet. Şimdi burada şeyi ben okuyacağım. Bu Pazvantoğlu vardır malum. Az önce bahsi geçti. Aslen nereli olduğu tartışmalı. Tatar olduğu söyleniyor. Evet. Ama Tuzlalı. Yani Bosna Hersekli. Evet. Bunun enteresan dedesi Pasvan Ağa. Enteresan bir adam. Tuzla'da camiye gidiyormuş. Hersek'te Fransız İskender'in ayinine katılıp Papa için dua ederek kadeh kaldırdığı görülmüş. Onun için de adı duyulmuş bir şey. Eşkıya. Yani adı duyulmuş bir eşkıya. Zaten Priştine'de yakalayıp öldürüyorlar bu Pasvan'ı. Pasvan Ağa'yı. Onun torunu da Pasvanoğlu Osman Ağa. Osmanlı'yla da bir mücadelesi var bunun. O mücadele sırasında bir destan. Malum bir şey yani yöresel şeylerde hem kendi yöresinde hem de İstanbul'da bu tarz metinlerle karşılaşıyoruz bu ayanlar bağlamında. Yani hem bir ayağını öven bir metin olabilir bu. Hem de bazen de işte Osmanlılar gitti şöyle harbettik böyle harbettik savaş destanı kapsamında gösteriliyor. Bu da çok ilginç gelmişti bana Pasvanoğlu'nun destanı. Çünkü sanki bir harp gibi anlatıyor hakikaten. Yani bir Bağdat seferi gibi veyahut işte Fransızların üzerine yürümek gibi falan. Yani yabancı bir milletin üzerine yürümek gibi diyeyim Fransızların. Evet, evet, evet. Çünkü hani, şey bak mantıkta şeyi anladın mı yani o bir beyin başka bir gücün üzerine yürüdüğü zaman devlet de olabilir. Oradan şey anladığım için şey bizim devletli paşamız bununla harp etmiştir oluyor. Evet. Yani o bakış açısı önemli. Tuhaf bir şeydir. Bu böyle destanlarda böyle bir üslup var. Yani Nemçeli de der ki falan filan da diyor. Pazvantoğlu der ki de diyor. Ya da Vahabi de der ki diyor mesela. Vahabi destanı da vardır malum. Şimdi o Pazvantoğlu şöyle başlıyor. Efendim? Tosun Paşa'dı değil mi? Tosun Paşa'dı. Ha işte onun seferini anlatıyor şeyin. Şimdi Pazvantoğlu ne diyormuş? Aman padişahım eyle bir nazar. Yandı Urumeli kurulmaz bazar.
garip kulcazların meteriz kazar. Ne üttüm der devlete, dir Pazvandoğlu. Şimdi Pazvandoğlu'nu çevirmişler, metris kazıyorlar etrafına. Diyor ki, yandı Urumeli gurulmaz pazar, garip kulcazların meteriz kazar. Ne ettim der devlete, der Pazvandoğlu. Aman padişahım neyledim sana, 100.000 sipahi yolladın bana, anlar sipahidir, doymazlar kana. Ne ettim devlete, der Osman Paşa. Pazvandoğlu Osman Paşa. Çok iyiymiş ya. Ali veya Alu diye şey diyor. Alu Paşa der ki vuruldu kösler, açıldı. Tabii Ali Paşa'yı da gönderiyor. Alu Paşa şey bu, Rumeli dağlılarının, Dağlı İsyanlarının üzerine ilk gönderilen paşalardan. Alo Paşa diye geçiyor. Doğulu bir paşa. Kösler dediği de çalgı mıydı? Şey... Kös vuruyor. Kösler. Yani şey... Davuldan davul, işte davul. Ya. Davul. Tamam anladım. Hatta mesela sağır ya da böyle bir şeyi duymayan adama da şey derler. Kös dinlemiş bu. Hani yanında kös çalmışlar duymuyor. Bu şeyin bir eski adı vardı sanki. Şu adını unuttum ya. Sillerin Halil'e falan da derler ona. Onun ismini şey yapalım. Onunla karıştırdım ben. Tamam. Diyor ki Ali Paşa der ki vuruldu kösler, açıldı bayraklar, çaladı asker, Pazvanoğlu bana kendini göster, devletli hünkârım kellerini ister. Pazvanoğlu der ki 45'tir yaşım, sırtıma giymişem ecel kumaşım, dövüşerek kestirmeyince başım, ayağımla gitmem kesseler başım, kıyamam kendime der Osman Paşa. Kıyamam kendime de rastlamayacağım. Ali Paşa der ki gelsin göreyim. Nasıl kahramanmış ben de bileyim. Ocaklı, üzünlü, üç tuğ vireyin. Vezirlüktür yolum bil Pazvandoğlu. Yani seni öldürürsen ben de vezir yapacaklar. Mecburum seni öldürmeye. Ya o şey çok güzel işte. O ilişkiyi meselesini konuştuk ya. Ocaklı, üzünlü, üç tuğ vereyim. Sen teslim ol. Ben de sana üç tuğ vereyim. Vezirlüktür yolum bil Pazvandoğlu. Nasıl olsa vezir olacağım ben. Kusura seni bakma benim için. Ben gidiyorum diyor yani. Benim yolum belli. Bir de şey yani. Şey mutualist de bir şey. Ben seni yendiğim için vezir olacağım. Vezir olunca da sana bir kıyak geçerim. Sen teslim ol diyor. Sen asker Hüseyin Paşa der. Osman Paşa gelsin benim yanıma. Ah deylemişim ben girmem kanuna. Yollayayım ününü devlet yanına. Recacım ben olam bil Paşa kardeş. Peşine de yani ben sana recacı olayım, aracı olayım diyor. En sonunda diyor ki hısmı da kimse çıksın huzuruma. Sığınayım ben Hazreti Hızır'a. Allah kail olmasın Frenç kurbuna. Yıktın Urumel'in gel Pasvanoğlu. Burada da şey enteresan. Frenç kurbuna gitmesin Pazvandoğlu da diye de bir tedbir alınmış yani. Gavura Fransızlarla ve Franklerle, evet, yabancılarla. Evet bir şey olmasın. Abi, muhtemelen de bir münasebetler var. Hatta Fransızlarla bir ara Fransızlar oraya gebe gönderip sürekli bu yerel beylerle ilgili haberleri takip edip haberleşiyorlar. İlişkileri var. En çok da şeyle ilişki kuruyorlar o Rumeli'de. Tepedelenle Ali Paşa'yla. Evet. Tepedelenle çok bir acayip şey, ya. Gerçekten. Ya ondan zaten bir de Batı şeyinde çok var ya o. Resimde de çok etkilemiş yani. Çok onu çizen şeyler 3-4 tane portresi var Tepedelen'in. Bir de şeyim var. Deruni'nin var Pazvandoğlu destanı. Bu zaten onun içinden yani onunla da bir irtibatlı bir metin. Diyor ki size vasfedeyim Nazm ile bir de vidin üzerine olan destanı. Hiç sevmezem cahil ile nadanı, gözlerim daim ahbab ile yaranı. Kamil olup anlayana söylerim, kulak urup dinleyene söylerim. Ehli kemalatın medhin eylerim. Başladım bu söze izni sübhani. Fermanda zikri der kılmayın firak. Cürmünüz affüdüp buyurdu mutlak. Üçtü virip sana eyledim çırak. Osman Paşa lalem vezir aslanı. Şimdi hikayenin döndüğü yer burası işte. Yani bütün Osmanlı'ya isyan eden tayfanın sonu bu. Üçtü virip eyledim seni çırak. Osman Paşa lalem vezir aslanı. Sistem bu zaten. Öldüreceğim seni çabuk. Son 200 yıl, 250 yıl böyle gidiyorsa 3 tuğ vereyim, işimizi görelim yani. Hani o şeyle ilerliyor. İşi bağlayıp sonunda da Deruni diyor ki hemen bir nazm ile nizamımızdur. Deruni dedi icadımızdur. Gece gündüz hakka niyazımızdur. Cümlenize nasibi de imanı. Yani mesleği kapattı. O kadar ölen bir tarafa kaldı. Adam vezir olduğuyla, paşa olduğuyla kaldı. Falan yani ez cümle Osmanlı bunun yakın şeye kadar neredeyse son dönemine kadar çözemediği meselelerden bir tanesi bu ayan meselesi.
Orada da genellikle nişan vererek, taltif ederek, paşa yaparak çözebileceğini düşünmüş. Çoğu zaman da işe yaramamış. Bir kısmına yani işe yaramış. Mesela Babanzadeler, Babanzade Ahmet Naimlerin falan da bulunduğu. Bedirhaniler falan. Bunlar gelip mesela İstanbul'da asilzade ailelere dönüşmüşlerdir. Ama Mehmet abin de çok iyi bildiği gibi daha sonra Kabadayılar devri geldiği zaman da bu Bedirhaniler Göztepe'de Rıdvan Paşa'yı vuracaklar. Şehrebide, o zaman devrin Şehrebidisi İstanbul'da şeyde Göztepe tren istasyonunda vuruyorlar ki onun belgeleri falan çıktı yani. Bunlar bayağı rant, arazi rantı falan. Osmanlı'da da varmış yani mafyavari Şeyim mevzular. otopark mafyası gibi Karışık bir iş neymiş bu olayı ya? olmuş. Bayağı yani Tabii tabii. efsane. Tabii tabii. Biz Şaban Bey Hoca'yla o kitabı başlasak şey yapacağız inşallah. Bakalım kısmet. Evet, Güzel. O yani zaman bugünle benzerlik kurmayayım ben. Sizin kanalı da yakmayayım. kardeşim. Yak abi yak, linç ekmek getiriyor. Genelde bir şey oluyor, karşılığı oluyor, sıkıntı yok. Valla ağzınıza sağlık. Ben çok keyif aldım. Yani çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbetiniz için. Biz Sizi teşekkür daha fazla ederiz. yormak istemiyorum. Çünkü sonra biliyorum ki çok uzun saatler hani sohbet dönüyor bir şekilde. Fakat bittikten sonra kulak çınlaması karşı tarafa gidebiliyor bu sefer. Ulan saat kaç olmuş gibi. Daha fazla şey yapmayayım, sizlerin vaktini almayayım. Ondan ziyade ben seyirciler için hani biraz şey yaptım. Yani hani izleme kolaylığı açısından da 3 saatin Evet. üzeri şey yapabiliyor. Yani ben de şahsen mesela 3 saat hani 2,5 3'ten sonrası şey oluyor. Bir hafif bir mide bulantısı, epilepsiye doğru çalmaya başlıyor. Ya bizim çünkü Burhi ile öyle bir videomuz var 6 saat. Benim de öyle Yani oldu, o kadar saat video var ya. ya Burhi ben ile. abi. hayır, bir de yayından kalktım, ayaklarım böyle yavru ceylan gibi titriyor. Yani hani o anlatıyorum işte, ekranda problem yok. Ekranda güzel güzel anlatıyorum. Yani Şey bu mahvolmuşuz. rakı içmek gibi oluyor. Rakı içerken böyle hani sarhoşluğu şeyde anlamazsın. Tabii Hani canım. otururken ayağa kalktığı zaman dünya şey olur ya. Öyle oluyor abi. Şu an ben okeyim mesela ama belden aşağısını hissetmiyorum. Felç oldum burada Linkleri attım otururken. Berkay, aldın mı? Abi ben Neyi çay attın bile abi? içmedim. Bir de evde yalnızdım. Chat, bizim ortak canlı yayın chatini attım. Canlı Kaynakları. Discord'daki chat'e. Aha, Ha. tamam. Tamam. Hikayenin Ya ben linkini şu an paylaşma şıklarıyla. ilk aklıma gelen bir şeyi ben şimdi söyleyeyim. Yine aklıma gelse ben gönderirim, onları da ekleriz. Şeyi okusunlar ya bu bağlamda. Ayan maya meselelerini konuştuk. Hobsbawm'ı okusunlar. İlkel asileri. Ya yani çok zihin açıcı bir kitap o. Evet. Yani Şuradan biraz daha bakayım. farklı bakabilirler meseleye. Ben Tabii genelde Nexus Story'yi ve aman Songül Yabani'yi buradan izlesinler. şeye Mafya kaydım. ilişkileri için. Bu şu şeyin chatini açamıyorum da şu an abi şey olmaması adına. Ne derler? Aha. Ekran Ha, ekrana kaymaması adına. girmesin diye. Oradan kaymaması adına. Daha sonra ben alta ekleyeceğim senin önerilerini de. Konuyla ilgilenen varsa oradan da şeyi takip edebilir. Açıklama kısmından. Bununla birlikte ben en çok bu hususla ilgili, bu dönemle ilgili hem yakın kaynak olarak hem de yaşayan bir yani Cevdet Paşa'nın eserlerini çok tavsiye edebilirim ve ulaşım Aa evet, kolaylığı da Cevdet Paşa. şeydir. Ulaşım kolaylığı da vardır. İnternette PDF'leri falan da bulunuyor. Bunun dışında çok etkilendiğim düşünüyorum bir Son Firavun diye bir kitap vardı Kavalalı ile ilgili. O da Ekrem mesela Koçu'nun tarihi romanları da okusunlar. Ha, Yani evet. böyle hikaye gibi aklına kalsın, öğreneyim Evet, o diyorlarsa. hikayeleştirme babında bazen öyle oluyor çünkü bazı konuları öyle Tabii dinlediğin tabii zaman daha tabii. fazla ilgi Bu çekebiliyor. Kabakçı Daha Mustafa keyif. romanı mesela. Ya da Yeniçeriler kitabı. Şu an hatırıma gelmedi. Mesela şeyin de güzeldir yine aynı şekilde. Bu ortak bir çalışma var. Kolektif Türkiye Tarihi diye 5 eserlik bir seri vardı. Sina Akşin'in falan şey yaptığı, kaleme aldığı Süreyya Faruki'nin işte bayağı bir isim vardı onun içerisinde. Bu seri Türkiye Tarihi 5 kitaplık seriyi de kullanabilirler. İşte bu dönemi anlatan 1600-1908 yanlış hatırlamıyorsam aralığı bu dönemi anlamak adına o da güzel bir eser idi. Ömer kardeşim bir eser paylaşmış. Osmanlı modernleşmesinde tereddüt ve teceddüt yılları. Yüksel Çelik Güzel. hocamız bize bunu önermişti. Kendisi bu Aa, sene güzel. ödül de aldı diye. Ben de bunu aa bir de ben bu gördüm bu kitabı da alacaktım unutmuştum. İyi hatırlattın Ömer ben de şey Dur yapayım. bakayım. Yeni kitap yanlış Ben de. hatırlamıyorsam bu sene falan çıkan Bunu bir ben de kitap. alayım. Güzelmiş, evet. İşte Allah'a şükür hanımımdan da destek geldi. Sağ olsun şuradan hemen şöyle bir
göstereyim mesela. Örnek bir okuma mesela bu sayıda kimler var? Metin Kunt, Sina Akşin, Süreyya Faruki, Zafer Toprak. Bayağı bir Cem yayınlarından çıkan bir eser arkadaşlar. 5 cilt çok eski dönemlerden başlıyor. Böyle aralık aralık şeye devam ediyor. Yani yıllar bazında. Burada da güzel bir şey var yani. Güzel bir anlatı var. Tanzimat ve Islahat, hani bu konuları merak edenler için de ben bir şey gireyim. Müsaade varsa. Bülent Tanör'ün Osmanlı-Türk Estağfurullah. anayasal gelişmelerine bakabilirler. Bir de şimdi benim de bugün metinlerin orijinallerini böyle bir arada bulayım isteyenler için Sened-i İttifak'tan günümüze Türk anayasa metinleri. Profesör Doktor Suna Killi ve Şeref Gözübüyük'ün İş Bankası'ndan çıkan. Yani burada şeye kadar görebilirler yani yakın şey hatta galiba 80 de vardı bu. 82, 82'ye kadar hani aradaki bazı ufak nizamnamelere kadar çok kapsamlı onu da görebilirler. Bir de enteresan bir şey önereyim. Osmanlı hakimiyetinde Arap Toprakları diye bir kitap vardı. Jane Hathaway. Orada da yani ben şu an yanlış hatırlamıyorsam orada da özellikle Mısır ve Suriye havalisinde yerel ailelerin etkisini ve merkezden gelen Kazdağlılar denen zümrenin Evet. Mısır iktidarında ne kadar önemli olduğunu anlamaları için güzel bir derleme olabilir o. Hatırladığım kadarıyla şu an isimleri yanlış söylemiyorsam onu da tavsiye etmiş olayım. Ben şimdi ekran kayar diye tırsmaktan şeyi açamıyorum. Bu listelerim var. Kitap yaparken kullandığım kitapları içerik yaparken kullandığım kitapları yazıyordum da şu an hatırıma gelmedi. Yani bu temel kaynaklar zaten bir 8-10 tane kaynak derledik herhalde bir yarım asır için. Bunlar Bir de bir şey de var kullanılabilir. hani benim bu paylaştığım listelerde de bir de döküm bulurlar bayağı bir. İki Evet, evet. tanelikte. Evet. O zaman teşekkür etmiş arkadaşlar da chat'tekiler. Çok sağ olun sizlerin katılımıyla. Güzel bir sohbet oldu. Güzel bir hafifçe geyik, bolca bilgi ve ben açıkçası böyle çok üstün hani şeye gitmek istemiyordum böyle. Tanzimat Ferman nedir hocam falan gibi gitmek istemiyordum. Ya Çok da evet, güzel muhabbet oldu. sohbet şekli gitmesi lazım. Daha Şey güzel. çok güzel oldu. Ayanları bayağı detaylıca hani ele aldık. Evet. Diğer taraftan işte Selim Mahmut dönemlerinin pek konuşulmayan, çok böyle göz önünde olmayan hani kitabi bilgiler ve çok göz önünde kitabi bilgilerin dışına çıktık biraz da. Eğlenceli de oldu. Arada Ciguli bir tarafta Kurtlar Vadisi. Çok güzel yerlere gittik geldik. Ağzınıza sağlık Kaçınılmaz valla. Çok ya. teşekkür ederim Eyvallah. Eyvallah. katılımlarınız Biz için. teşekkür ederiz. Ayrıca Mustafa hocamın daha yeni bir kitabı çıktı. Hocam istersen Evet. sana zahmet bir arkadaşlarımıza konuyla ilgili olanlara bir kısa bilgilendirme yaparsan Tamam. güzel olur. Malumunuz en son Fakirizm çıktı bizim Aralık ayında. Ötüken yayınlarından. Olağanüstü tecrübelere merakınız varsa ve işte bunların tarihini merak ediyorsanız böyle bir mikro tarih çalışması onu söyleyebilirim. Bir de inşallah önümüzdeki ay veya daha sonra artık bugün mizampacı bitti. O tarihlerde yani bir iki ay içinde diyelim. Suret Perdesi diye Osmanlı'nın son cumhuriyetçilik yılları ağırlıklı olmak üzere sahne sanatları ve sahne sanatlarında bulunan kişilerin özel yaşamlarına dair enteresan bir derleme hazırladık. İnşallah o da önümüzdeki şeyde çıkacak. Hani sahne sanatları ve dervişler diye bir alt başlık koyduk. Hani meraklılar için onu da söylemiş olayım. İstifade edeni Benden bol olsun inşallah. 2024'e kadar 2020 pardon 2025'e kadar kitap beklemeyin arkadaşlar. Başka işlerle uğraşıyorum. Çok detaya girmeyeyim. Belki Hayırlısı şey ise olsun inşallah. bir gaz Şaban Bıyıklı Hoca'nın şu bizim Kabadayılar tarih Ya kitabının Allah sadece bir aşkına bitirin o eylemini. kitabı ya. Onu yayınlayın artık Şaban Hoca ile şu şeyi. Baba Abi ona daha başlamadık. Ona bir şey üzerine eğilmek formatı şey yapmak lazım. ben... Çok teşekkür ediyorum tekrardan katılımlarınız için. Biz teşekkür ederiz Valla muhabbet için. güzel bir sohbet ettik. Herkese iyi geceler dileyelim o zaman ufaktan. Geceler. Tekrar hala gelenler Eyvallah. var bu arada maşallah. Uzun bir yayın tekrarı bırakacağız sizlere. Artık yayın tekrarında izlemiş olacaksınız. Bugünlük bu kadar diyelim. İnsanların da sonuçta bir nefes almaya zamanı olsun. Saat 12'ye geliyor. Çok sağ olun tekrardan.